Nikos kazanacak ise göre ideal öğretmen, öğrencisinin geçmesini istediği bir köprü olma işlevini üstlenen ve öğrencisinin bu köprüden geçmesine yardımcı olduktan sonra sevinç ve coşkuyla çöküp oradan çekilerek öğrencisini kendi köprüsünü kurmak için yüreklendiren öğretmendir. Bu kitapta yer alan çeşitli sunular bu tür köprüleri simgelemeyi amaçlamaktadır. Bunlar yalnızca benim sevinç ve coşkuyla paylaştığım düşünceler, duygular ve kavramlardır kabul edilecekleri, çok beğenilecekleri ya da önemsenmeyecekleri ve belki de tümüyle reddedilecekleri olasılıklarının bilincinde olarak yazdım onları. Nasıl karşılanacakları benim için önemli değildi. Amacım bu duygu, düşünce ve kavramları ilk sunuluşlarında izleyememiş olanlar ya da yeniden tanımak isteyenler için bir kez daha anlatmaktı. Ben bu düşünceleri paylaştığım için mutluyum. Yaptığım konuşmaları binlerce kişinin ilgiyle izlediğini anımsadıkça bugün bile korkuyla karışık bir saygı duyuyorum. Benim için bu düşünceler 10 yıllık coşkun bir gelişme ve paylaşma olgusunu simgelemektedir. Geriye baktığım zaman hiçbir şey için pişmanlık duymuyorum. Gelecekte de daha iyi ya da daha kötü birçok gelişme ve paylaşma olgusu yaşayacağımı biliyorum. Çünkü ben köprüler kurmayı sürdürmeye kararlıyım. Bir davranış değiştiricisi olarak sevgi. Adımın nasıl söylendiğini bilen birisi tarafından sunulduğunu duymak bana büyük bir sevinç veriyor. Adımdan söz etmeyi çok severim çünkü ABC'nin hemen her harfini içeren o güzel İtalyan adlarından biridir benim adım. B U S C A G L I A harflerinden oluşuyor. Ama o denli çeşitli biçimlerde söyleniyor ki Adımın söylenişine ilişkin en ilginç olay bir şehirler arası telefon görüşmesi yapmak istediğimde olmuştu zannediyorum ki. O an hat doluydu. Santral memuru hanım hat boşalır boşalmaz bana bildireceğini söyledi. Bir süre sonra telefon çaldı. Alıcıyı kaldırdım ve santral memuru "Doktor Bax kara telefonunun bağlandığını söyler misiniz lütfen?" dedi. Ben "Acaba Buzkaklia olabilir mi bu?" diye sordum. Beyefendi Allah'ın belası herhangi bir at olabilir diye çıkıştı. Bugün sizlerle sevgi konusunda söyleşmek için buradayım. Ben buna sınıfta sevgi adını veriyorum. Buraya gelip sınıfta sevgi konusunda konuşma yapmama izin vermeniz gerçekten büyük yürekliliktir. Genellikle benden bu sözcükleri değiştirmem ya da başka sözcükler eklemem istenmektedir. Sevgi, virgül, bir davranış değiştiricisi olarak gibi. Böyle deyince çok bilimsel oluyor ve hiç kimseyi ürkütmüyor. Çalıştığım üniversitede de durum aynı. Sevgi konulu derslerime verdiğim günlerde bütün öğretim üyeleri kampüste benimle karşılaştıklarında, "Hey, cumartesi günü laboratuvarın var mı?" diye takılırlar. Ben de olmadığına ilişkin güvence veririm onlara. Size, sınıfta sevgi düşüncesini geliştirmeme kaynaklık eden etkenleri anlatmak istiyorum biraz. Yaklaşık 5 yıl önce çalıştığım Eğitim Fakültesi'nin dekanı bir gün benimle görüşmek istediğini söyledi. Kocaman, görkemli bir masada oturan otoriter bir adamdı. Ben de kısa bir süre önce Kaliforniya'daki büyük bir okulun özel eğitim bölümünün yöneticiliğinden yeni ayrılmıştım. Çünkü ben de yöneticilik niteliği olmadığını, gerçekte öğretmen olduğumu ve sınıfa dönmek istediğimi anlamıştım. Yerime oturunca dekan, buz Buzkakli'ye önümüzdeki beş yıl içinde neler yapmak istiyorsun diye sordu. Hiç duraksamadan sevgi konusunda ders vermek istiyorum diye cevapladım. Tıpkı şu anda sizde de olduğu gibi bir duraklama bir sessizlik oldu. Sonra dekan gırtlağını temizleyerek e ee, başka?'' diye sordu. Bu görüşmeden iki yıl sonra böyle bir ders vermeye başlamıştım bile. Başlangıçta 20 öğrencim vardı. Bugün 200 öğrencim ve sırasını bekleyen 600 kişilik bir başvuru listem var. En son sınıf açışımızda kayıt süresinin ilk 20 dakikası içerisinde sınıf tümüyle dolmuştu. Bir sevgi dersi için nedenle istek ve coşkunun var olduğunu kanıtlar bu bizlere. Eğitim Siyasası Komisyonu'nun Amerikan eğitim ereklerini saptamak amacıyla her toplanışında saptanan ilk ereğin her zaman öz gerçekleştirim olması beni daima şaşırtmıştır. Ancak ben de ilk öğretimden lisansüstü öğretimine dek süren bir ders bulmak zorundayım söz gelimi ben kimim ya da ben ne için buradayım ya da benim insanlara karşı sorumluluğum nedir veyahut da dilerseniz sevgi gibi. Bildiğim kadarıyla ülkemizde ve belki de dünyada sevgi adlı bir sınıfı olan tek okul bizimkisi. Böyle bir ders verme çılgınlığını yapan tek profesör de tabii ki benim. Aslında bu derste öğretmiyorum ben, öğreniyorum. Öğrencilerimle büyük bir halının üzerinde oturup iki saat süresince tartışıyoruz. Tartışmamız genellikle akşama kadar sürüyor. Ama en az iki ders saati boyunca sevginin öğrenme yoluyla kazanıldığı sıvıyla bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ruh bilimciler, toplum bilimciler ve insan bilimciler yıllardır sevginin öğrenildiğini anlatmaktadırlar bizlere. Sevgi birdenbire kendiliğinden oluşan bir şey değildir. Oysa bana kalırsa hepimiz böyle olduğunu zannediyoruz ve dolayısıyla insan ilişkilerinde bu denli çok sorunla karşılaşıyoruz. Peki ama sevmeyi bize kim öğretiyor? Öğretenlerden birisi içinde yaşadığımız toplumdur ve toplum kesinlikle değişkendir. Anne ve babalarımız da bize sevmeyi öğretmişlerdir. Onlar bizim ilk öğretmenlerimizdir ama her zaman en iyi öğretmenlerimiz değillerdir. Biz anne ve babalarımızın kusursuz insanlar olduklarını düşünebiliriz oysa Çocuklar daima anne ve babalarının kusursuz olduğu inancıyla büyürler ve bir gün bu zavallı insanların kusursuz olmadıklarını anladıklarında düş kırıklığına uğrayıp üzülür ve onlara büyük bir öfke duyarlar. Yetişkin bir kişi olma aşamasına ulaşmak Belki bu iki insanı, bu kadın ve erkeği oldukları gibi görebilmek, bizim gibi sorunları, yanlış düşünceleri, sevecenlikleri, coşkuları, üzüntüleri ve gözyaşları olan sıradan insanlar olduklarını ve hatta yalnızca insan olduklarını anlayabilmek demektir. Önemli olan şudur. Toplumdan ve anne babalarımızdan sevmeyi öğrenmişsek, öğrendiklerimizi unutup yeniden öğrenebiliriz. Dolayısıyla çok umudumuz var hepimiz için çok umut var. Ancak bir gün sevmeyi öğrenmek zorundayız. Birçok şeyin kaynağının içimizde olduğuna inanıyorum. Bu akşam söyleyeceklerimin hiçbiri sizi şaşırtacak kadar yeni olmayacaktır. Size yeni gelecek olan birisinin kalkıp bunları açıkça söylemek yürekliliğini göstermesi ve belki böylece düşüncelerinizi özgürleştirip ben de düşünüyor, ben de duyumsuyorum, böyle duyumsamak çok mu yanlış diye sorabilmeniz olacaktır. Çok ilginç ama 5 yıl önce sevgiden söz etmeye başladığımda ben de gerçekten çok yalnızdım. Başka bir üniversitede çalışan bir meslektaşımla sevgi karşısında davranış değişimi konusunda yaptığım tartışmayı anımsıyorum. O gün salonda olan dinleyicilerin kimisi bugün de buradalar. Ben sevgi konusunda bağırıp çağırarak söyle verdikten sonra bu kişi bana dönüp Buskaklia sen tümüyle uyumsuzsun demişti. Sanırım Tanıdığım tek uyumsuz insan olma ayrıcalığına sahibim ben. Ne güzel değil mi? Ancak bugün o denli yalnız değilim. Çünkü sevgi gittikçe daha çok kişi tarafından önemseniyor ve inceleniyor. Yaşamımın en önemli olaylarından biri Leonard Silberman'ın Sınıfta Bunalım adlı kitabını bulmamdır. Okumadıysanız mutlaka okuyun. Çok güzel bir yapıttır. Büyük olasılıkla eğitim alanının en önemli kitaplarından biri olma düzeyine erişecektir şimdiden en çok satan kitaplar arasında yer alıyor. Çocukları sevenler, özellikle anne ve babalar, Silberman'ın bu kitabını mutlaka okumalılar. Herkesin ilgisini çekebilecek bir kitaptır. Önemli bir toplum bilimci ve ruh bilimci olan Leonard Silberman'a, Amerikan eğitim düzeyinin bugünkü durumunu incelemesi için 3 yıllık Gernich bursunun verilmesi sonucu oluşmuştur. Silberman, Amerika'da eğitimin herkese yönelik olduğu dikkate alınınca, okuma, yazma, yazım ve aritmatik gibi konuların öğretiminde çok başarılı olduğumuz sonucuna varıyor. Evet, bu alanda oldukça başarılıyız ama bireylerimize insan olmayı öğretmede hiç de başarılı olamıyoruz. Bunu anlamak için çevremize şöyle bir bakmamız yeterlidir. Kesinlikle yanlış şeyi vurguluyoruz. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde ders verdiğim ilk yıldı. Garip gelecek ama konuşurken sizi izleyenlerden titreşimler alırsınız. Sanırım siz de bu düşüncemi paylaşıyorsunuzdur. Tepeden bakarak konuşmak yerine karşılıklı konuşmayı yeğlerseniz sizinle dinleyicileriniz arasında bir şeyler oluşuyor. 3-5 kişi büyük laflar etmek yerine gerçekten söyleşip aramızda bağ kurabilirsek ne kadar güzel olurdu. Ancak yine de biliyorsunuz dinleyiciler arasında ötekilerden daha belirgin yüzler ve titreşimler gönderen kişiler olur. Siz onlara ulaşırsınız, onlar da size Ara sıra birinin desteğine gereksinme duyduğunuzda bu kişilere yönelirsiniz ve sanki devam et başarıyorsun demek isteyen bir gülümsemesiyle karşılaşırsınız. İşte ondan sonra her şeyi başarabilirsiniz. Benim de sınıfımda böyle birisi vardı. Güzel bir genç kızdı. Her zaman 6. sırada oturur ve ben konuşurken sürekli olarak başarıyla beni onayladığını belirtirdi. Söylediğim her şeye, aa evet karşılığını verirdi. Notlar alırdı olağanüstü dediğini duyar gibi olur ve gerçekten onunla iletişim kurabiliyorum. Aramızda çok güzel bir şey oluşuyor. Her şey yolunda gidecek. Bu öğrencim öğreniyor gibi şeyler düşünürdüm. Sonra birden derslere gelmemeye başladı. Ne olduğunu tahmin edemiyordum ve gözüm sürekli onu arıyordu. Ama o hiçbir zaman gelmiyordu. Sonunda gidip kız öğrenciler sorumlusuna sordum. Olanları duymadınız mı dedi. Çok başarılı çalışmalar yapan, görülmemiş bir yaratıcılık yeteneği olan bu genç kız, denizin yüksek kayalarla çevrili olduğu Pasifik Palisades bölgesine gitmiş. Arabasını park etmiş, dışarıya çıkmış ve kayaların üstünden aşağıya atmış kendini. Bunu öğrenince kendi kendime, her şeyden önce insan olduklarını unutup insanların kafalarına yığınla bilgi tıkıştırmakla neler yapıyoruz diye düşündüm. Bugün bile olay aklıma geldiğinde üzüntü duyuyorum. Geçenlerde Carl Ruggles böyle fırsatları kaçırma konusunda şöyle demişti. Bugüne dek bir insanın bir başka insana herhangi bir şey öğretmiş olduğuna inanmıyorum. Öğretme uğraşının yararından kuşkuluyum. Bildiğim tek şey öğrenme isteği duyan kişinin öğreneceğidir. Öğretmen de Belki bir yardımcı, öğrenci kişinin önüne bütün yemekleri koyup ne güzel ve coşku verici olduklarını anlattıktan sonra öğrencinin bunları yemesini dileyen bir yardımcı kişi olabilir ancak. İşte yapabileceğiniz bu kadardır. Hiç kimseyi, yenecek şey ne olursa olsun yemeğe zorlayamazsınız. Hiçbir öğretmen, hiçbir öğrenciye bir şey öğretmemiştir. İnsan kendi kendine öğrenir. Eğitimci sözcüğünün kökeni yol göstermek, yardımcı olmak anlamına gelen Latince educare sözcüğüdür. İşte gerçek anlamı budur bu sözcüğün. Yol göstermek. Kendi içimizde coşku duymak, kendimizi anlamak ve bilgimizi başka insanlara sunup bak ne güzel bir şey, gel birlikte yiyelim demektir. Memhalanın sözlerini anımsayın. Yaşan bir ziyafet sofrasıdır. Ama kimi kahrolası yemekler insanı açlıktan öldürür. İşte ben de böyle düşünmeye başladım. Silberman gibi birçok kişi bu düşünceyi gitgide daha çok paylaştığı için içim kolaylaştı ve artık o denli yadırgamıyorum. Ünlü toplum bilinci Sorokin, Sevginin Yolları ve Gücü adlı kitabının giriş bölümünde şöyle diyor. Duyusal aklımız sevginin gücüne inanmakta direniyor. Bize düşsel bir şey gibi geliyor sevgi kendini kandırma, insan beynini uyuşturan bir şey, idealist bir düşünce ve bilimselliği olmayan bir düş gibi yakıştırmalar yapıyoruz. Sevginin, insan davranış ve kişiliğinin oluşumunda biyolojik, toplumsal, ahlaki ve zihinsel evrimleşme sürecinin yönlendirilmesinde, tarihsel olayların yönünün değişiminde, ve toplumsal kurumlarla kültürlerin biçimlendirilmesinde rol oynayan olumlu kuvvetler üzerindeki gücünü kanıtlamayı amaçlayan bu kuramlara ön yargılarımızla karşı çıkıyoruz. Sorokin, kitabının sonraki bölümlerinde bilimsel incelemeler sunarak savını kanıtlamaya çalışıyor. Eğer yalnızca istatiksel olarak gösterilen şeylerin var olduğuna inanıyorsanız çok utanç vericidir bu. Yalnızca ölçebildikleriniz sizi yönetiyorsa acıyorum size. Çünkü ben ölçülmeyene ilgi duyuyorum. Sadece şu anda burada var olana değil. Düşlere de ilgi duyuyorum. Burada var olan hiç umrumda değil. Onu görebiliyorum. Evet, siz yaşamanızı burada var olanı ölçmekle geçirmek istiyorsanız geçirebilirsiniz. Ama ben dışarıda, orada olana ilgi duyuyorum. Görmediğimiz, dokunmadığımız, duymadığımız, anlamadığımız o denli çok şey var ki, gerçeğin içine kapatıldığınız bir kutu olduğunu varsayıyoruz. Ama inanın bana yanlış bu. Ara sıra kapıyı açıp dışarıya bakın ve dışarıda ne kadar çok şey olduğunu görün. Bugünün düşü yarının gerçeği olacaktır. Oysa düş kurmayı unutmuşuz artık. Geçenlerde Buckminster Fuller üniversitemize geldi. Bu yaşlı, olağanüstü adam elinde yalnızca küçük bir mikrofonla karşımızda durup konuşmaya başladı ve salondaki 3-4 bin kişilik dinleyici kitlesini aralıksız 3 saat 15 dakika boyunca büyüledi. Gelecek ve umutla ilgili çok güzel şeyler söylüyordu. Son olarak yarın için çok umutluyum, umudum 3 şeyden kaynaklanıyor. Gerçek, gençlik ve sevgi diyerek mikrofonu bıraktı. Kürsüden ayrıldı. Gerçek, gençlik ve sevgi. İşte yarınımızın umudu bunlardır. Sanırım artık sevgi denilen kavramla yavaş yavaş ilgilenilmeye başlanıyor şimdi. Ve utançta duyulmuyor bundan. Sevgiye dönmek zorundayız galiba deniliyor. Silberman eksik olan sevgidir. Okullarımız, çocuklarımızı geliştirmeyen, yaratıcılık ve sevinci yok eden, özensiz sıkıcı yerler diyor. Aslında okulların dünyanın en güzel ve sevinç veren yerleri olması gerekiyor. Çünkü öğrenmek en büyük mutluluk kaynağıdır öğrenmek olağanüstü bir mutluluktur. Çünkü her öğrendiğimiz şey kendimizi yenilememizi sağlar. Bildiklerinizi yeni öğrendiklerinize uyarlamak zorunda kalmadan hiçbir şey öğrenemezsiniz. Bu nedenle kısa bir süre için seven bir insan kavramına ilişkin düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Seven öğretmen de diyebilirim ama hoşuma gitmiyor bu. Öğretmen de her şeyden önce bir insandır. Çocuklar insanla özdeşleşebilirler ama öğretmenle özdeşleşmekte güçlük çekerler. Öğretmen davranışı içine girmeye başladığınızda aslında söylemek istemediğiniz birçok şeyi söylemeye başladığınızı fark ediyorsunuz. Öğretmenlerimizi eğitiyoruz. Her zaman önce eğitip sonra güzel insanlar olarak meslek yaşantılarına gönderiyoruz. Sınıflara gönderiyoruz onları ve geri döndüklerinde ne diyorlar biliyor musunuz? Öteki öğretmenlerin söyledikleri Mary'i bekliyoruz. Johnny hadi seni bekliyoruz. Johnny'nin oturuş biçimi çok hoşuma gidiyor gibi nefret ettiğim sözleri kendimde söylemeye başladığımı fark ettim. Mary'nin bekleye dur değişine duyar gibi oluyorum. Gerçekten Mary'i bekliyoruz. Ne var ki oynadığımız rol bu. Öğretmen olduğumuz için sınıfın önünde dolaşıp en çok konuşan kişi olu veriyoruz. Üstelik bir şeyler öğrettiğimiz yanılgısına da düşüyoruz. Evet, çocuklar öğrenirler. Bütün yapmamız gereken onlara yol göstermektir. Bu bizim birinci işlevimizdir. Öğretmen okullarında başarılı olamıyoruz. Çünkü yetiştirdiğimiz öğretmenlerin öğretmenlik rolünden soyutlanıp her şeyden önce insan olmalarına ve sadece yol gösterici olduklarını anlamalarına yardımcı olmuyoruz. Bu gerçeği kavradıkları ölçüde sınıfta başarılı olacaklardır. Çünkü çocuklar yol gösteren bir kişiyi tanıyabiliyorlar. Şimdi size seven bir insanın kim olduğuna ilişkin düşüncelerimi anlatacağım anlatacaklarımı siz seven öğretmen kavramıyla bağdaştırmak isterseniz bunda özgürsünüz tabii ki ama benim daha çok önemsediğim şey seven insanın nasıl bir insan olduğudur. İlkin büyük bir olasılıkla en önemli şeyin bu seven insanın kendini seven insan olduğu inancındayım. Şimdi belki de kiminiz yerinde şöyle bir doğrulup Allah Allah bu adam ne demek istiyor diyecektir. Benlik doyumundan söz etmiyorum. Aynanın karşısına geçip Ayna ayna, güzel ayna, benden güzel var mı bu dünyada? Söyle bana demekten de söz etmiyorum. Kendini seven insan sözcükleriyle bunları demek istemediğimi biliyorsunuz. Ben insanın yalnızca sahip olduğu şeyleri verebileceğinin bilinciyle kendini seven kişiden söz etmek istiyorum. Böyle bir insan olabilmek için tüm gücünüzle kendinizi geliştirmeye, bir şeyler öğrenmeye çalışmanız gerekiyor. Dünyanın en akıllı, en iyi eğitim görmüş en ilginç, en yetenekli, en yaratıcı kişisi olmak istersiniz. Ancak o zaman başkalarına verecek şeyleriniz olur. Herhangi bir şeye sahip olmanın tek nedeni onu başkalarına vermektir zaten. Size bilmediğim bir şeyi öğretemem demek çok kolay, saçma ve aptalca bir şeydir. Ne var ki yine de bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Eğer bir topluluğun karşısında duracaksam bir şeyler bilmem ya da söyleyeceklerimin olması gerekir. Eğer söz gelimi öğrenme yeteneksizliği konusunda ders vereceksem bu konuda bilgi edinmem gerekiyor. Sınıfıma yalnızca bildiklerimi öğretebilirim. Dolayısıyla öğrenme yeteneksizliği konusunda iyi bir öğretmen olacaksam bu konuda bulabileceğim her bilgiyi öğrenmek zorunda kalacağım demektir. Bunun harika olan yönü de şu. Buradaki herkese bildiğim her şeyi öğretsem bile hiçbir şey yitirmiş olmayacağım. Bildiğim her şeyi yine biliyor olacağım. Dolayısıyla sorun başkasına vermek değil, başkasıyla paylaşmak sorunudur. Geçen akşam Fuller, size bildiğim her şeyi öğretmek için yalnızca 15 saat yeter demişti. Düşünün, bu denli akıllı, olağanüstü bir insan, ünlü bir bilim adamı ve düşünür söylüyor bunu. 15 saatte size bütün bildiklerimi öğretebilirim. Ama dediğini yapsa bildiklerinden hiçbir şey yitirmiş olmayacak. Onları yine biliyor olacaktır.'' sevgi konusunda da geçerlidir bu. Sizleri tanıma olanağını elde etsem tümünüzü aynı ölçüde sevebilir ve yine de şu anda sahip olduğum sevgiyi ve sevme gücünü hiç yitirmemiş olurdum. Ama ilkin sevme gücüne sahip olmam gerekir. Sevgim dengesiz, sahip çıkıcı, hastalıklı ise size öğreteceğim sevgi de bu türden olacaktır. Herhangi bir konuda çok geniş ve ayrıntılı bilgim varsa bunu size verebilirim. Öyleyse benim sorumluluğum kendimi geliştirerek bilgiyle, sevgiyle, anlayışla, deneyimle, her şeyle dolu bir insan olmaktır. O zaman bunları size verebilirim. Siz de alıp geliştirebilirsiniz. Sevgi dersim yalnızca bir yıl sürelidir. Öğrencim benim verdiklerimi alır, kendi bildikleriyle birleştirir, sonra gider ve güzel şeyler yapmaya başlar. Ben kişilik olgusunu ruh bilimcilerin, toplum bilimcilerin, ya da insan bilimcilerin gördüğü gibi değil, uzun süredir yitirdiğimiz bir şey benzersizlik olarak görüyorum. Her insanı içinde daha iyi bir konum kazanma özlemine kaynaklık eden bir X etmeni olan benzersiz bir birey olarak görüyorum. Benliğinizde sadece size özgü ve başkalarından farklı olan, farklı görmenize, farklı duyumsamanıza ve farklı tepkiler göstermenize neden olan bir şeydir bu. Hepimizde bunun var olduğuna inanıyorum. Dilerim yaşamınızda kişiliğinizi geliştirmenize yardım eden birisine rastlamak şansını elde etmişsinizdir. Çünkü eğitimin özü belki de beyinlere bilgi yığmak değil, bireyin kendi benzersizliğini anlamasına yardımcı olup bunu nasıl geliştireceğini öğretmek ve sonra başkalarıyla nasıl paylaşacağını da göstermektir. Şimdi burada bulunan kişilerin tümü birbirinden farklı, eşi olmayan bireyler olmak için yüreklendirilirlerse, Dünya nasıl bir yer olurdu düşünebiliyor musunuz Ama biliyor musunuz bana öyle geliyor ki bizim eğitim sistemimizin özü bütün bireyleri birbirine benzetip aynı kalıba sokmaktır Bunu başardığımızda kendimizi çok şanslı sayıyoruz Her zaman böyle olduğunu görebilirsiniz Benzersizliğiniz beni ilgilendirmiyor Ben kendimi size yeterince sunmayı başarıp başaramadığımı öğrenmek istiyorum Bana öykündüğünüz ölçüde başarılı bir öğretmen olmuşum demektir Eğitimcilerin son yıllarda dillerinden düşürmedikleri çok sevimli bir hayvanlar okulu öyküsünü sık sık anlatırım. Bu öyküye gülüyoruz ama verdiği dersten yararlanmıyoruz. Tavşan, kuş, balık, sincap, ördek ve öteki hayvanlar bir okul kurmaya karar verirler. Her biri birer öğretim izlencesi hazırlamaya koyulur. Tavşan izlenceye koşma dersinin konmasına diretir. Kuş uçmanın, balık yüzmenin sincap ağaca tırmanmanın ve öteki hayvanlar da kendi özelliklerinin öğretim izlencesine alınmasında diretirler. Böylece öğretim izlencesine hayvanların tümünün önerdikleri dersler konmuştur. Hayvanların tümünün bütün derslere katılmasını zorunlu kılmak gibi büyük bir yanılgıya düşerler. Tavşan koşma dersinde en başarılı hayvandır. Hiçbiri onun gibi koşamaz. Ama öteki hayvanlar tavşanın uçmayı öğrenmesinin iyi bir zeka ve duygu eğitimi olacağından diretirler. Böylece tavşan uçma dersine katılmak zorunda kalır. Hadi uç bakalım tavşan derler. Savallı küçük tavşan havaya sıçrar ve yere düşer. Bir bacağı kırılır kafatası da çatlar. Beyni sedelendiği için daha sonra iyi koşamaz bile artık. Dolayısıyla koşma dersinden pek iyi yerine iyi alır. Uçma dersinden de hiç olmazsa çabalayıp denediği için orta alır. İzlenceyi hazırlayan kurul sonuçtan memnundur. Benzer bir durum kuşun başına da gelir. Uçma dersinde çok başarılıdır. Havada taklalar bile atar ve pek iyi alır. Ama onun da bir köstebek gibi toprağı kazması istenmektedir. Tabi kuşun kanatları, gagası kırılır ve ondan sonra da iyi uçamaz. Kurul onu uçma dersinden orta verdiği için memnundur. Böylece sürer gider bu. Son sınıfın birincisi kim olur biliyor musunuz? Aklı pek gelişmemiş yılan balığı. Çünkü her şeyi biraz becerebilmiştir. Baykuş okulu bırakır. Şimdi de okullarla ilgili bir seçim oldu mu hayır oyu kullanıyormuş. Bu öyküde anlatılanların yanlış olduğunu biliyoruz ama hiç kimse bu konuda bir şey yapmıyor. Büyük bir dahi olabilirsiniz. Dünyanın en ünlü yazarlarından biri olabilirsiniz. Ama trigonometride başarılı olamazsanız üniversiteye giremezsiniz. Ne saçma. Filan dersi, falan dersi başaramazsanız liseden mezun olamazsınız. Ya da falanca dersi başaramazsanız ilkokulu bitiremezsiniz. Kim olduğunuz önemli değildir. Devam zorunluluğunu tamamladıktan sonra okulu bırakan şu kişilere bakın. William Faulkner, John Kennedy, Thomas Edison. Bu ünlü kişiler okula dayanamamışlardı. Okul berbat bir yerde onlar için. Ağaca tırmanmayı öğrenmek istemiyorum. Yaşamımda hiçbir zaman ağaca tırmanmayacağım ki. Ben bir kuşum. Bir ağacın tepesine tırmanmak zorunda kalmadan uçarak ulaşabilirim. Aldırma boş var İyi bir zeka eğitimidir bu. Ayrı bireyler olarak sadece başkalarına benzemekle yetinmemeliyiz. Bu düzenle savaşmalıyız. Söz gelimi sanat danışmanlarıyla. İlkokulda sınıfımıza gelişlerini anımsıyorum. Eminim siz de anımsıyorsunuzdur. Resim dersinde elinize birer kağıt parçası tutuştururlar. Öğretmen resmi karşınıza koyar. Siz de coşkulanmaya başlarsınız. İşte resim saatiniz gelmiştir. Bütün renkli kalemleriniz önünüzde durur. Siz de ellerinizi kavuşturarak öylece beklersiniz. Çok geçmeden o gün 14 sınıfa resim dersi vermiş olduğu için bitkin düşmüş zavallı öğretmen hanım koşarak sınıfa dalar. Şapkası yana çarpılmış. Nefes nefese günaydın çocuklar der. Bugün bir ağaç resmi yapacağız. Bütün çocuklar yaşasın ağaç resmi yapacağız diye sevinir. Sonra öğretmen kalkar, yeşil boya kalemiyle büyük yeşil bir şey çizer. Altına da kahverengi bir gövde ve birkaç tane ot ekler. Sonra dönüp işte ağaç bu der. Çocuklar resme bakıp ama bu ağaç değil lollipop derler. Ama öğretmen resmin ağaç olduğuna diretir. Kağıtları dağıtıp şimdi bir ağaç çizin der. Gerçekte bir ağaç çizin değil, benim ağacımı çizin demek ister. Siz de öğretmeninizin ne demek istediğini ne kadar kısa sürede kavrar, ona bu lollipopu çizip verirseniz o kadar çabuk pekiye alırdınız. Oysa o küçük çocuk o şeklin bir ağaç olmadığını bilmektedir. Çünkü o ağaçları öğretmeninin hiç tanımadığı kadar yakından tanımaktadır. Ağaçlara tırmanmış, düşmüş, kabuklarını çiğnemiş, yapraklarını koklamış, dallarında oturmuş, rüzgarın yaprakları hışırdatmasını dinlemiştir. Ve işte öğretmenin çizdiği resmin bir lollipop resmi olduğunu bilmektedir. Onun için kırmızı, turuncu, mavi, mor ve yeşil boyalarıyla kendi ağacını çizip kıvançla öğretmenine verir. Öğretmen resme bakıp aman tanrım zeka geriliği özel sınıfa gitmesi gerekiyor der. Böyle kişilerin aslında sınıfınızı geçmeniz için benim ağacımın aynısını çizmenizi istiyorum demek istediklerini anlamak ne kadar sürer ki? Bu böylece birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıftan ta lisansüstü seminerlerine dek sürer gider. Lisansüstü okulunuzda seminerler yönetiyorum. Öğrencilerin bu aşamaya gelinceye dek öykünmeyi nedenle iyi öğrenmiş olduklarını görmek insanı çok şaşırtıyor. Düşünmek mi? Ah güldürmeyin insanı onlara öğrettiğiniz bilgileri aynı sizin öğrettiğiniz biçimde sözcüğü sözcüğüne yineleyebilirler size. Bu öğrencileri suçlayamazsınız. Çünkü onlara öğretilen tam da budur. Yaratıcı olun dediğinizde ürkerler. Öğretmen gerçekten böyle bir şey istemiyor değil mi? Öyleyse benzersizliğimize, ağacımıza ne oluyor? Bütün güzel benzersizlikler yitip gitmiş. Herkes birbirine benziyor. Herkes mutlu. R.D. Leng şöyle diyor. Çocuklarımızdan kendimize benzeyen insanlar yarattığımız zaman doyuma ulaşıyoruz. Seven kişi sadece benzersiz olmakla, benzersizliğini geliştirmek ve sürdürmeye çalışmakla yetinmez. En büyük olmak ister. Çünkü bunun başkalarıyla paylaşılabileceği bir şey olduğunun bilincindedir. Lengin yapıtlarını içinizde kaç kişi okumuştur bilmem. Deneyim Siyasaları adlı kitabı size verebileceğim en güzel armağanlardan biridir küçük ama inanılmayacak kadar değerli bir cep kitabıdır bu. Kitapta insan gizil gücünden ve bu gücün gelişiminden söz ediliyor. Bu konuda bir önerme yapıyor Link. Şimdiye dek okuduğum en güzel önermelerden biri. Ne altı çizilmiş ne de italik harflerle dizilmiş. Metnin sıradan bir bölümü yalnızca şöyle diyor. Düşündüğümüz bildiğimizden çok daha az. Bildiğimiz sevdiğimizden çok daha az. Sevdiğimiz var olandan çok daha az. Böylece gerçekte olduğumuzdan çok daha az kendimiziz. Nasıl buldunuz? Ülkemizin her yanında ilginç gelişmeler oluyor. Bireyin insan yönünün geliştirilmesine yönelik kurumlar oluşturuluyor. Herbert Otto, Fitzgerald, Carl Rogers gibi kişiler hiçbir kazanç beklemeden böyle kurumların kurulmasında öncülük ediyorlar. Kitaplarından edindikleri geliri, insanları gizel güçlerini yeniden geliştirme konusunda yardımcı olmak için harcıyorlar yoksa yitip gideceğiz. Fuller kendimize dönelim diye haykırıyor. Görme, duyma, dokuma ve koklama yeteneğimiz var. Hem de düşleyemediğimiz kadar. Ama bunları nasıl yapacağımızı unuttuk artık. Kendimize önemsiyor ve seviyorsak yapmak isteyeceğimiz şeyler bunlardır. 7 yıl kadar önce çok ilginç bir deneyim yaşamıştım. Sahip olduğum her şeyi sattım. Herkesin tam bir çılgınlık olarak nitelediği bir davranıştı bu kültürümüzce değer taşıyan her şeyi, müzik setimi, plaklarımı, kitaplarımı, sigorta poliçemi, otomobilimi satıp topladığım parayla iki yıllık bir dünya turuna çıktım. İki yılın büyük bir bölümünü Asya ülkelerinde geçirdim. Çünkü Asya dünyanın en az bildiğim kıtasıydı. Dünyanın üçte ikisi Batı dünyasının dışında yer alıyor. Bu üçte ikilik bölümde yaşayan insanlar bizden farklı düşünüyor, farklı duyumsuyor, farklı algılıyorlar yaşadığımız batı dünyasından çıkıp İsa'nın adını bile bilmeyen halklar ve yöreler olduğunu görünce insan kendisi ve insanlık hakkında çok şey öğreniyor. Bizim batı kültürümüzün ne düşündüğü, ne yaptığı ve ne duyumsadığına ilişkin hiçbir şeyin bilinmediği yerler var. Buna karşın çatışmaya giriştiğimiz insanlar bunlar. Sözcükleri bizim sözcüklerimiz, duyguları bizim duygularımız değil, bizden farklılar. Bununla birlikte ben bu ülkelere yaptığım yolculuktan çok şey öğrendim. Kamboçya'da olduğum sırada çok ilginç bir şey öğrendim. Bir gün Angkor Wat'ta durmuş, kalıntılara bakıyordum. Banyan ağaçlarının sarıp yuttuğu dev buda başları, havada sallanan maymunlar, yabanil güzellikler, düşlerde bile görülemeyecek güzellikte kalıntılar. Bizim için bütünüyle yeni ve görkemli bir dünya orada Fransızların Kamboçya'dan ayrılmasından sonra da ülkede kalan bir Fransız kadınla tanıştım. Bana, "Bak Leo, eğer Kamboçya'yı yakından tanımak istiyorsan burada bu kalıntıların arasında oturup durma. Bunların tümü çok güzel şeyler ama çık buradan, halkın arasına karış. Neler yaptıklarını öğren. Aslında çok iyi bir zamanda geldin. Çünkü yakında muson rüzgarları esmeye başlayacak ve o zaman bu ülkede yaşam epeyce değişecek." Tonul Sap Gölü'ne git. Çünkü buranın halkı şimdi çok ilginç bir olaya hazırlanıyor. Muson rüzgarları esmeye başladığında gelen sağanak yağmurların yol açtığı seller evlerini ve sahip oldukları her şeyi sürükleyip götürür. O zaman bu insanlar büyük sallara binerler. Birkaç aile bir araya gelip bir salı paylaşırlar. Yağmur yağınca sallar yükselir ve böylece yaşamlarını yine sürdürürler. Ama bu kez topluluklar halinde dedi. Kendi kendime yılın altı ayını birkaç kişi birlikte yaşayarak geçirsek ne güzel olurdu diye düşündüm. Şimdi sizin hele o komşunla birlikte yaşamak mı Allah korusun diye düşündüğünüzü sezer gibiyim. Oysa belki bir komşuyla birlikte yaşayarak başka insanlara bağımlı olmanın nasıl bir şey olduğunu anımsamak ve birisine sana gereksinmen var diyebilmenin mutluluğunu tatmak çok güzel olabilir. Hepimiz büyümek için bağımsız olmak, başka bir kimseye bağlı olmamak gerektiğine inanıyoruz. İşte bunun içinde hepimiz yalnızlıktan ölüyoruz. Bir insanın bize gereksinme duymasına kadar güzeldir. Gereksinme duymak birisine gereksinmem var diyebilmek ne büyük mutluluktur. Ben tümünüze, her birinize gereksinmem olduğunu hiç çekinmeden söyleyebilirim. Ama işin kötüsü yaşamımızın yalnızca rastlantılara bağlı olarak geçip gitmesi. Oysa ben kendi yaşamımda en büyük deneyimlerimi, yaşamlar kesişip iki insan iletişim kurabildiği zaman kazanıyorum. Kamboçyalılar bunu çok küçük yaşta doğadan öğreniyorlar. Doğa olağanüstü bir öğretmendir. Bunu anlamak için bütün yapmamız gereken Toreo'nun Walden adlı yapıtını yeniden okumak. Şu güzel dizeyi anımsayalım. Tanrım, ölüm noktasına erişip de aslında hiç yaşamamış olduğumuzu anlamak. Bu sözcükler üzerinde düşünün biraz. Neyse, bir bisiklete atlayıp göle gittim. Herkes oradaydı. Topluluklarına girebilmek için onlara eşyalarını taşımada yardım etme isteği duydum. Fransız kadına düşündüğümü söylediğimde gülerek "Evet, yardım et bakalım." dedi. Taşıyacakları hiçbir eşyaları yoktu ki. Doğa onlara sahip oldukları tek şeyin nesneler değil, yalnızca tepeden tırnağa kendileri olduğunu öğretmişti. Hiç eşya edinmiyorlardı. Çünkü her yıl Muson rüzgarları geldiğinde eşya koyacak evleri olmuyordu. Kendi kendime önümüzdeki hafta Los Angeles'ta bir muson rüzgarı esse ne yapardım buz kakliye diye sordum. Hangi eşyanı kurtarmaya çalışırdın? Renkli televizyonunu mu, arabanı mı? Matilda teyzenden kalan tükürük hokkasını mı? Birlikte götürülecek tek şey insanın kendisidir. Los Angeles'ta depremler olduğunu duyuyorsunuzdur. İnanın bana, kendisinin ve evinin nereye gideceği konusunda hiçbir bilgi ve denetleme gücünün olmadığını anlamak insanda çok garip bir duygu uyandırıyor. Kısa bir süre önce Los Angeles'ta şiddetli bir deprem oldu. Evim çok zarar gördü bu depremde. Oturma odamın tavanı çöktü, şöminem yıkıldı, su kesildi vesaire. Bu olay birdenbire bize nesnelerin değerini öğretmişti. Nesnelerin anlamsızlığını, sahip olduğumuz tek şeyin kendi varlığımız olduğunu göstermişti. Çevremdeki her şey sallanıp yere düşerken dışarıya çıktım. Şafak yeni söküyordu. Gökyüzünden incecik bir ışık demeti uzanıyordu. Arka bahçemde çiçek açan büyük bir şeftali ağacım var. İşte orada, hiçbir şey olmamış gibi üstünde çiçekleriyle duruyordu. O anda birdenbire bir gerçeği anladım. Görüyor musun Leo? Sen olsan da olmasan da bu güzel dünya varlığını sürdürecek. Bunun bana bir kez daha anımsatılmış olması depreme değerdi doğrusu. Düşünürler ve ruh bilimciler bize şunu yıllardır söyler dururlar. Sahip olduğunuz tek varlık kendi varlığınızdır. Bu nedenle kendinizi dünyanın en güzel, en sevecen, en ilginç ve en olağanüstü insanı yapın. O zaman her koşulda varlığınızı sürdürebilirsiniz. Yunan tragedyasındaki Meda'yı anımsayın. Bu güzel oyunda her şeyin yok olduğu ve kahinin gelip Meda'ya, Medea ne kaldı geride, her şey yıkıldı, her şey yok oldu dediği bölümü anımsıyor musunuz? Meda da ne mi kaldı ben diye yanıt verir. İşte kadın dediğiniz böyle olur. Ne demek ne kaldı? Her şey kaldı. Ben kaldım. İşte kendi benliğinizin önemini anlayıp kendinize sevgi ve saygı beslemeyi öğrendiğiniz ve her şeyin sizden kaynaklandığını anladığınız zaman başka insanlara vereceğiniz şeyler olabilir. O zaman çok önemli bir konuma ulaşmış olursunuz. Çünkü kendinizi sevmiyorsanız bunu yeniden öğrenebilirsiniz. Kendinizden yeni bir insan yaratabilirsiniz. Evet yapabilirsiniz bunu. İçinde bulunduğunuz ortamdan mı hoşlanmıyorsunuz? Yıkın onu ve yenisini oluşturun. Çevrenizdeki insanlardan mı hoşlanmıyorsunuz? Kurtulun onlardan ve yeni insanlar tanıyın. Ama bunu siz yapmak zorundasınız. Her şey size bağlıdır. Evet, bu birinci önerim. Yalnızca bunları söylemekle yetinsen bile sizlerde bir istek oluşturduğuma içtenlikle inanıyorum. Fransız düşünür Saint-Exupéry yazdığı o güzel kitapların birinde olağanüstü güzel bir düşünce öne sürüyor. Sevgi benim kendi benliğinize dönmeniz için sevecenlikle size yol göstermem olsa gerek. Benim sevgiye ilişkin bir tanımlamam yok. Ama Saint Expert'in tanımı için duyduklarımın en sağlıklısı diyebilirim. Sevgi, benim kendi benliğinize dönmeniz için sevecenlikle size yol göstermem olsa gerek. Benim olmanızı istediğim biçime değil, kendinize. San Francisco'da Kent Işıkları adlı kitap evini kaçınız bilir bilmem. Çok ilginç bir yerdir. San Francisco'ya giderseniz mutlaka uğrayın oraya. Dükkanın üç katı da cep kitaplarıyla dolu. Dünyada bu kadar çok cep kitabı var mıymış diye düşünüyor insan. Bir bölümü tümüyle özgün bir bölüm. Sizin, benim gibi kişilerin, düş kırıklığına uğramış yazar ve ozanların çalışmaları satılıyor bu bölümde. Bir bölümde de yalnızca şiirler satılıyor. Tek yapacağınız şey, şiirinizi bir kağıda teksir edip, zımbalayarak bir rafa koymak. Bir köşeye de 5 cent lütfen yazılı bir kağıt parçası iliştirebilirsiniz. Dükkana gelenler bunları alıp gerçekten okuyorlar. Bir gün bu dükkanda dolaşırken bir kitabın adı beni çok etkilemişti. Yalnızca 500 tane basılmıştı. Kitabın adı ben ne bir ayrıcalık ne de günahım. Yeterli ya da kusursuz olmayabilirim ama ben varımdı. Bu sözcükler sanki bir tokat gibi raftan yüzüme inmişti. Kendi kendime oh olsun sana diye düşündüm. Kitabı alıp açtım. Yazar genç bir kızdı. Adını yalnızca Michel olarak imzalamıştı. Şiirleri kendisi yazmış, resimleri kendisi çizmişti. Her zamanki alışkanlığımla kitabın ön sözünü ve ilk bölümlerini atlayıp orta bölümlerine göz attım. İlgimi çeken bir şiir bulup okudum. Şöyleydi. Mutluluğum kendimde, sizde değil. Yalnızca gelgeç olmanızda da değil. Olmadığım gibi olmamı istediğiniz içindir. Bu dizeleri bir eğitimci açısından inceleyin. Şiire devam ediyorum. Mutlu olamam değişirsem, sadece sizin bencilliğinizi doyurmak için. Hoşnutlu olamam eleştirdiğinizde beni, sizin gibi düşünmediğim ya da görmediğim için. Uyumsuz diyorsunuz bana. Oysa inançlarınızı her karşı çıkışımda siz de benimkilere karşı çıkıyorsunuz. Aklınızı biçimlendirmeye çalışmıyorum. Biliyorum, kendinize bulma savaşı veriyorsunuz bana akıl vermenizi de kabul edemem çünkü kendimi bulma çabasındayım ben de. Şimdi bir de okuyacağım dizeleri dinleyin. Saydam olduğumu söylüyorsunuz ve kolayca unutulacağımı. Öyleyse kim olduğunuzu kanıtlamak için yaşamımı kullanmaya kalkmanız neden? Öğretmen olarak düşünün bu dizeler üzerinde. Seven kişiler olarak düşünün. Yurttaş olarak düşünün. Anne ve babalar olarak düşünün. Hepinize bir şeyler söyleyecektir. Saydam olduğumu söylüyorsunuz ve kolayca unutulacağımı. Öyleyse kim olduğunuzu kanıtlamak için yaşamımı kullanmaya kalkmanız neden? Daha sonra Michel'in kim olduğunu öğrenebilmek için kitabın ilk sayfalarına döndüm ve giriş bölümünde şu yazıyı gördüm. Michel, yolunu sürdürmek için o sesli kıyı geçmeden önce o kadar kısa süre birlikte olmuştuk ki. Aylardan 1967'nin Temmuz'uydu ve sen henüz 20 yaşındaydın. Ardında bize 25 şiir bıraktı. Yalnızca ben olmak ona çok güç gelmişti. Umarız bu şiirler senin istediğin gibi sunulmakta Michel. Sen yazıyorsun. Seni seviyoruz. Sana gereksinme duyuyoruz ve yeniden buluşuncaya dek seni unutmayacağımıza söz veriyoruz. San Francisco, Temmuz 1969. Kanımca, seven insanın ikinci önemli özelliği kendini sıfatlardan kurtarmasıdır. İnsan olağanüstü şeyler başaran gerçekten görkemli bir varlıktır. Olağanüstü yaratıcı bir beyni vardır. Söz gelimi zaman kavramını yaratmıştır. Ama sonradan zamanın tutsağı olmuştur. Örneğin şimdi ben sürekli olarak saatime bakmak zorundayım. Çünkü belli bir saatte kahve molası verilecektir. Belli bir saatte siz buraya geleceksiniz. Belli bir saatte yemek yiyeceğiz. Saat 12 olunca aç olmasak bile yemek yeriz. Çünkü saat 12 olmuştur. Sınıfta otururken kendinizi coşkuyla dersinize verdiğiniz ve çok güzel şeylerin oluştuğu bir anda zil çalı verir. Herkes dışarıya fırlar. Saat 7 olmuştur. Kusuruma bakmayın. Şimdi gitmek zorundayım. Büronuzda bir anne dişlerini sıkarak ağlarken dışarıda sizi bekleyen başka birisi varsa bunu o kadıncağıza söylemek zorunda kalırsınız. Özür dilerim. Öykünüzü yarıda kesmek zorundayım. Sizinle yarın saat 8'de yeniden görüşürüm. Saatle yönetilen derslerimiz var. Saatle yönetilen eğitim. Saat 9'dan 9.05'e kadar dertleşme. 9.05'ten 9.30'a kadar birinci okuma grubu. 9.30'dan 9.45'e ikinci okuma grubu. Birinci okuma grubu tam bir konuya gerçekten ilgi duymaya başladığı anda öğretmen aman Allah'ım saat 9.30 olmuş der. Tamam ikinci grup gelsin. Saatle öğrenme olmaz. Sınırlamayla öğrenme olmaz. Aritmatik zamanı olmaz. Yazım zamanı olmaz. Her şey bir arada öğrenilir. Ama yine de bu düzeni sürdürüyoruz. Şimdi yazımla uğraş, sonra batıya göç öğren. Zamanı yaratıyor ve sonra onun tutsağı oluyoruz. Sözcükler de yaratıyoruz. Bizi özgürleştireceklerini varsayıyoruz. İletişim kurmamızı sağlayacaklarını varsayıyoruz. Oysa Bizi tutsak eden kafeslere dönüşüyor onlar. Bookminster Fuller'ın sözleri ne güzeldir. Başkasının bana öğrettiği sözcüklerden öylesine bıkmıştım ki sonunda çevremden uzaklaşıp Chicago'da bir gettoya gittim. Ve orada ailemden, arkadaşlarımdan uzakta beynimi bu sözcüklerden arındırıp benim için uygun sözcükleri bulmak için iki yıl geçirdim. İki yıl sonunda konuşurken kullandığım sözcükler kendi sözcüklerimdi, bir başkasının değil. İlginç bir açıklama. Şimdi Fuller sözcüklere saygı duyuyor ama bizler sözcüklerin tutsağıyız. Timothy Leary, Harvard Üniversitesi'nde psikolinguistik konusunda başarılı çalışmalar yaptığı sırada hiç unutamayacağım şu sözleri söylemişti. Sözcükler gerçeğin dondurulmuş biçimidir. Sözcüklerin anlamlarını çocuklarımıza henüz anlama ve karşı çıkma düzeyine gelmeden öğretiyoruz. Sözcüklerle korkuyu, önyargıyı, her tür şeyi öğretiyoruz. Sözcüklerin nedenli dışlayıcı etkenler olduğunu anlamak için, şimdi birinin çıkıp size takılmak için, bu Buzkakli'ye denen adamdan sakın, adı kara listede, komünistin biridir demesi yeterli. Ondan sonra başıma gelecekleri görün. Söylediğim her şey bu komünist sözcüğünün imbiğinden geçirilecektir. Doğuda bir üniversite, Amerika'da komünizm sözcüğünün anlamına ilişkin bir araştırma yapmış. Araştırmacılar sokakta yürüyen sıradan kişileri durdurup komünizmi nasıl tanımlarsınız diye sormuşlar. Kendilerine soru soranlardan kimisi korkudan ölecekmiş neredeyse. Bu araştırma raporunu okumalısınız. Çok eğlendirici. Bir kadın, eh, gerçekten ne anlama geldiğini bilmiyorum ama Washington'da hiç yoktur umarım demiş. İşte size komünizmin iyi bir tanımı. Yanıtların tümü aşağı yukarı bu türde. Bulunduğunuz kentten kovulmak için komünist olmanız yeterlidir. Oysa anlamını bile bilmiyorsunuzdur belki. Zenci, Katolik, Protestan, Yahudi ve benzeri gibi sözcüklerde de durum böyle. Bir şeyin adını duymanız yeter. O konuda hemen her şeyi bildiğinizi sanırsınız. Hiç kimse bu insan ağlar mı, duyguları var mı, anlar mı, umutları var mı, çocuklarını sever mi diye düşünme sıkıntısına katlanmaz. Ah sözcükler! seven bir insansanız sözcüklere egemen olur, onların size egemen olmasına asla izin vermezsiniz. Bir sözcüğün anlamını ancak deneyimle kavradıktan sonra kabul edersiniz. Çocukluk yıllarımda çok ilginç bir deneyimim olmuştu. Los Angeles'ta İtalyan göçmeni bir anne ve babanın çocuğu olarak doğdum. Kentteki bütün öteki İtalyan ailelerle birlikte bir gettoda yaşıyorduk. Yaşam çok güzeldi. Sonra bir yaşına geldiğimde ailem İtalya'ya dönmek zorunda kaldı. Beni de götürdüler. İsviçre İtalya Alplerinin eteklerinde annemin ve babamın doğum yeri olan Ağustos adlı küçük bir kente geldik. Milano ya da Torino'ya giden birçok tren Ağustos'un küçük istasyonundan geçip gider ama durmaz. Yalnızca bir tren durur. Küçük bir çocukken istasyona gidip trenlerin bunlayarak geçip gitmesini izlediğimizi anımsıyorum. Bu küçük kente herkes birbirini tanırdı. Başlıca geçim kaynağı şaraptı. Dolayısıyla herkes her zaman çakır keyifte dolaşırdı. Çok güzel bir şeydi bu. Ama asıl güzel olan herkesin birbirleriyle ilgilenmesiydi. Yakınlık vardı. Söz gelimi Maria hastalanınca herkes bunu duyar, ona bir tavuk ya da kabak yemeği getirir, çocuklarına bakardı. Çünkü insanlardan oluşan bir toplumdu. 5 yaşına geldiğimde annem ve babam Los Angeles'a dönmeye karar verdiler ve döndük. Tam bir kültür şoku. Birdenbire kendimi yaşasam da ölsem de aldırmayacak kocaman bir kentin ortasında buluvermiştim. Sıfatlar konusunda ilginç bir şey daha. O sıralarda mafya örgütü adından çok söz ettiriyordu ve bütün İtalyanlar mafya üyesi olarak görülüyordu. Bana da pis İtalyan derler, çocuklar çekil yanımızdan leş kokulu İtalyan diye bağırırlardı babama koşup baba bana niye pis İtalyan diyorlar diye sorduğumu anımsıyorum. Babam "Aldırma Felis, canını sıkmasın bu. İnsanların adları vardır. Bize adlar takılır ama hiçbir anlamları yoktur." demişti. Oysa bu durum beni gerçekten üzüyordu. Çünkü çok dışlayıcı bir davranıştı. Bana bu sıfatları yakıştırarak benim hakkımda hiçbir şey öğrenemiyorlardı. Örneğin İtalya'dayken annemin bir opera şarkıcısı Babamın da bir garson olduğunu hiçbir zaman öğrenemediler. Bir operayı tümüyle okuyacak kadar kalabalık bir ailemiz vardı. Annem piyanoya geçip bütün opera ezgilerini çalar, biz de rolleri paylaşırdık. Hepimiz birlikte şarkılar söyler, çok mutlu olurduk. 8 yaşına geldiğimde 5 operayı ezbere biliyordum. Her rolü oynayabiliyordum. Ama işte onlar bana pis İtalyan demekle de bunları öğrenemiyorlardı. Annemin sarımsağın bütün hastalıklara iyi geldiğine inandığını da bilmiyorlardı. Annem her sabah bizi sıraya dizer, sarımsak sürdüğü küçük bir mendili boynumuza sarardı. Biz anne ne olur yapma desek de o susun diye çıkışırdı. Çok sevecen bir kadındı. Bizi bu mendillerle okula gönderirdi. Beleş gibi kokardık. Ama size bir gizimi vereyim. Bir gün bile hastalanmazdım. Sanırım bunun nedeni hiç kimsenin bana mikrop bulaştıracak kadar yaklaşmamasıydı. İnanılmaz bir şey de olmuştu. İlkokulu bitirirken okula gitmediğim gün hiç olmadığı için bir armağan vermişlerdi bana. Şimdi çok kültürlü bir insan oldum ve boynuma sarımsaklı mendil de takmıyorum. Ama her yıl gribe yakalanıyorum. Onlar bana pis İtalyan dediklerinde bunu bilmiyorlardı işte. Babamın çok ataerkil bir aile reisi olduğunu da bilmiyorlardı. Evde olduğu pazar günleri büyük bir masanın çevresinde otururduk ve babam ona o gün öğrendiğimiz yeni bir şeyi anlatmadan masadan kalkmamıza kesinlikle izin vermezdi. Masaya oturmadan önce ellerimizi yıkarken kız kardeşlerime bugün ne öğrendiniz diye sorardım. Hiçbir şey diye yanıt verdiklerinde Evet ama bir şey öğrenmemiz gerekiyor derdim ve hemen gidip bir ansiklopedi karıştırır. Herhangi bir şey, söz gelimi Nepal'in nüfusunun 1 milyon olduğu gibi bir şeyi öğrenir, masaya otururduk. Yemek boyunca da öğrendiğimiz şeyi düşünürdük. Nefis yemekler yerdik. Annem yaşamı boyunca yemek tarifleriyle ilgilenmemişti. Pişirdiği taze fasulye masanın ortasında öylesine kocaman bir yığın oluştururdu ki karşımda oturan kız kardeşimin yüzünü göremezdim. Yemeğini bitirince babam tabağını iter ve bana dönerek Pelis bugün ne öğrendin bakalım diye sorardı. Ben de Nepal'in nüfusu bir diye başlardım. Hiçbir şey o adamın gözünde önemsiz değildi. Sonra anneme dönüp hanım sen biliyor muydun derdi. Biz de onlara bakıp ne garip insanlar derdik. Arkadaşlarımıza annene ve babana Nepal'i anlatmak zorunda kalıyor musun diye sorardık. Onlar, bizimkiler bizim bir şey bilip bilmememize aldırış etmiyorlar ki derlerdi. Ama size bir gizimi daha anlatmak istiyorum. Bugün bile Feliz yatağa girip çarşafların arasında keyifle kıvrılıp uyumak üzereyken, o gün belki 29 saat çalışmaktan neden yorgun düşmüş olursa olsun, kendi kendine, Feliz bugün ne öğrendin diye soruyor. Bu soruyu yanıtlayamazsa, kalkıp bir ansiklopedi karıştırarak yeni bir şey öğrenme gereğini duyuyor. Eğitim bu demektir belki de. Kim bilir ama işte onlar bana pis İtalyan demekle bunu öğrenemiyorlardı. Beni tanımak isterseniz kafamın içindekileri öğrenmek zorundasınız. Ve ben de sizi tanımak istersem sadece bu kişi şişman, bu kişi zayıf, bu kişi Yahudi, bu kişi Katolik diyemem. İnsan bu denli basit değildir. Özel eğitim konusuyla ilgilenenler bu lanet olası sıfatları iyi bilirler. Kimi çocuklara zekaca gelişmemiş deriz. Ne demektir bu? zekası gelişmemiş hiçbir çocuk görmedim ben. Yalnızca birbirinden farklı çocuklar gördüm. Onlara öğrenci adını veriyor ve sınıfın karşısına geçip tümünü aynı biçimde öğretebileceğimizi zannediyoruz. Sıfatlar Seven insan kendisini sıfatlardan soyutlar. Yeter artık der. Seven kişinin gereksiz şeylerden hoşlanmayan ve iki yüzlülüğe göz yummayan bir insan olduğu düşüncesindeyim. Rostin, acımasız olan güçsüz olandır sevecenliği yalnızca güçlü olandan bekleyebiliriz der. Çok doğru. Eğitim alanında da bu iki yüzlülüktür. Bunu sürdürmeyeceğiz artık demek yürekliliğini gösterebilecek güçlü kişilere gereksinimimiz var. Bu düşünceyi paylaşıp hayır değişmek zorundayız artık yoksa kendi kendimizi yok edeceğiz diyebilecek insanlara. Kötü bir yazgıya doğru ilerliyor gibiyiz sanki. Bugün için öğretiyoruz ama şimdiden yarını da yaşıyoruz öz yıkımımızı hazırlayışımıza hiç şaşırmamak gerek. İki yüzlülükle ilgili küçük bir öykü anlatmak istiyorum size. Öğretmen yetiştiren bir okulda çalıştığım yıllardı. Bir an önce öğretmen olmak için can atan genç bir hanım öğrencim vardı. Öğretmen olmasının yanı sıra yaşamımda tanıdığım en güzel insandı. Bir sınıfa ders vereceği günü o denli coşkuyla bekliyordu ki sabredemiyordu. Sonunda bir sınıfı oldu. Büyük bir gündü bu onun için okul birinci sınıfta okutacağı sınıf. Genç öğretmen sınıfa girince öğretim izlencesi rehberi denen o sevimli şeyi eline alır. Ben kitapların kutsal olduğuna inanırım ama elimden gelse dünyadaki bütün izlence rehberi kitapçıklarını hiç duraksamadan yakardım. Neyse bu genç öğretmen rehberde Kaliforniya'nın bu bölgesinde ilkokulların birinci sınıfının ilk dersinde market konusunun işlendiğini görür. Market çok şaşıran genç öğretmen olamaz, inanmam. İlk derste marketin öğretildiğine inanamıyorum der. Bu çocuklar bir marketi çok iyi bilirlerdi. Marketlerde büyüdüler denilebilirdi. 2 ya da 3 yaşındayken arabalarıyla marketlerde az mı dolaştırılmışlar, az mı konserve kutusunu devirmişlerdi. Marketlerde her çeşit yaramazlığı yapmışlardı. Anneleriyle her gün gidiyorlardı markete. Oysa o görkemli ders ünitesi süpermarkete gidilmesini gerektiriyordu. Genç öğretmen olanaksız bir şey bu der ama işte izlence rehberi somut olarak önündedir ve her çeşit şeyin yapılacağını yazmaktadır. Kartondan market, kilden muzlar yapılacaktır. Oysa çocuklar yaşamları boyunca gerçek muzlar yiyorlar hem de kimi zaman kabuklarının üstüne basıp kayarak düşüyorlardı. Ama okulda kilden muz yapmak için 6 hafta harcanıyordu insan gücünün boşa harcanması. Neyse, öğretmen yerine oturur. Çok iyi bir öğretmendi ve her zaman öğrencilerinin tarafını tutardı. Öğrencilerine dönüp onların ilgisini uyandıracağını umarak, "Çocuklar, market çalışması yapmaya ne dersiniz?" diye sorar. Çocuklar "Berbat" diye yanıt verirler. Gördüğünüz gibi, bundan şimdiki çocukların bizim çocukluğumuzdaki gibi aptal olmadığı anlaşılıyor. McLuhan yaptığı bir araştırmayla anaokuluna başlayıncaya dek çocukların 5000 saat televizyon seyretmiş olduklarını ortaya çıkarttı. Çocuklar renkli televizyonlarda insanların ölmesini izliyorlar, yıkımlar, savaşlar ve kırımlar izliyorlar şimdi. Ondan sonra biz bu çocukları alıp sınıfa getiriyoruz ve Spot demiş ki aman ne hoş gibi şeyler okutarak ilgilerini uyandırmaya çalışıyoruz. Öğretmen sonra çok güzel bir şey söyler. Peki öyleyse ne yapmak istersiniz? Çocuklardan biri Benim babam Jet Motorlarında çalışıyor. Bize bir füze getirebilir. Biz de füzeyi sınıfa yerleştirip çalıştırabilir ve hepimiz birlikte aya uçabiliriz der. Çocukların tümü yaşasın derler. Öğretmen biraz düşünüp peki babana söyle der. Ertesi gün çocuk sınıfa minyatür bir füze getirir ve bir yere yerleştirir. Arkadaşlarına füzenin nasıl bir şey olduğunu, ne amaçla kullanıldığını ve ne gibi parçalardan oluştuğunu anlatır. Bunları anlatırken kullandığı terimleri tahtaya yazar. İlkokul birinci sınıftır bu. Oysa üniversiteye gelinceye dek fizo konusu çalışılmaz. Öyleyse bu çocuklar daha ilkokul birinci sınıfta böyle bir şey yapabiliyor üniversitede ne çalışacaklardır? İzin veremeyiz buna. Korkunç bir şey bu. Bu çocuklar süpermarkete gitmek zorundadır. Ama sınıfın hali görülmeye değerdir inanamayacağınız kadar çok matematiksel kavram öğrenirler. Bir cumartesi günü jet motorları merkezine bir gezi yaparlar ve orada gerçek füzeler görürler. Füzelere binerler, sevinçten çılgına dönerler. Görevleri olduğu için bu izlence rehberini savunmak zorunda olan zavallı müfettişlere de acıyorum. Aslında onlar da daha iyi şeyler yapmak istiyorlar. Ama işte gerçek ortada. Sizin göreviniz bu izlenceyi uygulamak. Onlarınki ise bu kitapçıkları her yere taşıyıp desteklemek. Sözünü ettiğim bu sınıfa da bir gün bir müfettiş girer. Çevresine şöyle bir bakınır. Ortada bir füze, tahtada hiç görmediği, yarısını bile bilmediği bir sözcük listesi, duvarlarda formüller ve çocukların anlayıp gerçek bir coşkuyla uğraştıkları birçok garip şey görür. Öğretmen Mrs. V'ye sorar. "Market nerede?" Mrs. V, "E ee, görüyorsunuz. Çocuklar aya gitmek istediler. Onun için bu füzeyi der." Ve müfettiş her neyse Mrs. F izlence rehberinizi okudunuz mu? Rehber nerede? Bu okulun birinci sınıfında ilk dersin konusunun market olduğu belirtilir der. Sonra bu sevimli müfettiş hanım gülümseyerek mutlaka bir market yaptıracaksınız değil mi canım diye sorar. Daha sonra Mrs. F çocuklara döner. Çocuklar gelecek yıl yine bu okulda olmamı istiyor musunuz diye sorar. Çocuklar evet tabii diye yanıtlayınca Peki, öyleyse bir market yapmak zorundayız der. Çocuklar çok anlayışlı davranıp harika ama çok çabuk yapalım derler. 6 haftalık ders ünitesini 2 günde tamamlarlar. O lanet olası kutuları birleştirip bir market kurarlar. Kilden muzlar yaparlar. Sonra iki yüzlülük üzerine iki yüzlülük. Müfettişin her gelişinde kilden muzlarını gösterip otomatik kasaya gidip kilden muz almak ister misiniz diye sorarlar. Ama müfettiş hoşnut bir halde sınıftan çıkar çıkmaz hemen ay yolculuklarına geriye dönerler. Böyle şeylerin sürüp gitmesine artık izin veremeyiz. Bir öğretmenin çıkıp ben çocukları bir daha markete götürmeyeceğim. İstiyorsanız siz götürün demesi gerekiyor artık. Seven insanın doğal olduğuna da inanıyorum. Dünyada en çok görmek istediğim şey insanoğlunun başlangıçtaki doğallığına, duyumsadığını ve düşündüğünü olduğu gibi söyleyen, başkalarının duygu ve düşüncelerine kolayca uyum sağlayabilen küçük bir çocuğun doğallığına dönmesidir. Birbirimizle yeniden ilgilenmemizdir. Başkalarının nasıl olmamız gerektiğini öğreten sözcükleri bize öylesine egemen oluyor ki gerçekte kim olduğumuzu unutuyoruz. Emily Post, genç bir hanım yüksek sesle gülmez, yalnızca kıkırdar diyor aldırmayın. İçinizden kendi kendinizi yerlere atıp halıyı yumruklayarak kahkaha atmak geliyorsa yapın bunu, yararlıdır. Öfkelenmemek gerekir. İnsanlar öfkelenmemelidirler. İyi ama bütün öfkenizi içinizde saklayıp biriktirirseniz sonunda akıl hastanesini boylarsınız. Canınız bir şeye sıkıldığı gün, gün boyu öfkeden gözleriniz yuvalarından fırlamış, gırtlağınızda sizi boğan bir yumrukla dolaşmaktansa sınıfa girer girmez oturun, Bakın çocuklar, bugün çok sinirliyim, gürültü etmeyin demek çok daha iyidir. Böyle davrandığınızda çocukların size anlayış göstereceklerini ve sınıfta gürültü yapmaktan kaçınacaklarını göreceksiniz. Çünkü çocuklar gerçek bir insanla özdeşleşebilirler. Bir arkadaşları gürültü yaparsa hemen onu dürtüp kes gürültüyü, öğretmenimizin canı sıtkın diye uyaracaklardır. Ancak öğretmenin onlara kendisinin bir insan olduğunu göstermesi gerekmektedir. İçinizden bir öğrencinin bir şakasına gülmek geliyorsa gülün. Gittiğim okullarda öğretmenlerin söz gelimi Johnny adlı bir öğrencinin söylediği bir şeye yalnızca öğretmenler odasında gülüp o öğrencinin gülmelerini görmesine izin vermemeleri beni her zaman şaşırtırdı. Beni her zaman şaşırtmıştı. Sınıfta Johnny yeter artık denir. Sınıfta Johnny yeter artık denir. Johnny şakasına neden o anda gülünemez. Gülünç bir şeydir oysa. Johnny, sen bir soytarısın. Şimdi otur yerine ve çeneni kapa. Niçin içten davranılmıyor? Doğal olalım. Ama her davranışımız için izin istemek zorundayız. Çünkü kendi duygularımıza güven duyamıyoruz artık. Resmi toplantılarda konuşma yapmak bana çok eğlenceli gelir. İçeriye girmeden önce neler olabileceğini her zaman tahmin edebilirim. İnsanlara dokunmak çok önemlidir benim için. Doğallığa inanıyorum ben. Birisine dokunduğunuz zaman onun var olduğunu anlarsınız. Varoluşçuluk akımı kendi benliğinizi bulmak için ya bir başkasını ya da kendinizi yok etmeniz gerekir. Çünkü ancak o zaman var olduğunuzu anlarsınız derken doğruuna ulaşıyordu. Bir binanın tepesinden aşağıya atlamak için var olmanız gerekir. Birbirimize o denli yabancılaşmışız ki hiç kimse birbirine bakmıyor, dokunmuyor, birbirini tanımıyor artık görünmez insan oluyoruz. İşi bu dereceye götürmek de gerekmez. Birisine dokunun yalnızca. Güzel bir şeydir. Biliyorsunuz Avrupa'da herkes birbirine sarılıp öper. Benim ailemde de Noel ve öteki tatillerin tümünde herkes evimize gelir, herkes herkese öper. Dededen toruna hepimizin ilk işi bu olur. Birbirimize hastalıklarımızı da bulaştırırız belki ama olsun. Yine de mutluluk verir bu bize. Oysa Emile Hanım bir bayla bayan karşılaştığında tokalaşmak için önce bayanın elini uzatması gerektiğini söylüyor. Eğer isterse tabii. Ne dışlayıcı bir davranış. Birbirimize nedenli yabancılaştığımızı anlamak için büyük bir asansörün kapısı açıldığında içinde duranlara bir bakın lütfen. Herkes elleri iki yanda, gözleri dost doğru kapıya dikilmiş, hortlaklar gibi duruyordur. Sakın bu yana yaklaşayım deme, birine dokunabilirsin. Tanrı korusun. Bu nedenle asansörde hepimiz hazır oldu dururuz. Kapı açılır, birisi iner, bir başkası biner ve hemen dönüp yüzünü kapıya çevirir. Asansörde kapıya dönük durmamızı kim söylüyor bize? Oysa ben bir asansöre binince sırtım kapıya dönük durmaya bayılıyorum. Asansörde bulunan öteki kişilerin tümüne bakıp, ''Merhaba, şimdi asansör bozulup kalsa ve biz de birbirimizi tanısak ne güzel olurdu değil mi?'' diyorum. İşte o zaman inanılmaz bir şey oluyor. Bir sonraki katta asansörün kapısı açılıyor ve herkes dışarıya fırlıyor. Asansörde deli bir adam var, bizi tanımak istiyor. Yeniden insan oluşa ve insan sevgisine geriye dönün. İnsan olduğumuzu yeniden söylediğimizde çılgınlık etmiş oluyoruz ama çok güzel canlılarız. Dünyanın en güzel canlı varlıklarıyız. İnsan olmak çok güzel bir şey. Her resmi toplantıya gidişimde beni kapıda karşılayan bir misiz plancı olur ve Doktor Buscaglia sizi gördüğüme sevindim der. Selamlaşmamız böyledir ve o kişinin elleri iki yandadır. Ben tokalaşmak için elini uzanırım. O da ne yapıyor bu adam diye düşünür. Elimi uzatıp elini yakalar sıkarım. Sonra o çok sinirlenmiş olarak beni öteki hanımların bir yarım daire biçiminde oturduğu oturma odasına götürür. Hepsi bacak bacak üzerine atmış, elleri zarif bir biçimde kucaklarında birleştirilmiş, Yüzlerinde belli belirsiz bir gülümsemeyle bir nolu duruş biçimine uygun oturuyorlardır. Böyle öğreniyorlar görüyorsunuz. Oysa yere uzanıp dirseklerine dayanarak dursalar ne rahat ederlerdi. Ama hiç böyle bir şey görmedim. Görsem aklımı oynatırdım zaten. Duruş no bir, herkes. Neler oluyor bize? Doğallığımıza neler oluyor? Mutluysanız bunu başkalarına da söyleyin. Sınıfa girip bugün çok sevinçliyim, gün boyu çok eğleneceğiz deyin. Öğrencilerin için söylenmesin bu? Gülün, ağlayın. Ha bir şey daha. Erkekler ağlamazmış. Kim söylemiş bunu? Ben her şeye ağlarım. Öğrencilerim her zaman ödev kağıtlarını okumuş olduğumu anlarlar. Çünkü beni etkileyen bir şeyle karşılaştığımda kağıtlarında küçük gözyaşı izleri bulurlar. Kendimi mançalı Don Kişot'a çok benzetiyorum. Bu güzel insan gel değirmenlerine savaş açmıştı. Bir yel değirmeniyle savaşılmaz kuşkusuz ama o bunu bilmiyordu. Yel değirmenine saldırır ama değirmenin kanatlarına çarpar. Vazgeçmez. Kalkıp yine saldırır ve yine kanatlara çarpar. Kitabı okuyup bitirdiğimde çok acımasız bir yel değirmeniyle karşılaşmış olabilir ama bu adamın olağanüstü bir yaşamı olmuş diye düşünmüştüm. Yaşadığının bilincindeymiş o. Tanrım, ölüm noktasına erişip aslında hiç yaşamamış olduğumuzu anlamak Don Kişot için söylenemez bu. Yaşadığını biliyordu. O. Mançalı adam adlı güzel bir müzikal sahnelemişti. Müzikalin son sahnesinde Don Kişot ölmek üzereyken sevdiği kişilerin tümü çevresinde toplanmış onun ölümüne ağlamaktaydı. Ama o kendi ölümüne ağlamıyordu. Çünkü gerçekten yaşamıştı. Sonunda yatağından kalktı ve o anda sahnenin arkasından ışık saçan bir merdiven geldi. Don Kişot mızrağını aldı, sevdiklerinin hepsine son bir kez baktı, gülümsedi ve ışığa doğru yürüyerek yitip gitti. O sırada koro, orkestra eşliğinde Erişilmez Düş adlı şarkıyı söylüyordu. Ben izleyicilerin arasında oturuyor, gözlerimden sel gibi yaşlar döküyordum. Yanımda oturan bir kadın, kocasını dürterek, ''Bak şekerim, yanımdaki adam ağlıyor.'' dedi. ''Ben de seni aptal, Şimdi hiç unutamayacağın ve arkadaşlarına da anlatacağım bir şey yapacağım diye düşünüp mendilimi çıkarttım ve hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu onu iyice şaşkına çevirdi. O kadın Don Kişot'u unutabilir belki ama beni hiçbir zaman unutmayacak. Seven insanın doğallığa, birbirine dokunmaya, sarılmaya, gülümsemeye, ilgi ve sevgi duymaya dönmesi gerektiğine inanıyorum. Bakın, şimdi buradaki izleyicilerden beni kucaklamak isteyen olursa bunda özgürdür. Bana hiçbir şey olmaz. Eğer bu yeniden kendimizi bulmamızı ve iletişim kurmamızı sağlayacaksa bütün gün burada böylece durmaya razıyım ben. Kucaklaşmak güzel bir davranıştır. İnsana güzel duygular verir. İnanmıyorsanız deneyin bir kez. Son olarak seven insanın kendi gereksinimlerini de unutmayan bir kişi olduğu kanısındayım. Bunu söylemem sizi şaşırtabilir. Ama gerçekten bazı gereksinmelerimiz var. Fiziksel açıdan sandığımız kadar çok gereksinmemiz yok. Buna karşın zamanımızın büyük bölümünü kendimizin ve çocuklarımızın fiziksel gereksinmelerini karşılama çabasıyla geçiriyoruz. İyi beslenmeye özen gösterir, genellikle güzel evlerde yaşarız. Bütün bunları sağlamak için çaba harcarız. Hastalandığımızda doktora gideriz. Oysa gereksinmelerimizin en önemlileri içimizde duyduğumuz gereksinmeler. Yani görülme gereksinmesi, tanınma gereksinmesi, kabul edilme gereksinmesi, başarılı olma gereksinmesi, dünyamızdan tat alma gereksinmesi, yaşamın sonsuz güzelliğini görebilme gereksinmesi, yaşamın nedenli güzel olduğunun bilincine varabilme gereksinmesidir. Ama birbirimize nasıl bakacağımızı unutmuşuz artık. Birbirimize bakmıyoruz, birbirimizi dinlemiyoruz, Birbirimize dokunmuyoruz. Tanrı korusun. Çocuklarımıza bile yapmıyoruz bunları. Biliyorsunuz, bizim kültürümüzde bir çocuk üç yaşlarına gelince genellikle artık onu kucağımızdan yere indirip böyle davranma artık. Aşırı duygusallıktır bu. Bu yaşta babana böyle davranmamalısın artık. İn kucağımdan. 3 yaşında bir insan babasını öper mi hiç? Erkekçe davranmalısın artık. Erkekler birbirlerini öpmez deriz. Belki bilmiyorsunuzdur. Los Angeles'ta erkeklerin kucaklaşmasını hafif suç sayan bir kent yasası vardır. Ne dersiniz buna? Bugünlerde, gazetelerde, herkese sarıldığım için tutuk evine gönderildiğim haberini okuyacaksınız. Bizim dekana da sarılıyorum. Şaşkına dönüyor. Hiç kimse masasını aşıp yanına ulaşamıyor. Çünkü masası 3 kilometre uzunluğundadır. Asansörde karşılaştığımız zaman merhaba dekanım deyip sarılıyorum. İlk varoluşçu düşünce biçiminin bu kuşaktan, bizim zamanımızdan kaynaklanması hiç şaşırtıcı değil. Bizim korkunç yabancılaşmamızın göstergesidir bu. Ben gerçek miyim? Gerçekten var mıyım? Çünkü hiç kimse bana bakmıyor. Hiç kimse bana dokunmuyor. Ben insanlarla konuşuyorum ama onlar beni duymuyorlar. Beni önemsemeden sanki başka birini görmek istercesine arkama bakıyorlar. Gözlerimin içine hiç kimse bakmıyor artık. Yalnızım. Gerçekten çok yalnızım serin dediği gibi hepimiz bu denli çok birlikte olmamıza karşın oldukça yalnızız. Yıllar önce Thornton Wilder bizim şehir adlı güzel bir oyun yazmıştı. Wilder oyunun bir yerinde inanılmaz bir şeyler söyler. Küçük Emily'nin öldüğü sahneyi anımsıyor musunuz? Emily mezarlığa gider ve ona Emily yaşamındaki tek bir güne dönebilirsin. Hangi güne dönmek istersin diye sorar. Emily 12. doğum gününde nasıl mutlu olduğumu anımsıyorum o güne dönmek isterim der. Mezarlıktaki öteki kişilerin tümü Emili yapma bunu, yapma Emili derler. Ama Emili kararında diretir. Annesini ve babasını yeniden görmek istemektedir. Sahne değişir. Emili 12 yaşına hiç unutamadığı o mutlu güne dönmüştür. Üstünde güzel bir elbise, saçları uça uça merdivenlerden iner. Ancak annesi onun doğum günü için pasta yapmaya öylesine dalmıştır ki dönüp Emili'ye bakmaz. Emili anne bana baksana ben doğum günü olan kızım der. Annesi peki doğum günü olan kız şimdi otur ve kahvaltını yap der. Emile orada öylece durur. Anne bak bana der ama annesi bakmaz. Babası girer içeriye ama o da kızı için para kazanmakla o denle uğraşmaktadır ki bir kez bile bakmamıştır ona. Erkek kardeşi de çantasıyla uğraşmakta olduğu için ona bakmaz. Sahne ortada duran Emil'in ne olur biriniz bakın bana ne paraya ne de pastaya gereksinmem var. Lütfen bana bakın sözleriyle sona erer. Hiçbirinin ona bakmadığını görünce bir kez daha annesine dönerek anne ne olursun der. Sonra arkasına dönerek beni geriye götürün. İnsan olmanın nasıl bir şey olduğunu unutmuşum. Hiç kimse kimseye bakmıyor. Hiç kimse kimseyle ilgilenmiyor artık değil mi der. Biz de bu duruma geldik. Çocuklar o denli hızlı büyüyorlar ki onları görmüyoruz bile birdenbire başımızı kaldırıp baktığımızda karşımızda bir genç ya da evlenmeye hazır birisini buluveriyoruz. Ve biz sağa sola koşuşturup çocuklarımıza iyi yaşam koşulları sağlamak için öylesine uğraşmışızdır ki onların yüzüne doyasıya bakma mutluluğunu tadamamışızdır. Biliyorsunuz, bizi sürekli olarak erekler edinmeye yönelten bir kültürümüz var. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Asıl erek, yaşam denen yolculuktur. Yaşam yolculuktur, yaşam süreçtir, yaşam ereğe varmaktır. Ereğinize ulaştınız diyelim. Ne kazanırsınız? Size imrenen bazı insanlar. Bir kadillak arabanız olmuştur belki. Ama kadillak soğuk bir dosttur. Aranıza direksiyon ve kapılar girer. Birbirimize bakmanın, dokunmanın, birbirimizle ilgilenip dostluk kurmanın nasıl bir şey olduğunu unuttuk. Hepimizin yalnızlık çekmesine hiç şaşırmamalı. Okulda, o kısacık dertleşme süresini ben iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü sınıftaki çocukları tanımanın en güzel yollarından biri olabilir bu. Ama çoğunlukla çok kötü kullanılıyor. Çoğunlukla çok kötü kullanılıyor. Çoğu öğretmen müdürünün ona kayıt işini, söz gelişi 9 15te tamamlaması gerektiğini söylemesinden dolayı dertleşme için bu saati seçer. Küçük bir seyle elinde bir taş parçasıyla içeriye girer ve okula gelirken yolda bir taş parçası buldum der. Öğretmen iyi fen masasına koyder yalnızca. Oysa o taş parçasını alıp bakarak taş nedir, seli taş nasıl oluşur, taşları kim yaratmıştır diyebiliriz. O gün her şeyi bir yana bırakıp o taş parçasıyla ilgilenebiliriz. Çünkü var olan her şey her şeydedir. Yapay saçmalıklar yaratmak zorunda değiliz. Bilinmesi gereken her şey bir ağaçtadır. Öğrenilecek her şey insanın içindedir. Küçük çocuk sınıfın önünde durup dün babam anneme çekiçle vurdu. Ambulans çağırdılar ve annemi götürdüler. Annem şimdi hastanede der ve öğretmen de tamam şimdi sıra kimde der. Bu çocuklarla görüşme saatidir ve aslında ne kadar kısa sürer biliyor musunuz? Bütün yapmanız gereken şey başınızı kaldırmadan evet ya da elbisen ne güzel demektir. Küçük Seli siz gördüğünüz için yılın geriye kalan her gününde aynı elbiseyi giyecektir. Alice Page sevgi konusunda ilginç bir araştırma yaptı. Sınıfını A, B ve C olarak üç gruba böldü. A grubunun her ödev kağıdına yalnızca bir not verdi. Okuldayken neredeyse kendinizden bir parça olan o güzel ödevleri nasıl yaptığınızı ve sonra size üzerlerinde yalnızca bir not verilmiş olarak geri verildiğini anımsıyorsunuzdur değil mi? Ne saçmalık kağıdınızın bir köşesinde öğretmenin ödevi ilgiyle okuduğunu simgeleyen küçük bir kahve ya da yağ lekesi ararsınız. Alice Page, B grubunun ödev kağıtlarına notun yanı sıra birer de sözcük ekledi. İyi, güzel, kusursuz, başarılı gibi. C grubunun her kağıdına küçük birer mektup yazdı. Örneğin, sevgili Johnny, söz dizimin çok kötü, gramerin inanılmayacak kadar yanlış, yazımın gerçek dışı, noktalamanda neredeyse James George'unkine benziyor. Ama biliyor musun, dün gece yatakta karımla konuşurken Johnny'nin ödevi çok güzel düşüncelerle dolu ve ben de bunu geliştirmesi için kesinlikle ona yardımcı olacağım dedim. Sevgilerle öğretmenin gibi. Ödevi çok başarılı olan bir öğrencisine de teşekkür ederim. Beni sürekli şaşkına çeviriyorsun. Çok güzel düşüncelerle dolu, başarılı bir ödev. Bu başarını sürdür. Bir sonraki ödevini sabırsızlıkla bekleyeceğim diye yazdı. Bir süre sonra istatistiksel bir inceleme yaptı. A grubu öğrencilerinde hiçbir değişiklik olmamıştı. B grubu da aynı düzeyde kalmıştı. Ama C grubu çok gelişmiş ve ilerlemişti. Sınıftaki Pigmalon adlı incelemeyi okuyun. Bu da bir cep kitabı. Her eğitimcinin okuması gerekir. Beklentiden mi söz etmek istiyorsunuz? İşte Harvard Üniversitesi'nden birkaç kişi okula gelip sizler gibi öğretmenlerin tümüne şimdi sınıfımıza girip Harvard Zeka Eğrisi adlı bir test uygulayacağız. Bu test, sınıfınızdaki öğrencilerden hangilerinin önümüzdeki yıl süresinde zekaca gelişeceğini saptayacak. Bu test hiç yanılmamıştır. Biz gösterebileceğiz bunu. Size neden yararlı olacağını bir düşünün derler. Sonra öğrencilere eski, modası geçmiş zeka testleri uygularlar. İşleri bittikten sonra testleri çöp sepetine atarlar. Sınıf listesinden rastgele 5 öğrencinin adını seçerler ve öğretmenlerle görüşürler. Bir öğretmene, işte bunlar bu dönem zekası ilerleyecek öğrencileriniz. 1. Juanita Rodriguez derler. Ama Juanita Rodriguez bir topun ağzına koysanız bile ilerleyemez der öğretmen. Ama bu bilge kişiler ne olursa olsun Harvard zeka eğrisi testleri hiçbir zaman yanılmaz derler. Sonra ne olur biliyor musunuz? Bu adamların adlarını listeye yazdığı çocukların tümü her konuda başarılı olurlar. Bu bize ne beklersek onu elde edeceğimizi gösteriyor. Bir sınıfa girerken ya bu aptal çocuklar hiçbir zaman bir şey öğrenemeyecekler ya da bu çocuklar öğrenebilirler ve öğreneceklerdir. Onları bu ziyafet sofrasına getirip ne güzel olduğunu göstermek benim görevimdir diyebilirsiniz. Hepimiz başarılı olma ve kabul edilme gereksinimi duyarız. Bir şeyler yapabilme gereğini duyarız ve en önemli şey de yaptığımız işte sevinç duymaktır. İnsanın yaptığı işi sevmemesi özellikle bizim mesleğimizde çok kötü bir şeydir. Sabahları küçücük çocukların ışıl ışıl gözlerle o ziyafet sofrasına ulaşmaları için kendilerine yardımcı olmanızı beklediği bir sınıfa girmek sizde coşku ve sevinç uyandırmıyorsa eğitim alanından çıkıp gidin. Çocuklarla çalışıp onların yeteneklerini küçük yaşta öldürmeyeceğiniz bir işe girin yapabileceğiniz başka işler vardır ama çocukları rahat bırakın. Hepimiz yaptığımız işin kabul görmesini isteriz. Ara sıra birisinin çıkıp çok başarılısın yavrum, iyi bir iş başardın, çok güzel demesine gereksinim duyarız. Siz buna gereksinme duyarsanız çocuklar da duyarlar unutmayın. Ödev ya da sınav kağıtlarını düzeltirken sadece yanlışları belirtmekten vazgeçmeye ne dersiniz? Yanlış, yanlış, yanlış. Bütün kağıtları yalnızca yanlışları çizerek öğrencilere geri vermek. Ya doğru olanları çizmeye ne dersiniz? İkisini doğru yapmışsın Johnny. Bu çok iyi senin için. Öğrencilerinizin sadece yanlışlarını vurgulamak yerine onlara bir şeyi iyi yapabildikleri inancını vererek bunu geliştirmeye ne dersiniz? Doğru ve başarılı olanı vurgulamak, yanlış olanı vurgulamaktan daha kolaydır. Üstelik eliniz daha az yorulur. Hepimizin özgürlüğe de gereksinimi vardır. Torao, kuşlar kafeste hiçbir zaman şarkı söylemezler diyor. Biz de söyleyemeyiz. Öğrenmek için özgür olmak zorundasınız. Deney yapmak, araştırmak, yanlışlar yapmak için özgür olmalısınız. Öğrenme böyle olur. Ben sizin yanlışlarınızı anlayabilir, kendi yanlışlarımdan da yararlanabilirim. İşin sırrı aynı yanlışı tekrar etmemektir. Ama denemek ve araştırmak için özgür olmalıyım. Bana bu olanağı verin. Var olmama, kendim olmama ve gereksinme duyma sevincini bulmama izin verin. Kendi sorunlarınızı bana yüklemeyin. Bırakın, kendi sorunlarımı bulup çözümleyeyim. Sözlerimi Leo Rostin'dan bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Leo Rostin kendine özgü anlatımıyla şöyle diyor. Ancak hepimiz gizliden biraz deliyiz. Herkes aslında yalnızdır ve anlaşılmak ister. Ama hiçbir zaman bir başkasının tümüyle anlayamayız. Ve hepimiz Bizi çok seven kişilere bile bir parça yabancı kalırız. Acımasız olanlar güçsüzlerdir. Sevecenlik yalnızca güçlülerden beklenebilir. Korkuyu bilmeyenler gerçekte yürekli değillerdir. Çünkü yüreklilik düşlenebilene karşı koyma gücüdür. İnsanları çocukmuş gibi görürseniz onları daha iyi anlayabilirsiniz. Nedenli yaşlı ya da etkileyici olurlarsa olsunlar. Çünkü çoğumuz hiçbir zaman büyüyemeyiz. Yalnızca boyumuz uzar. Mutluluğa ancak beynimizi ve yüreğimizi gücümüz yettiğince etkinleştirdiğimizde ulaşabiliriz. Yaşamın amacı önemli olmaktır, saygın olmak, bir şeyi savunmak, boşuna yaşamamış olmaktır. Kendini bulma. Bu akşam danışmanlık konusuna ilişkin düşüncelerimi anlatmak istiyorum size. Konuşmama kendini bulma başlığını verebiliriz sanırım. En çok özlem duyduğum şeylerden biri dinleyici kitlesinin küçük olduğu günler. Dinleyici kitlesi küçük olsaydı sizlere yaklaşabilirdim. Düşüncelerimizi paylaşabilirdik ve ben de sizden yönlendirici tepki alabilirdim. Salonun ışıklarının yakılmasını isterdim. Çünkü göz bebeklerinizi görmek isterdim. Böylesine büyük bir dinleyici kitlesinde tek dayanağım sizden gelecek titreşimler olacak. Onun için ara sıra biraz sallanabilir misiniz lütfen? Danışmanlık konusunda söyleyeceklerim tek bir önermede toplanabilir. İçinizden kaç kişi Saint Expery'nin Gece Uçuşu adlı kitabını okumuştur bilmem. Okumadıysanız seve seve tavsiye verebilirim bu kitabı size. Çok güzel bir kitap. Yıllar geçtikçe daha da değerleniyor. Saint Expery kitabın bir bölümünde sevgiden daha önce hiç duyulmamış bir biçimde yalın çocuksu deyişlerle söz ediyor. Şöyle diyor. Sevgi benim kendi benliğinize dönmeniz için sevecenlikle size yol göstermem olsa gerek. Ben sevgiyi tanımlamada her zaman duraksamışımdır. Çünkü sevginin sınırsız olduğuna, sizinle birlikte büyüdüğüne, daha güzelleştiğine ve daha geliştiğine inanıyorum. Dolayısıyla sevginin bir tanımlamayla sınırlandırılması bana her zaman yersiz gelmiştir. Ama Saint Expert'in tanımı çok hoşuma gidiyor. Sanırım öğretmenlik budur işte. Danışmanlık kesinlikle budur. Benim sizleri görmek istediğim biçimde değiştirmek istememden değil, Kendinize, gerçek kişiliğinize, benzersizliğinize ve özgün güzelliğinize dönmenize yardım etmek istememden kaynaklanan bir süreçtir. Birçok kişi bizi kendi istedikleri biçime uydurmaya çalışır ve bir süre sonra bunun uyum sağlama denen şey olabileceğine karar veririz. Tanrı korusun, ara sıra birisi baş kaldırarak "Hayır, ben sizin istediğiniz biçime girmeyeceğim. Ben benim ve öyle kalacağım. Ben kendim olmak istiyorum." der bazen merak ederim. Nasıl baş kaldırırsak kaldıralım, kişiliğimiz gerçekten kendi kişiliğimiz mi, yoksa yalnızca başkalarının bizde var olduğunu söyledikleri kişilik mi? Öğretmenler ve ruh bilimciler olarak insan olmanın öğrenildiğini biliriz. Öğretenlerimiz kimlerdir? İlk öğretmenlerimiz anne ve babalarımız, yani ailemizdir. Eğer hala çocuk değilsek, artık onları hiçbir şeyle suçlayamayız. Çünkü onlar da herkes gibi yalnızca insandırlar. Onların da kendi sorunları, kendi güçlülük ve güçsüzlükleri vardır. Bize yalnızca kendi bildiklerini öğretebilmişlerdir. Babanız olan o adama ve anneniz olan o kadına gidip sizi bütün kusurlarınızla birlikte seviyorum diyebildiğiniz gün, gerçekten büyüdüğünüz gün demektir. Bir gün sevgi dersinden sonra bir öğrencimin babası gelip beni görmek istediğini söyledi. Beni arka tarafa, park alanına götürdü ve boynuma sarılarak ağlamaya başladı. Geçen gün oğlum 21 yılın sonunda biliyor musun baba seni gerçekten seviyorum dedi. Bunu içtenlikle söylediğinden eminim. Bu sevginin hep var olduğunu biliyordum ama sevgisini söze dökmesini siz öğrettiniz oğluma dedi. Dolayısıyla sevmenin bize öğretilmediğine ya da yeterince öğretilmediğine üzülmememiz gerekir artık. Çünkü bunu her zaman öğrenebiliriz. Değişim olayının önemine yürekten inanıyorum. Öğretmen olarak değişimin gereğine inanmalı ve gerçekleştirilmesinin olanaklı olduğunu bilmeliyiz. Yoksa hiçbir şey öğretemeyiz. Çünkü eğitim sürekli bir değişim sürecidir. Bir insana her yeni bir şey öğrettiğinizde, öğrettiğiniz şey bazı işlemlerden geçerek sindirilir ve yeni bir insan ortaya çıkar. İnsanların öğrenme isteğinin neden yeterince güçlü olmadığını, öğrenmenin neden dünyanın en büyük serüveni olmadığını bir türlü anlayamıyorum. Çünkü öğrenme kişiliğinizi bulma sürecidir. Her yeni bir bilgi kazandığımızda yenileniyoruz. Ben bu gece burada olduğum için değiştiğim kanısındayım. Teksas'ta gördüğüm konukseverlik beni çok mutlu etti. Bunları gönlünüzü almak için söylediğimi zannetmeyin. Çünkü benim yapacağım bir şey değil bu. Bugün öğleden sonra konuşmamın tümünü yeniden yazdım. İlk metnimi çöp sepetine attım ve sizler için yeni baştan bir konuşma metni yazdım. Çünkü birincisi hiç uygun değildi. Çalışırken telefon sürekli çalıyor. Dostlarım, bu gece toplanıyoruz, hadi katıl bize. Falan yerdeyiz, gelir misin? Seninle konuşmak istiyoruz gibi şeyler söylüyorlardı. Kapının altından küçük notlar gönderiyorlardı. Ne güzel değil mi? İnsanlar insanlarla iletişim kuruyorlar. Yaşamın özü budur işte. Dediğim gibi ben de değiştim. Şimdi artık bu sabah buraya geldiğim zamanki kişi değilim. Yenilendim. Çünkü sizlerle yeni bir deneyim kazandım. Öğrenmek işte bunun için bu denli coşku verici bir şeydir. Bunun için sıkıcı olmaması gerekir. Her kitap sizi yeni kitaplara yöneltir. Dinlediğiniz her müzik parçasının size tanıtacağı binlerce müzik vardır. Beethoven'ın bir sonatını dinlediğinizde kendinizden geçersiniz. Bir şiir kitabı okuyup tadına vardığınızda kendinizden geçersiniz. Sonra okunacak, görülecek, yapılacak, dokunulacak ve duyumsanacak binlerce şey sizi bekler. Bunların her biri sizi farklı bir insana dönüştürür. Öyleyse siz gerçekten olduğunuz gibi misiniz? Yoksa öğrendikleriniz ve başkalarının olduğunuzu söyledikleri gibi misiniz? Saint-Expery'nin kişinin kendine dönmesine yardımcı olmak biçimindeki önermesi çok güzel. Ancak kendimize döndürülmemiz için bir ölçüde nasıl bir kişiliğin bize mutluluk vereceğini kararlaştırmamız gerekiyor. İnanın bana, kim olduğunuzu bulma çabasına girerseniz, bu yaşamınızın en büyük serüveni olacaktır. Kötü değilsiniz, şeytan değilsiniz. Oldukça iyi insanlarsınız. Bu sabahki konuşmamı düşünün. Söylediklerimin hangisi yeniydi? Hadi kabul edelim. Yeni hiçbir şey söylemedim. Ben yalnızca zaten içinizde olan şeyleri önerdim size. Bu önerilerin yarattığı tepki, genellikle duyguların söze dökülüp doğru neden ben bunları içimde gizliyordum? Oraya gidip o insanları kucaklayacağım şimdi denmesi oluyor. İşte hepsi bu kadar. Var olmanın açığa çıkartılması, kendin olmanın sakıncalı olmadığının söylenmesi, var olma ve gelişme izninin kendine verilmesidir bu. Birisinin çıkıp kendin olmanın kötü bir şey olmadığını söylemesini beklemek zorunda kalmamız ne kadar garip değil mi? Küçük çocuklara ne olduklarını kim olduklarını sözcüklerle anlatabilmenin doğru olduğunu biliyoruz. Bendel Johnson, sözcüklerle çocukları kekeme de yapabileceğimizi söylemiştir. Söz gelişi küçük bir çocuk, coşku içinde içeriye koşup, ''Ay, aa anne, dışarıda bir doda dondurmacı var.'' dediğinde, annesi onu durdurup, ''Bir dakika dur bakayım, yeniden ve yavaş yavaş söyle. Kekeliyorsun.'' der ve çocuk bu sözleri birkaç kez duyarsa, gerçekten kekeme olduğuna inanacak ve kısa süre içinde kekemeliği benimseyip kabullenecek, ben kekemeyim diyecektir. Bir kekeme yaratmış oluyoruz böylece. Birisine güzelsin, güzelsin, güzelsin diyerek de aynı şeyi gerçekleştirebiliriz. Eğer yeterli sayıda kişi bunu size söylerse, güzel olduğunuza inanmaya başlarsınız. Sırtınız dikleşir, kendinizle övünürsünüz. Ama çirkinsin, çirkinsin denmesi, ezilip büzülüp sonunda gerçekten çirkinleşmenize yol açacaktır. Hata ediyorsun, aptalsın sözleri sizin hata etmenize, aptallık etmenize yol açacaktır. Bu sabah sevgi öğrenilebilir demiştim. Gerçekten sevgi öğrenilir. Sevgi öğrenilir, korku öğrenilir, önyargı öğrenilir, nefret öğrenilir, sevecenlik öğrenilir, sorumluluk öğrenilir, yükümlülük öğrenilir, saygı öğrenilir, iyilik ve nizakette öğrenilir. Bunların tümü bir toplum içerisinde, evde, bir ilişkide öğrenilir. Bir ve 2 yaşlarında sözcükler belirginleşmeye, duygusal ve ussal içerikler kazanmaya başladığında dil öğrenme sürecimiz başlar. Bunlar sizin çevrenizi oluşturacağınız yaşamınız boyunca birlikte yaşayacağınız ve sizi ya tutsak edecek ya da özgür kılacak sözcüklerdir. Bu çok önemlidir. Kimlik kavramını, kim olduğumuzu da genellikle ailemizden öğreniyoruz. Bu nedenle ailenin sorumlulukları çok büyüktür. Anne ve baba olmayı bize kimse öğretmez. Bir bakarız ki bir çocuğumuz oluvermiştir. Duyacağınız sorumluluk duygusunu salt gerçek kişiliğinizden kaynaklandırabilirsiniz. Bu nedenle bu sabah dünyada en önemli şeyin kendinize görkemli, kusursuz seveceğim ve sevgi dolu bir insan düzeyine getirmeniz olduğunu, çünkü çocuklarınıza ve karşılaştığınız herkese verebileceklerinizin yalnızca bunlar olduğunu söyledim. Ben insanın kendi yazgısını yönlendirebileceğine ve istediği gibi olabileceğine inanıyorum. Belki durup hayır böyle yapmayacağım, artık böyle davranmayacağım, çok yalnızım ve çevremde insanlara gereksinme duyuyorum. Davranış biçimimi değiştirmem gerek belki diyebilir ve kendi isteğinizle bunu uygulamaya başlayabilirsiniz. Hiç olmazsa deneyebilirsiniz. Psikolinguistik dersimde bir grup öğrencimle ilginç bir deney yaptım. Onlardan iki sözcük listesi oluşturmalarını istedim. Bir listede sevimsiz, kötü diye nitelediğimiz sözcükleri topladık. Bunlar bir daha kullanmamaya karar verdiğimiz sözcüklerdi. Nefret, umutsuzluk, hayır gibi sözcükler. Öteki listeye ise sevgi gibi olumlu sözcükleri yazdık. İnsanlar dünya ve kendimiz hakkında düşünüp konuşurken yalnızca bu sözcükleri kullanmaya karar verdik. Kararımızı uygulamaya başladık. Değişim görülmeye değerdi. Duygularımız, başkalarında uyandırdığımız duygular, aramızdaki iletişim her şey bambaşka olmuştu. Yalnızca olumlu cümleler kullanmakla. Sorunu olmayan, korku ve önyargıyı tanımayan aile yoktur söz gelimi sıradan sorunları olan sıradan bir aileyi ele alalım. Bu ailede farklı, güçsüz ve sakat bir çocuk doğarsa ne olur onu düşünelim. Daha ilk günden çok garip şeyler olmaya başlar. Bu konuda Ukla Tıp Merkezi'nde çok güzel bir çalışma yapılıyor. Sakat bir çocuk doğar doğmaz anne ve babaya hemen bir danışman gönderiliyor ve bu danışman anne ve babayla konuşarak onlara kaygılanmamalarını, çocuk için eğitim olanaklarının var olduğunu söyleyip umut vermeye, o sönmekte olan mumu canlandırmaya, bozulma tehlikesi içindeki o ince dengeyi sağlamlaştırmaya çalışıyor. Kusursuzluğu önemseyen bir kültür içerisindeyiz. Doris Dayrak, Hudson okulunda yetişmiş bir kuşağız. Güzel ve iyi kavramlarını ve korkarım sevgi kavramını da Metro Gold ve Mayer öğretti bize. Böyle de oldu gerçekten. Şimdi çevremizdeki insanlar sevginin altı film makarası boyunca bir dişinin peşinden koşmak olduğuna inanıyorlar. Hepiniz izlemişsinizdir bunu. Rak sürekli Doris'in peşinde koşar. Doris bağırıp çağırarak bir şeyi korumak için kaçar durur. Ne olduğunu hiçbir zaman anlayamadığım bir şeyi. Neyse son makarada Rak Doris'i kandırır. Kollarını alır ve kucaklayarak eşikten geçirir. Perdede son yazısı görülür ben asıl son dedikten sonra neler olduğunu öğrenmek isterim. Çünkü eminim altı makara boyunca kaçan kadın soğuktur ve bu kadını kovalayacak kadar çılgın olan adam da güçsüzdür. Ukladaki çalışmada dakikaya bile önem veriliyor. Örneğin normal bir çocuk ne kadar sonra annesinin yanına getirilir? Bebek sakat olursa anneye oldukça uzun bir süre sonra getirildiği görülmüş. Hemşirelerin hiçbiri sakat bebeği içeriye götürmek istemezler. Ama normal bir bebek olunca içeriye koşup bakın Mrs. Jones burada kim var derler. Tabii herkes de mutlu olur. Sakat bir çocuk doğduğunda hastaneye sanki kara bir bulut çöker. Bunun çocuğunu henüz görmemiş olan anne için anlamı ne midir? Kendisinin dışlandığı bir şeylerin ters gittiğidir. Dünyada doğum yapma mutluluğuna erişince kundağı açıp bebeğin el ve ayak parmaklarını saymayan kadın yoktur. Anneler doğumun bir ödül olduğunu söylerler. Dünyaya bir şey veriyorum, kocama, aileme bir şey veriyorum. Onun için hemen bir korku oluşur. Bu çocuğun nesi var derler. Suçluluk duygusu oluşur. Bu benim suçum mu acaba? İnsanız. Bu kusursuzluk kavramı beni çok korkutuyor. Kusursuz yapamayacağımız için neredeyse hiçbir şey yapmaz duruma geldik artık. Maslow'a göre hepimiz söz gelişi seramik bir vazoya da yağlı boya bir resim yapmak ve sonra yapıtımızın karşısına geçerek bu benim uzantım demek gibi olağanüstü deneyimler yaşamalıyız. Bir başka varoluşçu kuram da var olmalıyım çünkü bir şey yaptım, bir şey yarattım öyleyse varım der. Ama yine de bunu yapmak istemeyiz. Çünkü kusursuz olmayacağından, beğenilmeyeceğinden korkarız. İçinizden bir duvara mürekkep püskürtmek geliyorsa yapın. O anda içinizden gelendir bu. Gerçek kişiliğinizdir. Yapıtınızla övünebilirsiniz. Ben yaptım bunu. Ben yarattım. Bu benim. Ne kadar da güzel diyebilirsiniz. Ama korkuyoruz hep. Çünkü her şeyin kusursuz olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın da kusursuz olmasını istiyoruz. Kendi yaşadığım deneyimlerden kaynaklanarak ortaokul ve liselerdeki beden eğitimi dersini anımsıyorum. Aranızda beden eğitimi öğretmeni varsa beni ilgiyle dinleyeceklerini umuyorum söyleyeceklerimin tümü içtendir ve bunları söylediğim için hiç üzüntü duymayacağım. Bu dersteki kusursuz olma savaşımı çok iyi anımsıyorum. Beden eğitimi dersinin herkese olanak verildiği bir çalışma olması gerekir oysa top atmasını bilmiyorsak en iyi biçimde atmayı öğrenebilmemiz gerekir. Oysa durum böyle değildi bu derste. Kusursuz olmaya çalışıyorduk. Başımızda hep o iri yarı çocuklar dururdu. Yıldız da onlar. Bense bir deri bir kemik, boynumda sarımsaklı bir mendil, üstüme uymayan bir şort ve sıska bacaklarımla ortada olurdum. Takıma seçilmek için sırada bekler ve her gün sanki ölüp ölüp dirilirdim. Anımsayacaksınız, herkes sıraya dizilir. O iri yarı çocuklar sen ve sen diye kimilerini seçerler ve sıra küçülür. Bir de bakardım ki en sonunda bir ben ve bir de başka bir sıska çocuk kalmışız sırada. Sonra takımlar Peki ben buz alıyorum ya da ben İtalyanı alıyorum derlerdi. Ve ben de başım eğik sıradan çıkardım. Çünkü bir atlet imgesi, onların ulaşmaya çalıştıkları bir kusursuzluk imgesi değildim ben. Bu hep böyle sürüp giderdi. Şimdi okulumuzda beden eğitimi uzmanı olan bir öğrenci var. Geçen yıl neredeyse olimpiyat oyunlarına seçiliyordu. Bir ayağı sakat ama başka yönlerden düşünemeyeceğiniz kadar kusursuz bir genç. Herkesi kıskandıracak bir vücudu, iyi işleyen bir kafası, güzel saçları ve pırıl pırıl zeki gözleri var. Ama o kendisinin güzel olduğuna inanmıyor çünkü topal. İşte yaşamın akışı içerisinde fırsatlar kaçıran bir insan. Yolda yürürken duyduğu tek şey bir ayağının aksaması. Oysa ondan başka hiç kimse görmez bunu. Ama o görüyorsa gerçekten topal demektir. İşte bu nedenlerle Kuzursuzluk kavramı beni gerçekten öfkelendiriyor. Sakat bir çocuk doğar doğmaz ya da aile böyle bir çocukları olduğunu görür görmez hemen birçok şey ortaya çıkar. İdeal imgenin yok olması, geleceğe yönelik korkular. Bu çocuğu gelecekte neler beklemektedir? Bir meslek edinebilecek midir? Bir şey öğrenebilecek midir? Hiç olmazsa okumayı öğrenebilecek midir? Bunlar gerçek korkulardır. Suçluluk duygusu ben ne yaptım? Böyle olması için ne yaptım? Yediklerimden mi oldu? Kendime iyi bakmadım mı acaba? Asıl önemlisi şaşkınlık. Ne yapacağım şimdi? Altı yıl özürlü çocukların anne ve babalarına danışmanlık yaptım. Ne yapacağını bilmeyen bu insanlardan en çok duyduğum şey başvurdukları uzman sayısıydı. Şu uzmana, bu uzmana gitmelerine karşın çocukları konusunda hiç bilgi edinememişlerdi. Korkunç bir şey bu. Çocukla anne ve babasının kuracağı ilişkiden daha yakın bir ilişkiyi hiç kimse kuramaz. Çocuğunu en iyi tanıması gereken kişiler anne ve babadır. Ama uzmanlar arasında gizli bir anlaşma vardır sanki. Onların bilmemesi gerek. Johnny için ne yapılması gerektiğini biliyorum ama annesine söylememeliyim. Oysa Johnny'ye bakacak olan annesidir ve çocuğu için yanlış şeylerin yanı sıra doğru şeyler de yapabilecektir bunu anlamanın ve anne babalara öğretmenin zamanı gelmiştir artık. Benim danışmanlık konusuna ilişkin görüşüm ağzımı hiç açmamak ama onlara yapılması gerekeni göstermektir. Bir annenin oturup bir öğretmenin bir çocuğa nasıl davrandığını izleyebileceği tek yönlü bir ayna kullanalım. Sonra öğretmen dışarıya çıkarak anneye işte çocuğa ben böyle davranıyorum. Onu böyle güçlendirmeye çalışıyorum. Bunu siz evde sürdürebilirsiniz belki desin bir takım halinde birlikte çalışmalıyız. Bir takım halinde birlikte çalışmalıyız. Başka türlü başarılamaz bu. Gizemlilik olmamalı artık. John'nin iyiliği için birlikte çalışmalıyız. Johnny'nin ulaşabileceği herkese gereksinimi vardır. Öyleyse işbirliği yapalım. Her keresinde bu şaşkınlık duygusu yinelenmesin. Doktor A bana bunu dedi. Nörolog B şunu dedi. Öğretmen C bunu dedi. Birçok anneye onu yalnız bırakın. Atlatacaktır bunu, iyileşecektir. Çok üstüne düşüyorsunuz Mr. Jones, dendiğini biliyorum. Oysa onu hiç kimse Mrs. Jones kadar iyi gözlemleyemez. Sık sık düşüyor, çok uyumsuz, öteki çocuklar gibi davranmıyor. Aksayan bir şeyler var. Birisi bana yardım etse. Böylece anne ve babalar kapı kapı dolaşmaya başlarlar. Pearl bakın, küçük kızı hakkındaki kitabını kaçınız okumuştur bilmem ama her eğitimcinin okuması gereken çok çok önemli bir kitaptır. İyi bir öğrenim görmüş bu duyarlı kadın çocuğunu neredeyse yüz farklı kişiye götürür. Gerekli yardımı bulmak amacıyla dünyayı dolaşır. Sonunda bir gün birisi ona doğruyu söyler. Bak Pearl, çocuğunun gelişmesi önemli ölçüde geride kalmış. Ama gel onun için elimizden geleni yapalım. Öğrenebileceği her şeyi öğrenmesine yardım edelim. Ama onun üstün yetenekli olacağını düşünmekten vazgeç. Hemen işe başlayalım ve bu çocuk için yapabileceğimizin en iyisini yapalım. Onu hiç sınırlamayalım. Öğrenemeyeceğini söylemeyelim, çok saçma bu. Ama bütün gücümüzü ona yardım etmeye yöneltelim. Dünyayı dolaşmaktan da vazgeç artık. Pearl peki der ve o andan başlayarak durum düzelir. Görüldüğü gibi, birinin çıkıp anne ve babalara içtenlikle gerçeği söylemesi gerekiyor. Sakat çocuğu olan, düzenli, sıradan bir aile karşılaştığı güçlük ve sorunların yanı sıra başka birçok sorunla da karşılaşır. Bunu geçen yıl bir anne bana "Beyin felci olan bir çocuğum var ve doğduğu andan beri 5 dakika için bile evden ayrılamıyorum. Gittiğimiz her yere onu da götürmek zorundayım. Ona bakacak birisini bulamıyorum. Korkuyorlar ondan." dediğinde anlamıştım. Nasıl bir yaşantıdır bu? Anne ve babalar da insandırlar ve ara sıra bir yerlere gitme gereksinimleri vardır. Bunu unuturuz bazen. Bu öyküyü öğrencilerime anlattım. Çok öfkelenmiştim. Tahtaya yumruklar indiriyor, bağırıp çağırıyordum anlatırken. Bir öğrencim, "Niye çocuk bakıcılığı yapmıyoruz?" dedi. Böylece öğrencilerim hiç ücret almadan sakat çocuklara bakmaya başladılar. Bu çocuklardan korkmuyorlardı ve ana babaların ara sıra bir akşam yemeğine giderek evden uzakta baş başa kalarak insan olmanın nasıl bir şey olduğunu anımsamalarına olanak veriyorlardı. İşte bu çok önemlidir. Çünkü er geç çocuklar yuvadan ayrılacaklardır. O zaman kadının kocasının karşısına oturup yabancı gözlerle onu süzdükten sonra kuzum siz kimsiniz demesi pek söz konusu olabilir. Çünkü birbirlerini ayıracak zamanları olmamıştır. Anne ve babaların yardım istemeleri çok doğaldır öyleyse. Başka birisine yardım edecek bir kişi kim olursa olsun bazı temel şeylerin bilincinde olmalıdır. Her şeyden önce insanın bir nesne olmadığını hiç unutmamalıyız. Çevremizdeki insanlara nesneymişler gibi davranmaktan vazgeçmeliyiz. Biz ince, kolay incinip kırılabilir, güçsüz yaratıklarız. Kolayca kızdırılabiliriz, korkutulabiliriz. Güçsüz olduğumuz için bir insanda bir yara açıp ona acı çektirmek çok kolaydır. Ama bu yaraya neden olan aynı elle onu iyileştirmek de aynı ölçüde kolaydır. O kişiye ne yapmak istediğimize bağlıdır her şey. İnsan çok ilginç bir canlıdır. Kendimizi korumak için savunma mekanizmaları oluşturuyoruz. Örneğin, Ülseri Tepen, aşırı yorgun bir iş adamına bilinçaltından bir ses sanki ''Biraz yavaş ol ahbap'' der. Çok sıkkın olduğunuzda, derdinizi bir başkasına açamadığınızda, içinizden bir ses bu kez de ''Dikkat et arkadaş, bu kadarı da fazla. Çık biraz hava al demektedir. İnsanların kullandığı akıl almaz savunma mekanizmaları olduğunu öğrendim ve birine yardım etmek isteyip de aklını başına topla. Durumun öyle olmadığını biliyorsun diyorsanız yazıklar olsun size. Bana danışmaya gelen bir anneyi anımsıyorum. Karşımda oturup tüm içtenliğiyle şöyle demişti. Sonunda anladım. Sonunda neden farklı bir çocuğum olduğunu, neden eve bağlanıp kaldığımı neden kocamla birlikte bir şeyler yapamadığımızı ve öteki sorunların da gerçek nedenini iç görümle anlayabildim. Bütün bunların nedeni, Tanrı'nın bu çocuğa dünyadaki insanların tümü içinden en iyi benim bakabileceğimi bildiği için beni seçmesi. Bu da bir savunma mekanizması. Bu kadına, hadi Mrs. Jones, aklınızı başınıza toplayın derseniz, anlayışlı davranmış olmazsınız. Bazen destekleniriz. Elbi buna duyarlı denge diyor. Seviyorum bu terimi. Bazen yalnızca ince bir denge kurmaya çalışırız. Birinin kendisine bu dengeyi bozabilecek, bir savunma mekanizmasını yok edebilecek denli güçlü sanması düşünülemez. Bir gün bir danışman bir anneye, "Olağan dışı bir çocuğunuz olduğunu kabullenmelisiniz. Kesinlikle gerekli bu." demişti. Anne de, "Ne münasebet? Niçin kabullenecekmişim?" demişti. Duyduğum en iyi yanıttı bu. "Kabullenmelisin" sözcüğüyle ne demek istiyorsunuz? İnsan bir nesne değil, olağanüstü bir varlıktır ve ona saygılı davranılması gerekir. İkincisi, insanın değişme yeteneği de vardır. Buna inanmıyorsanız, yanlış meslek seçmişsiniz demektir. Her gün dünyaya yeni bir kişi olarak bakmalısınız. Evinizin önündeki ağaç hiçbir zaman aynı ağaç olarak kalmaz. Öyleyse bakın ona. Sizinle birlikte her şey sürekli bir değişim süreci içerisindedir. Geçen gün birkaç öğrencimle birlikte deniz kıyısına gittim. Bir öğrencim bulduğu kurumuş bir deniz yıldızını suya atarak kupkuru olmuş ama ıslanınca yumuşayıp canlanacak demişti. Sonra biraz düşündü ve bana dönerek biliyor musun Leo belki de oluşum süreci budur. Belki neredeyse tümüyle kuruduğumuz bir noktaya varıyoruz. Bu noktada da gereksindiğimiz tek şey bizi yeniden canlandıracak biraz daha su dedi. Kumdan kalktığımda hayret dedim. Belki de her şeyin yanıtı buydu. Yaşamda giriştiğiniz her yatırım değişime yönelik bir yatırımdır. Ve ben bugün yaşamla öylesine doluyum ki ölümle hiç ilgilenemem. Bırakın ölüm kendi kendisiyle ilgilensin. Hiçbir zaman dinginliğe ulaşacağınızı zannetmeyin. Yaşam dingin değildir çünkü. Sürekli değişim sürecine girdiğinizde kendinizi sürekli olarak değişim olgusuna uyarlamanız gerekiyor ve bu da sürekli olarak yeni engellerle karşılaşacaksınız demektir. Ama yaşama sevinci budur işte. Bir kez oluşum sürecine girdiniz mi artık duramazsınız. Yazgınız belirlenmiştir. Artık bu yolda yürüyeceksinizdir. Ama ne olağanüstü bir yolculuktur bu. Her gün yeni bir gün, her çiçek yeni bir çiçek, her yüz yeni bir yüz olur. Yaşamınızın her sabahı dünyadaki her şey yenilenir. Yaşamı zorunlu bir sürüklenme olarak düşünmeyi bırakın artık. Japonya'da suyun akışı törensel bir olaydır. Bir kulübede izlediğimiz çay töreninde ev sahibi bir kepçeye su doldurup çaydanlığa dökerken herkes suyun sesini dinliyordu. Dökülen suyun sesi çok güçlü bir coşku veriyordu. Her gün duşta lavaboda akıttığı suyun sesini duymayan kaç kişi vardır kim bilir. Su sesini en son ne zaman dinlediniz? Çok güzel bir sestir. Bu gece eve gidince bir musluğu açın ve dinleyin. Herbert Otto, değişme ve büyüme, kişi kendini tehlikelere sokup yaşamını deneyimlerle yönlendirme yürekliliğini gösterdiğinde gerçekleşir diyor. Ne ilginç değil mi? Kişinin kendine güven duyarak tehlikelere girip yaşamını deneyimlerle yönlendirmesi. Bunu gerçekleştirmek, yaşamı deneyimlerle yönlendirmek çok ilginç, sevinç ve mutluluk verici bir şeydir. Ancak yine de tehlikelerle doludur bunun yanı sıra bilinmeyenle uğraşıldığı ve gönül rahatlığı paylaşıldığı için korkutucudur da. Arkanıza yaslanıp benim hiç sorunum yok, iyi bir işim, güzel bir arabam var diyebilirsiniz. Ama sonra değişebileceğinize, bunların sizin gerçek değeriniz olmadığına karar verebilirsiniz. Ve böylece gönül rahatlığınızı sarsmış olursunuz. Sevginin karşıtının nefret değil duyumsamazlık olduğuna inanıyorum. Aldırmazlık. Birisi benden nefret ediyorsa bana yönelik bazı duyguları var demektir. Yoksa benden nefret edemezdi. Öyleyse o kişiyle iletişim kurma umudum var demektir. Ama bana hiç aldırmıyorsa işim bitmiş demektir. Ona ulaşmam tümüyle olanaksızdır. İçinde bulunduğunuz sahneyi sevmiyorsanız, mutsuzsanız, yalnızsanız, tek düzelik içinde yaşadığınızı düşünüyorsanız değiştirin sahnenizi. Yeni bir dip perdesi boyayın. Çevrenizdeki oyuncuları değiştirin. Yeni bir oyun yazın. O da iyi bir oyun değilse inin sahneden ve başka bir oyun yazın tekrar. Milyonlarca oyun var. İnsanlar kadar çok. İnsanın bir yol göstericiye de gereksinimi vardır. Öğretmen bir yol göstericidir. Bana profesör yerine eğitimci denmesini yeğlerdim. Profesör denmesinden nefret ediyorum. Profesör mesleğini uygular. Meslek uygulamada o denli çok ki. Eğitim ise yol göstermek önderlik etmek anlamlarını içeren Latince educare sözcüğünden kaynaklanır ve böyle olması gerekir. Eğitim, kişileri harikalarla dolu bir masaya götürme işlemidir. Masayı süsleyip üzerine dünyanın tüm yiyeceklerini koyabilirsiniz ama hiç kimseyi bunları yemeye zorlayamazsınız. Carl Ruggers, hiç kimse, hiç kimseye hiçbir şey öğretmemiştir diyor. Bu doğrudur. Yalnızca kendinize bir şey öğretebilirsiniz her şeyi bildiğini zanneden öğretmen dünyanın en akılsız insanıdır. Bir lise öğrencisinin öğretmenine çok akıllıca bir soru yöneltmesi ve öğretmeninin de çok güzel yanıtı bilmiyorum ama hadi gel birlikte araştırıp bulalım demesi ne hoş olurdu değil mi? Öğrenmek coşku verici bir şeydir. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Birbirimize yardım eder, yol gösteririz anlamına gelir. Benim bir başka kuramım var. Akıl hastanelerimize başvuranların sayısı gittikçe artıyor. Los Angeles'ta bir süre intihar önleme servisinde çalıştım. Sürekli olarak bir yerlerde bir şeyler olur, telefonum gece gündüz hiç durmadan çalardı. Birçok fırsatı kaçırıyoruz. Sanırım bunun nedenlerinden biri seni severim ama eğer düşüncesi. Herkes yaşamında ne olursan ol seni seveceğim, aptal olsan bile, kayıp yüzü koyun yere düşsen, yanlışlar yapsan, yanılgılara düşsen bile eğer gerçek bir insan gibi davranırsan ne olursa olsun seni seveceğim diyen tek bir kişiyle bile karşılaşsa akıl hastanesine asla düşmeyiz. Evlilikte de yaklaşım böyle olmalıdır. Ama öyle midir? Aile topluluğunda da böyle olması gerekiyor. Ama gerçekten öyle midir? Toplum kesinlikle böyle olduğunu söyleyemez. Toplumun birçok kişiye karşı büyük sorumlulukları vardır. Yaşamınızda sığınacağınız tek bir kişi olsa Robert Frost'un aile tanımlaması çok hoşuma gider. Yuva, kapısına gittiğinizde sizi içeri almaları gereken bir yerdir. Bir yuva böyle olmalıdır. Söz gelişi, hadi gir içeriye, evet akılsızca davrandın ama ben bunu sana söylemeyeceğim. Seni olduğun gibi kabulleneceğim gibi. Benim de sözünü ettiğim bu tür bir yol göstericiliktir işte. İnsanın kendisiyle ilgilenen birisine gereksinmesi vardır. Tekrarlıyorum, yalnızca tek bir kişi. Ama gerçekten ilgilenen bir kişi. Çok büyük sevgi gösterilerinden söz etmiyorum. İlgiyi belirtecek küçük şeylerden söz ediyorum. Nedenle kolayca doyuma ulaştığımızı daha önce de söylemiştim. Tek bir parmak bir yarayı onarabilir. İnsan başarıya gereksinim duyar. Hepimiz bu gereksinimi duyarız. İyi yaptığımız bir şey olduğuna çevremize inandırmak isteriz. Birisinin çıkıp bize bunları söylemesini isteriz. Bazen birisinin gelip omzumuzu okşayarak çok iyi, çok hoşuma gitti demesi gereklidir bizim için. Bunların yanı sıra insanın öğrenmek, değişmek ve dolayısıyla oluşmak için özgürlüğe gereksinimi vardır. Öğrenmek için özgür olmalısınız. Lollipop ağacı değil, sizin kendi çizdiğiniz ağacı önemseyen insanlara gereksiniminiz vardır. Sizin de onların ağacıyla ilgilenmeniz gerekir. Bana ağacını göster Johnny, kim olduğunu bana göster o zaman nereden başlayabileceğimi öğrenmiş olurum. Yaratmak için özgür olmak gerekir. Geçenlerde ilginç bir olay yaşadım. Kaliforniya'da bir okulda pırıl pırıl yetenekli bir grup öğrenciye bir konuşma yaptım. Ben her zamanki gibi atıp tutarken onlar sanki büyülenmiş gibi ilgiyle izliyorlardı beni. Aramızdaki titreşimler çok güçlüydü. Sabah konuşmasından sonra fakülte yetkilileri beni yemeğe götürdüler. Geri döndüğümde çocuklar beni karşılayıp Doktor Buscaglia çok kötü bir şey oldu. Tam önünüzde oturan öğrenciyi anımsıyor musunuz diye sordular. Ben de evet konuşmamla o denle ilgileniyordu ki onu hiç unutmayacağım dedim. İşte o öğrenci iki haftalık okuldan uzaklaştırılma cezası aldı dediler. Sabahki konuşmamda bir şeyi tanımanın gerçekten öğrenmenin tek yolunun o şeyi denemek olduğunu söylemiştim. Eğer söz gelimi bir ağacı tanımak istiyorsanız o ağaca tırmanmalı, dallarına oturup rüzgarın yaprakları hışırdatmasını dinlemelisiniz. İşte o zaman o ağacı tanıdığınızı söyleyebilirsiniz demiştim. O öğrenci de evet haklısınız, hiç unutmayacağım bunu demişti. Öyle tatilinde bu delikanlı bir ağaç görmüş. Üzerine tırmanmış ama müdür yardımcısı tam o sırada oradan geçerken onu görmüş. Tutup aşağıya çekmiş ve okuldan kovmuş. Ben bir yanlışlık olmalı, bir yanlış anlamı olmuş dedim. Şimdi gidip müdür yardımcısıyla görüşeceğim. Nedendir bilmem ama erkek öğrencileri denetleyen müdür yardımcılarının tümü eski beden eğitimi öğretmenleridir. Bürosuna gittiğimde müdür yardımcısı kasları yumru yumru masasında oturuyordu. Ben Doktor Buzkakya'yım diye kendimi tanıttım. Başını kaldırıp bana baktı. Çok öfkeli olduğu belliydi. Demek bu okula gelip çocuklara ağaçlara tırmanmalarını söyleyen adam sensin ha? Sen bir baş belasısın dedi. Ben bakın yanılıyorsunuz. Sanırım bir yanlış anlaşılma. Derken bu kez bağırdı. Bir baş belasısın sen. Çocuklara ağaçlara tırmanmalarını söylemek ha? Çocuklar zaten yeterince baş kaldırıyorlar. Onunla iletişim kurup anlaşmam olanaksızdı. Ben de kalkıp ceza alan öğrencinin evine gittim. Şimdi ağaçlara serbestçe tırmanmak için iki haftası vardı. Bana bu olaydan öğrendiğim şey ağaçlara ne zaman tırmanılıp ne zaman tırmanılmayacağı oldu. Çünkü bu toplum her şeyi ne zaman yapmamız, ne zaman yapmamamız gerektiğini söyleyen ve bunu tabelalarla belirleyen bir toplum. Bunun doğru olduğunu biliyorum. Sanırım yalnızca yanlış bir karar verdim değil mi dedi. Sorunu kavramıştı ve bundan böyle bir adama göre kendini ayarlayacaktı. Yine ağaca tırmanacaktı. Toplumun gereklerini yerine getirmenin yolları olduğu gibi kendi isteklerinizi gerçekleştirmenin de yolları vardır. İnsanın bakıma da gereksinimi olduğuna inanıyorum. Bunu yürekten söylüyorum. Sevilmeye gereksinimimiz vardır. Duyumsanmaya, dokunulmaya, şu ya da bu tür bir sevgi gösterisine gereksinimimiz vardır. Özel eğitim alanında çalışanlarımız, skills'ın, bir kimsesiz çocuklar yurdunda yaptığı o harika incelemeyi mutlaka bilirler. Skills, yurda getirilen terk edilmiş çocukların gün geçtikçe canlılıklarını yitirip, duygusuzlaştıklarını ve sonunda yalnızca bir yerde oturup durduklarını saptar. Bu çocuklar yurda geldikleri zeka düzeyi açısından normal çocuklardır. Ama yaklaşık bir buçuk yıl kadar sonra zekaları gerilemekte ve bu gerileme ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Skills bunun nedenini merak eder. 12 çocuğu örnek olarak alır, öteki çocukları oldukları gibi bırakır ancak epeyce gürültü kopar çünkü yetkililer bunu yapmasını istemezler. Bu 12 çocuğu zekaca iyi gelişmemiş genç kızların olduğu bir yurda götürür ve çocukların her birini kızlardan birine verir. Kızlar zeki değildirler ama sevecendirler. Bir sürü çok zeki çocuk zekadan başka bir şeylere olmadığı için bir yere ulaşamazlar. Buna karşılık sıradan ama sevecenlik dolu, insana coşku veren, iyi yürekli ve güvenilir birçok çocuk tanıyorum. Bunlar başarılı olmaya adaydır. Skills'ın bu terk edilmiş çocukları verdiği kızlar çocukları içtenlikle severler. Günün bitiminde çocuklar ayrılıp otobüse binerken üzüntüyle ağlarlar. Değişen tek şey sevecenlik olmuştur. Bu çocukların ilgiyle karşılanması, sevilmesi, kendileriyle oyunlar oynanması, ve bağımsız bireyler olarak görülmelerinin dışında hiçbir şey değişmemiştir. Skills geçenlerde öncelikten de önce başlıklı bir yazı yazdı. Hepiniz okumalısınız bunu. Yazıda bu 12 çocuğun üzerinde yapıldığı incelemeden söz ediyor. Yurta bırakılan denetim grubundaki çocukların her biri bugün ya akıl hastası ya da geri zekalı bir durumda bir hastanede tedavi altında bulunuyormuş. Oysa zekaca geri olan kızların ilgilendiği çocukların tümü evlenmiş. Yalnızca biri boşanmış. Hiçbiri devletten yardım almıyor. Ve hepsi kendi geçimlerini sağlayabiliyormuş. Değişen tek şey, birisi beni gördü, birisi bana dokundu, birisi beni duyumsadı, birisi bana birazcık ilgi gösterdi olgusuydu. Bir başka noktada herkesin yaşamda kendine özgü bir yolu olduğudur. Kendinizi bulmaya, oluşmaya götüren binlerce yol vardır. Her biriniz kendi yolunuzu kendiniz bulursunuz. Başkalarının kendi yollarını size kabul ettirmelerine izin vermeyin. Castenada adlı bir insan bilimcinin yazdığı Don Juan'ın Öğretileri adlı çok güzel bir kitap var. Kitapta Castenada incelediği Yakui Hintlilerini anlatıyor. Don Juan adlı bir adam vardır ve şöyle der: Her yol milyonlarca yoldan yalnızca biridir. Dolayısıyla bir yolun yalnızca bir yol olduğunu hiç unutmayın. Bu yolu izlememeniz gerektiğine inanıyorsanız hiçbir koşul sizi o yolu izlemeye zorlayamaz. Bir yol yalnızca bir yoldur. Eğer yüreğiniz istiyorsa o yolu bırakmanızın ne size ne de başkalarına zararı olur. Ama o yolu izlemek ya da terk etmek yönünde vereceğiniz karar korku ve tutkulardan soyutlanmış olmalıdır. Uyarıyorum sizi. Her yolu dikkatle ve bilinçli olarak inceleyin. Gerekli olduğuna inandığınız kadar deneyin. Sonra kendinize yalnızca kendinize bir soru yöneltin. Bu yolun bir yüreği var mı? Bütün yollar birbirine benzer. Hiçbir yere ulaştırmazlar insanı. Bunlar ormanın içinden, ormanın kıyısından, içinden ya da altından giden yollardır. Bu yolun bir yüreği olup olmadığı en önemli sorudur. Yüreği varsa o yol iyidir. Yoksa o yola girmeyin. Eğer insanlara yardım etmeye başlayacaksanız, şimdi söyleyeceklerimi yapmanız gerekecek. Her şeyden önce kendi kişiliğinizi ve değer yargılarınızı başkalarına kabul ettirme çabasından vazgeçmelisiniz. İçten olmayı ve dinlemeyi öğrenmek zorundasınız. Bir sürü simge vardır. Sözel dil bunlardan yalnızca bir tanesidir. Bazen ağzımızı açtığımızda korkunç yanlışlar yaparız. Aslında çoğunlukla bir insana yalnızca bakarak iletiler alıp göndermek çok daha iyidir. Karar verdim. Bir gün bütün işlerimi bırakıp insan titreşimlerini inceleyeceğim. Çünkü bunların şu anda sesimi size ileten titreşimler kadar gerçek olduklarına inanıyorum. Bu sırrı bulduğumuz zaman sözcüklerden daha uygun bir iletişim yolu bulabiliriz belki. Dinlemenin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Oysa sessizliği hiç sevmeyiz. Hatta korkarız bile sessizlikten. En güzel iletişim sessiz olduğunuz zaman kurulabilir. Eğer bir danışmansanız ve insanların konuşmasını isterseniz yalnızca dinleyin onları. Bir dakika sonra size her şeylerini anlatmaya başlayacaklardır. İçten olmalısınız, yapmacık olmayın, olduğunuz gibi görünün. Dünyanın en güç işi olmadığınız bir kişi olmaktır. Gerçek kişiliğinize doğru yaklaştıkça o kişiliği benimseyin ve her zaman öyle kalın. Bunun kolay bir yaşama yolu olduğunu göreceksiniz. En zor şey, başkalarının olmanızı istediği kişi olmaya çalışmaktır. Onların sizi bu duruma getirmelerine izin vermeyin. Kendinizi, kim olduğunuzu bulun. Olduğunuz gibi görünün. O zaman sade bir yaşam sürebilirsiniz. Richard Alpert'in deyimiyle karabasanları kovmak için gerekli enerjiyi bu yolda kullanabilirsiniz. Kovalanacak karabasan da kalmayacaktır artık. Artık oyun oynamayacaksınız. Hepsini bir kenara itip işte ben buyum. Beni güçsüz yanımla, aptal yanımla, olduğum gibi benimseyin. Benimseyemezseniz rahat bırakın beni deyin. Bir başka önemli şey, hiç kimseye bir şey yapması için buyruk vermeyin. Tanrı değilsiniz. Başka bir insanın kafasının içinde neler olduğunu bilemezsiniz. Başkalarına yol gösterebilirsiniz ama buyruk veremezsiniz. İletişim kurmaya, anlamaya çalışın uzmanın karşısına sık sık çantasına sımsıkı yapışmış, korkudan ölecekmiş gibi görünen küçük bir anne oturur. Uzman, çocuğunuzun durumuna tam bir tanı koyduk ve çocuğunuzda beynin yetersiz çalışmasına bağlı olarak okuma güçlü olduğuna karar verdik. Anlıyor musunuz der. Bu anne ne diyebilir? Gülümseyerek ya der. Zavallının eve gidişini ve kocasıyla neler konuştuğunu tahmin edebiliyorum. Kocası, ee uzman ne dedi şekerim, Biliyorsun adama 190 dolar ödedik diye sorar. Karısı şey oğlanın okuma güçlüğü varmış. Çünkü kafasında bir aksaklık varmışlar. der. Kocası 190 doları bunun için mi verdik diye sorar. Özürlü çocukların ana ve babalarının bu denli dayanıklı olmalarına şaşmamak gerek. Onlarla iletişim kurmak zorundayız. Son olarak bir takım olduğunuzu unutmayın. İnsanlarla ilişkileriniz yalnızca birlikte olursanız başarılı olacaktır. Yapmak istediğiniz bir şeyi birisiyle birlikte tasarlamalısınız. Çünkü iki kişi de tek kişi de olduğundan daha çok kaynak ve güç vardır. Bazen iki kişinin bir araya gelmesi için küçücük bir çaba yetebilir. Ancak bir takım oluşturmayı amaçlıyorsanız yapmanız gereken birçok şey vardır. Anne ve babalara en azından şu anda gördüğünüz biçimde gerçekleri olduğu gibi anlatmalı, her şeyi öğrenmelerine yardımcı olmalı, hiçbir şeyi onlardan saklamamalısınız. Johnny'nin bulunduğu yer şurası. Onu ulaştırmak istediğimiz yer burası. Onun için gerçekleşmesini istediklerimiz bunlar. Ondan sonra bunları adım adım gerçekleştirecek bir izlence tasarlamalısınız. Her şeyden önce Johnny'nin şu anda nerede, ne durumda olduğunu saptayın. Çözümlemeye çalışacağımız sorun budur. Beyninde işlevsel yetersizlik olduğunu bilmenizin bir yararı olmaz. Beyni için hiçbir şey yapamazsınız yalnızca bir anne, bir baba ya da bir öğretmensinizdir çünkü. Zaten böyle bir yetersizlik onarılamaz. Sonra atılacak ilk adımı saptayın. Çocuğun yıllar sonra ne yapacağını değil, ivedilikle atabilmesini istediğiniz ilk adımı saptayın. Oturması mı, dinlemesi mi, bir kalemi yerinden oynatması mı, bir sözcüğü okuması mı? Sonra üçüncü aşamada bu amaca nasıl ulaşacağınızı tasarlayın. Bir anne ya da baba olarak sizin göreviniz şudur. Bir öğretmen ya da danışman olarak benim görevim budur ve birlikte çalışacağız demektir. Siz kendi görevinizi yapın, ben de kendi görevimi. Daha sonra birlikte başarınıza bakıp amacımıza ulaştık mı? Evet ulaştık. Artık sürekli bu işi yapabiliyor. O zaman tamam. Bundan sonra ne yapmak istiyoruz diye sorun. Bu böylece sürüp gitsin. İşte eğitsel danışmanlık böyle olur insanların iç dünyasına girip ne tür cinsel sorunları olduğunu bulmaya çalışarak değil, aşamalı bir çalışma sürecidir danışmanlık. Bu dediklerimi yaparsanız ve bunları birlikte gerçekleştirirseniz, anne ve babaların yardım edin bana dediklerini duymazsınız artık. Çünkü onlara böylece zaten yardım edilmiş olur. Cleveland'da Gestalt Enstitüsü'nde çalışan Sinker adında olağanüstü bir kişinin yazdığı bir yazı. İnsanları tanıma ve kişisel açınlama adını verdiği yazının sonucunda şöyle diyor. Sokaktaki bir adam kendini aramak durumunda olsa varlığını değiştirme konusunda ne tür yol gösterici düşünceler öne sürerdi? Belki de beyninin henüz ölmediğini, vücudunun kurumadığını ve şimdi nerede olursa olsun hala kendi yazgısının yaratıcısı olduğunu fark edecektir. Bu yazgıyı kesinlikle değişmeye karar vererek, değişime karşı koyması ve değişme korkusuyla savaşarak, aklını daha iyi tanımaya çalışarak, gerçek gereksinimlerini karşılayacak davranış biçimlerini deneyerek, kavramlarla uğraşmak yerine somut eylemler gerçekleştirerek değiştirebilir. Bu düşünceye yürekten katılıyorum. Lafı bırakıp eyleme geçmek gerekiyor artık görme, işitme, dokunma ve duyma duyularını daha önce hiç yapmadığı gibi kullanarak, kusursuzluk savı gütmeden, kendi elleriyle bir şeyler yaratarak, öz yıkıcı davranışlardan kaçınarak, karısına, çocuklarına ve arkadaşlarına söylediği sözlere özen göstererek, kendisini dinleyerek, Konuşan kişilerin söylediklerini gözlerinin içerisine bakıp dinleyerek, kendi yaratıcılık sürecine saygı duymayı öğrenerek ve bunların kendisini kısa sürede bir yere ulaştıracağına inanarak bu yazgıyı değiştirebilir. Ancak kendimizi de uyarmalıyız. Çok çalışmadan ve ellerimizi kirletmeden hiçbir değişimi gerçekleştiremeyiz. Gelişim ve kişilik oluşturma konusunda ezberlenecek hiçbir formül ya da hiçbir kitap yoktur. Yalnızca şunları biliyorum yaşıyorum, varım, buradayım, gelişiyorum, yaşamımı başkaları değil kendim oluşturuyorum. Kendi kusurlarımı, yanlışlarımı, suçlarımı açık yüreklilikle kabullenmeliyim. Yokluğumun acısını hiç kimse benim kadar duyamaz. Ama yarın yeni bir gün ve yatağımdan çıkıp yeniden yaşamaya başlamaya karar vermeliyim. Eğer başaramazsam sizi, yaşamı ya da Tanrı'yı suçlamanın kolaylığına sığınmamalıyım. Işığın olduğu yer, kendini arayış. Bu gece burada olmasını istemediğim bir şey var. Bunun ne olduğunu size açıklamak istiyorum. Ondan sonra hemen söyleşimize başlayabiliriz. Öğrenmenin birçok yolu vardır. Ben Asya'da bir zen manastırında geçirdiğim bir yıllık süre içerisinde bu yollardan birini öğrendim. Çok ilginç bir Japon öğretmenim vardı olağanüstü, sevecen ve başka insanlarla paylaşabileceği birçok güzelliği olan bir insandı. Bütün yaşamı paylaşma üzerine kuruluydu. Ben de bütün yaşamımın böyle olmasını istiyorum ve umarım siz de kendi yaşamınızın böyle olmasını istiyorsunuzdur. Ben bu nedenle sürekli olarak gelişmek istiyorum. Çünkü böylece sizlerle hep birlikte oluşumda gitgide daha çok paylaşacak şeyim olacaktır. Öğretmenimle birlikte Dev bambu ağaçlarıyla dolu bir bahçede gezindiğimiz o güzel günü anımsıyorum. Japonya'ya gitmiş olanlarınız bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu bilirler. Bahçede bir aşağıya bir yukarıya dolaşıyorduk ve ben nedendir bilmem sürekli olarak gevezelik ediyordum. Bildiğim olağanüstü şeylerden, erişilmez bilgeliğimden söz ediyor, işte benim bildiklerim bunlar diyerek onu gerçekten etkilemeye çalışıyordum. Birdenbire bu kibar adam bana döndü ve ağzıma vurdu. Ne iyi bir öğrenme tekniği değil mi? Elim kanayan dudağımda gözlerim fal taşı gibi açık sordum. Neden yaptınız bunu? Onda o güne dek hiç görmediğim büyük bir öfkeyle kirli ayaklarınla kafamın içine girme dedi. Size yemin ederim, bu akşam buraya gelmeden önce ayaklarımı iyice yıkayıp temizledim. Hiç kimsenin kafasına girmeyi de amaçlamıyorum. Bu akşam sizlerle aramda olmasını istediğim tek şey sevgi dolu bir paylaşma size sunduklarımdan kendinize uygun olanları alır, uygun olmayanları bırakırsınız. Ne bir çıkar kaygım ne de satacak bir şeyim var. Yalnızca paylaşacak çok şeyim var ve paylaşmak bana coşku veriyor. Paylaşmayı birlikte gerçekleştireceğimizi umut ediyorum. Bu akşam birbirimizden ayrılmadan önce öyle ya da böyle bu olanı bulabiliriz belki.'' Sanırım birçoğunuz kitaplarım ya da bantlarımdan öğretilen bir olgu olarak sevginin incelenmesine önem verdiğimi biliyorsunuzdur. Hepimizin büyük bir sevgi gizil gücüne sahip olduğuna içtenlikle inanıyorum. Ancak bu sadece bir gizli güçtür ve gizil güçlerin tümü gibi anlaşılmadıkça siz de bu konuda çaba harcamadıkça ortaya çıkmayacaktır. Yıllar önce sevgi adını verdiğim bir ders vermeye başlayan o garip kişilerden biriydim başlangıçta bir sınıfta 15 ya da 20 kişi vardı. Bugün 400 ya da 500 kişi alsak gelirler. Ama ben bir araya gelip kolayca iletişim kurabilmemiz için bu sayıyı 50 ile sınırlıyorum. Ben bu derse öğretmiyorum, kolaylaştırıyorum. Gerçekleşmesine olanak sağlıyorum. Katılanlarla birlikte oturuyor, onlardan birçok şey öğreniyorum. Birlikte öğreniyoruz. Sevgi öğrenildiğine göre her biriniz onu farklı biçimlerde öğrenmişsinizdir. Dolayısıyla benim size öğreteceklerim kadar sizin de bana öğretecekleriniz vardır. İşte bu nedenle sevgi özünde bir paylaşma olgusudur. Bu sınıfı oluştururken gereksinme duyan kişilerin bize gelip gereksinmelerini anlatabileceğini düşünmüştüm. Bir psikoterapi değildi bu. Ben bir eğitimciyim, psikoterapist değilim. Yaşamın hangi aşamasında olursanız olun ve yaşamı nasıl öğrenmiş olursanız olun, eğer onu farklı biçimde öğrenmek isterseniz, her şeyin öğrenilebileceğine, unutulabileceğine ve yeniden öğrenilebileceğine inanıyorum. Dolayısıyla umuda her zaman yer vardır. Oturup geçmişte birisi size kötü davrandı diye ya da sevgiyi yanlış öğrendiniz diye ya da yalnızlık çekiyorsunuz diye ağlamanıza gerek yoktur. Geçenlerde çok ilginç bir şey geldi başıma. Ülkenin her yanına sık sık yolculuk ederim ve her yolculuğa çıkışımda yanımda yığınla iş götürürüm. Çünkü ancak yolculuklarda çalışmak için gerekli dingin ortam ve zamanı bulabiliyorum. Gördüğünüz gibi temel ilkem önce insanlar sonra iş. Bir onda hiç boş zamanım olmaz. Evde olduğum zamanlarda telefon sürekli çalar. Çevremde bir sürü insan olur. Aslında bu benim istediğim, gerçekleştirmeye çalıştığım ve çok hoşuma giden bir şey. Ama bir uçakta olduğum zaman sanki özel bir onda zannederim kendimi. Bulutların içinde kaybolursunuz. Hiç kimse de tanımaz sizi. Görevlilere yanımdaki koltuğu da kullanabilir miyim? Yapacak çok işim var derim. Uçak kalabalık değilse bu isteğimi kabul ederler. Genellikle yanımdaki koltuğa kitaplarımı, notlarımı yayarak çalışır ve düşünürüm. Çalışmamı bitirdiğim zaman da uçağın penceresinden bulutları seyredip evrenin görkemli güzelliğini düşünürüm. O gün yanımdaki boş koltuğun ötesinde iyi giyimli, mücevherler takmış, orta yaşlı, çekici bir kadın oturuyordu. Ben notlarımı yanımdaki koltuğa yayarken sessizce beni izledi. Ama gönderdiği titreşimlerden benimle konuşmak istediğini sezdim. Kendi kendime "Hay Allah, Hoş kadın, ama düzeltecek bir sürü sınav ve ödev kağıdım var diye düşündüm. Kadın mesleğinizin ne olduğunu tahmin edebileceğimden eminim dedi. Nedir peki diye sordum. Sanırım avukatsınız dedi. Hayır dedim, avukat değilim. Öyleyse öğretmensiniz dedi. Evet doğru, öğretmenim dedim. Ah ne iyi dedi ve ben de işime döndüm. Ama o konuşmaya başladı ve ben birdenbire kendi yanlışımın bilincine vardım. Ne yapıyorsun? İnsanların her şeyden önemli olduğunu söylersin hep. Buna içtenlikle inanıyorsan işte bu kadının sana gereksinimi var. Seninle konuşmak istediği apaçık. Bir süre konuş onunla. Ondan sonra çalışman gerektiğini anlatabilirsin ona belki dedim kendi kendime. Ancak işler umduğum gibi yürümedi. Ama olağanüstü bir iletişim oluşturduk. O gitgide büyüyen bir çığ gibi bana her şeyi anlatmaya başladı. Bilirsiniz İnsan bazen yaşamında en yakın olduğu kişiye bile anlatamadığı şeyleri bir yabancıya kolayca anlatıverir. Bu kadın da Los Angeles'a vardığımızda birbirimizden ayrılacağımızı ve benimle bir daha karşılaşma tehlikesinin hiç olmadığını biliyordu. Bana dört çocuğu olduğunu ve Baham Adalarından yeni döndüğünü vesaire anlatmaya koyuldu. Eğlendiniz mi diye sordum. Hayır ne gezer berbattı diye yanıtladı. Yalnız mıydınız diye sordum. Evet dedi. Yalnızca ya diyebildim. Durum bana ilginç gelmişti ama nedenini sormayacaktım. O hemen anlatıverdi. Tek başına tatile gitmiş. Kendimi toparlamaya çalışıyorum dedi. Öyle mi dedim. Evet iki ay önce kocam beni terk etti dedi. Ben yine öyle mi diye cevap verdim. Hemen yaşam öyküsünü anlatmaya başladı. Ben ona en güzel yıllarımı, yaşamımın en güzel yıllarını verdim dedi. Böyle sözlerin Artık söylenmediğini zannediyordum. Ona yaşamımın en güzel yıllarını verdim. Ona güzel çocuklar verdim. Ona görkemli bir yuva verdim ve bu yuvayı her zaman temiz tuttum. Hiçbir yer tozlu değildi. Eh dedim. Bundan hiç kuşkum yoktu. Konuşmasını sürdürdü. Çocuklarım okula hiç geç kalmazlardı. Lafı uzattıkça uzatıyordu. Çok iyi yemekler yapardım. Arkadaşlarını hep iyi ağırlardım. İstediği her yere gitmeye her zaman hazırdım ben. Kadının haline gerçekten üzülmüştüm. Çünkü temel saydığı her şey kocasının parayla elde edebileceği şeylerdi. Aslında bu kadın kendi kişiliğini yitirmişti. Kocasına kişiliğinin önemli yönlerini, olağanüstülüğünü, güzelliklerini, gizliliklerini vermemişti. İyi yemekler pişirmişti. Oysa kocası bir lokantaya da gidebilirdi. Çamaşırlarını yıkamıştı hocası bir çamaşırhaneye de gidebilirdi. Çok korkunç bir şeydi bu. Peki kendiniz için neler yaptınız diye sordum. Ne demek istiyorsunuz? Kendim için demekle ne demek istediğinizi anlatır mısınız dedi. Yani kendi kişiliğiniz için neler yaptınız demek istiyorum dedim. Kendim için herhangi bir şey yapmaya hiç zamanım olmadı dedi. Sonra bir suskunluk oldu. Sonra ben neler yapmış olmayı isterdiniz peki diye sordum. Hep kapkacağı sağa sola fırlatmak kırmak istemişimdir dedi. Keşke kırabilseymiş ama bunun nedenle önemli olduğunu bilmiyor ki. Acımıştım kadına çünkü yaptıkları temel olduğuna inandığı şeylerdi. Bunlar içinde yaşadığı kültürün ona temel olduğunu öğrettiği şeylerdi. Bu kadın yalnızca ona verilen rolü oynamıştı. Rolünü oynarken de kendi gerçek kişiliğini yitirmişti. Öykünün sonunda ise koca bürosunda çekici bir kadınla karşılaşır. Bu kadın ne tozu önemsemektedir ne de çarşafların temizliğini. O gün bu kadınla neyin temel olduğuna ilişkin uzun uzun söyleştik. Biraz o ağladı, biraz ben ağladım. Ayrılırken kucaklaştık. O kendi yoluna gitti, ben de kendi yoluma. Ama biliyor musunuz, ilginç olan şey bu kadının kendine benim için temel olan nedir benim değerim nedir, benim gereksinimlerim nelerdir diye sormayı hiç akıl edememiş olması. Seven insan olarak bunları henüz bilmiyorsanız biraz düşünün bu konuda. Eğer gerçekten seven bir insansanız en iyi yanlarınızı vermek istersiniz. Bu da bütün yeteneklerinizi benzersiz bir insan olarak geliştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Gerçekten de size başka türlü öğretilmiş olsa bile şu anda burada bulunan her birey benzersizdir. İşin güzel yanı da budur. Hiçbirimiz bir başkasına benzemiyoruz. Herkes birbirinden farklıdır. Bu kadına benzersiz olduğunu ya da bunu nasıl geliştirebileceğini ve başka insanlarla paylaşmanın mutluluğunu zamanında öğretebilseydik ne kadar iyi olurdu. Sizi sınırlayan hiçbir şey olmadığına göre her zaman ilgi çekici olabilirsiniz. Her zaman paylaşacak bir şeyiniz vardır. Oysa bu kadın kendini bulma savaşına girmemiş, başkalarının kendisine verdiği rolü üstlenmiş ve bu süreç içerisinde kişiliğini yitirmişti. Ancak güzel olan bir şey var. İnsan hiçbir zaman kişiliğini tümüyle yitirmez. Yalnızca geçici bir süre için yitirebilir. Eğer kendinizi bulmak isterseniz hala oradasınızdır. İnsan bir kez sahip olduğu bir şeyi hiçbir zaman yitiremez. Ara sıra içinizde büyük bir boşluk, karnınızda ezici bir sancı, dışarıya çıkmak için çırpınan bir şey duyarsanız, anlayın ki o olağanüstü benzersizliğiniz şöyle diyordur size: "Hala buradayım. Hala içindeyim. Bul beni, geliştir beni, paylaş beni." Ondan sonra temel olanın ne olduğunu biraz anlamaya başlarsınız. Ama temel olanın mutlaka dışarıda, orada olması gerekir bizce. İçeride, burada olamaz. İçinizden kaç kişi küçük Sofi kitaplarını biliyor acaba? Bunlar Sofilik mezhebinden kaynaklanan nefis kitaplardır. İçeriklerini zevkle okunan, inanılmaz kusursuzlukta alegorik öyküler oluşturuyor. Öykülerde Molla denilen birazcık çılgın, küçük bir adamın serüvenleri anlatılıyor. Bir tanesi çok etkileyici bir öykü. Bir gün Molla yolun ortasında dizleri üstünde oraya buraya gidip bir şey aramaktayken bir arkadaşı onu görür. Molla ne arıyorsun diye sorar. Molla anahtarımı yitirdim der. Vah vah çok kötü aramana yardım edeyim o zaman der arkadaşı ve o da dizlerinin üzerine çökerek aramaya başlar. Arkadaşı nerelerde düşürdün anahtarını diye sorar. Molla evde der. Peki öyleyse ne diye burada arıyoruz? Çünkü burası daha aydınlık diye yanıt verir Molla. Evet gülünç bu. Ama biz de yaşamımızda böyle davranmıyor muyuz? Aradığımız her şeyin dışımızda bir yerde, kolayca bulabildiğimiz o aydınlıkta olduğunu zannediyoruz. Oysa sizin için gerekli olan bütün yanıtlar içinizdedir. Aramaya başlayın ve arayın. Ama onları dışınızda bulamayacaksınız. Hiç kimse aradığınız yanıtları size veremez. Yanıtlarınızı yalnızca kendiniz bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer bavullarınızı toplayıp kendinizden kaçabileceğinizi zannediyorsanız oldukça yanılıyorsunuz demektir. Nepal'e gidip bir dağın tepesine çıkın. Böyle ilginç bir ülkede bulunmanın ilk şaşkınlığını atlattıktan sonra aynada kiminle karşılaşırsınız? Tabii ki kendinizle. Bütün güçsüzlükleriniz, korkularınız, şaşkınlığınız, yalnızlığınız, sizi siz yapan her şeyinizle birlikte. Artık aradığımız şeyi aramak gereken yerde aramanın zamanı gelmiştir. Temel olan dışınızda değil, içinizdedir. Ama içerisi karanlıktır ve karanlıkta aramak kolay değildir. Nasıl arayacağımızı da hiç kimse öğretmez bize. Öğrenim yıllarınızın tümünde size kendinize öğreten kaç dersiniz oldu? Ama matematik öğretilmiştir mutlaka. Gereksiz olduğunu söylemiyorum elbette ama matematik olmadan da yaşayabilirsiniz. Matematik bilmek hoş bir şeydir. Okuyabilmek hoş bir şeydir. Bir çoğunuzun okumayı öğrenmek için yıllarca çalışmış olmasına ve şimdi hiçbir şey okumamasına karşın yine de ben size okuma öğrenmemek için yüreklendirmiyorum. Şaşıracaksınız ama istatistikler sıradan bir üniversite mezununun öğrenimi bittikten sonra yılda ortalama yalnızca bir kitap okuduğunu belirtiyor. Yaşam konusunda, sevgi konusunda ders yoktur çok yalnızım ne yapabilirim diye sınıf yoktur böyle konuları öğretmeye kalkıştığınızda herkesin aptal olduğunuzu düşüneceğinden kuşkunuz olmasın basında bana sevgi doktoru dendi bana sunulan en büyük onur sanırım mesleğim nedir adlı bir tv programına çağrılmam olmuştu doğru söylüyorum yemin ederim mesleğim nedir programa çıkmamı öneren görevli mesleğinizi bulmaları olanaksız dedi bir kitaplığa gidip bütün kutsal kitapları alın ve ortak yönlerini inceleyin. O kadar çok ortak yön bulursunuz ki, İsa yaşamı bulmak istiyorsanız kendi içinize bakmak zorundasınız der. Bu da da aynı düşüncededir. Tevrat da aynı şeyi söyler Kur'an'da. Gita'da, Tibet Ölüler kitabı da Tao'da bu görüşü paylaşıyor. Dışınızda yapacağınız yolculukların değeri yoktur. Bunlar sizi yitip gideceğiniz karanlık bir ormana sürükleyen yolculuklardır. Sorularınıza yanıtlar arıyorsanız bunlar dışınızda değil tam içinizdedir. Ama bize göre temel olan nedir? Her şeyden önce temel olduğuna inandığımız şeylerden biri yaşamımızın büyük bölümünde onun için çalıştığımız bedenlerimizdir. Bedenimiz için o denli zaman ve para harcıyoruz ki Madison Avenue'yu zengin ediyoruz. Binlerce diş macunu çeşidi. Milyonlarca şampuan çeşidi. Çocukluğumda beyaz sabunlarla yıkanırdık. Oysa şimdi yumuşak saç, ince telli saç, kalın telli saç, düz saç, kabarık saç, saçsızlar için özel şampuanlar var. Çocuklar için, yetişkinler için, yaşlılar için ayrı özel saç tonikleri var. Birbirimizin saç toniğini bile paylaşmıyoruz. Bir düşünürsek bunun ne kadar yabancılaştırıcı bir olgu olduğunu görebiliriz. Bütün bu saçmalıklar gerçekten bıtkınlık vermiyor mu size? Önce bu yapılacak, sonra şu yapılacak, sonra filanca şey. Ondan sonra giyinip o gün için hazırlanırsınız. Akşam olunca da eve döndüğünüzde sabah yaptıklarınızın tam tersini yapmaya başlarsınız. Giysilerinizi çıkartır yatarsınız. Ertesi sabah yine giyinirsiniz. Ama bunları yapmak zorunluluğunu duyarız. Çünkü iyi cins bir deodorant kullanmazsak çevremizdeki insanların bizden kaçacaklarından korkarız. O deodoranı kullanırsak bize yaklaşacaklardır. Bu nedenle kullanırız onu. Lütfen beden yalnızca bir araçtır. Çok görkemli bir araçtır üstelik. Çünkü temel olanı taşır. Ama kendisi temel değildir. Öyleyse temel olan nedir? Biz öğrenmenin temel olduğunu düşünürüz ve öğrenmeye tutkun oluruz. Olguları bilmenin bilgelik olmadığını unuturuz hep. Olguları öğreniriz ve yaşamımızı temel olduğunu varsaydığımız olgularla kafalarımızı doldurmakla geçiririz. Oysa bu olgular çoğunlukla yararsız ve duraldır. Biz de bu durallığın tutkunu oluruz. Beynimize sızmaya çalışan her yeni şeyi kesinlikle bu durallığın, bu eski ve yararsız bilginin süzgecinden geçiririz. İşte bundan ötürü kimilerimiz için değişmek çok güçtür. Karşılaştığım kişilere sık sık sorarım. Kişiliğiniz gerçekten kendi kişiliğiniz mi? Yoksa başkalarının size yakıştırdığı kişilik mi? Çevremizdeki insanlar yaşamlarının tümünü bize kim olduğumuzu öğretmekle geçirirler. Bazıları da bilinçsizce yaparlar bunu. Söz gelişi süpermarkette elinden tuttuğu çocuğu için arkadaşına bu aptal olanı, erkek kardeşi çok akıllı ama aptal çocuklarında olması gerekli hem sonra bu da öyle kötü bir çocuk değil, bana hiç sorun yaratmıyor diyen bir tür anneyi ele alalım. Peki ama bu anne bu çocuğa neler söylemektedir böyle? Onun sağır olduğunu mu zannetmektedir? Herkes herkese her zaman ne olduğunu ve kim olduğunu öğretiyor. Herkes öğretmen sanki. Sevgi dolu bir insan olarak başkaları için kullanacağınız sıfatlara, adlara çok özen göstermeniz gerekir. Öğreniminizin hangi aşamasında olduğunuz beni ilgilendirmiyor. Çünkü hala bir yere varmamış olduğunuza eminim. Etkileyici ünvanları olan kişiler bizi çok etkilerler. Bir tıp doktoru ya da doktora derecesinin kişiyi bilge kıldığına inanıyoruz. Size ilginç bir şey söyleyeyim öyleyse. Tanıdığım en aptal kişilerin bazıları doktora yapmış. Buna karşılık tanıdığım en bilge kişilerin kimisi de doktoranın ne olduğunu bile bilmiyor.'' Hiç unutmayın ki bildiklerinizin gerçek olduğuna inanır ve dolayısıyla yeni bilgileri bu süzgeçten geçirip elerseniz öğrendikleriniz sizin için büyük bir engel oluşturacaktır. Böyle bir durallık içinde hiçbir zaman gelişemez, değişemezsiniz. Hala 20 yıl önce kullandığı yöntemlerle öğretmenlik yapan kişiler tanıyorum. 9 yıl boyunca 4. sınıfı okutan öğretmenler tanıdım. Örneğin her batıya göç konusu öğretileceğinde bu öğretmenler dolaplarının çekmecesini açıp dosyalarının arasından artık yıpranmaya başlayan batıya göç dosyasını çıkartırlar. Dosyadaki resimlerin her birinde göreceğiniz 9 iğne deliği 9 yıldır kullanıldıklarını belirtmektedir. Bilgi, bilgelik değildir. Sadece öğrenme, bilgelik değildir. Bilgelik, bilgi ve olayların uygulanmasıdır. Bilgelik hiçbir şey bilmediğimizin bilincine varmaktır. Bilgelik, kafam her şeye açık, hangi düzeyde olursam olayım, henüz işin başındayım. Bildiğim şeylerin yüz katı kadar çok şey var daha öğrenecek diyebilmektir. Bilgeliğin başlangıcı budur. Kuşkusuz biz öğrendiklerimizle özdeş değiliz. Kültürümüz çoğu kez sürekli neşenin temel olduğunu vurgulamaktadır. Sevk öğesini bu denli vurgulayan bir başka kültür olduğunu zannetmiyorum kendimize zevk arayışına o denli kaptırırız ki başka şeyler olduğunu unutur gideriz. Birazcık mutsuz olduğumuz an hemen ya bir yatıştırıcı hap alır ya da bir mutluluk şerbeti içeriz. Kim acı çekmek ister ki? Bizim kültürümüz acıyı küçümser ve acıdan korkar. Bakın, acı çekme konusunu gündeme getirelim dediğimi zannetmeyin sakın. Beni yanlış anlamayın. Ben de neşeyle öğrenmeyi ve öğretmeyi yeğliyorum. Neşe büyük bir öğretmendir ama umutsuzluk da büyük bir öğretmendir. Merak büyük bir öğretmendir ama şaşkınlıkta. Umut büyük bir öğretmendir ama düş kırıklığı da. Yaşam büyük bir öğretmendir ama ölümde. Bunların herhangi birini kendinizden esirgemeniz, yaşamı tam olarak yaşamamanız demektir. Dünyada bu denli çok insanın yaşamı tam anlamıyla yaşamadan tükettiği başka bir kültür bilmiyorum. Çoğumuz yaşamın ne olduğunu bile bilmiyoruz yaşamdan uzak tutuluyoruz sanki. Paranın, eşyanın, açlığın değerini bilmiyoruz. Acıyı anlamıyoruz ve Allah gecinden versin ölümü de anlayamıyoruz. Çocukların ölüm sözcüğünü duymalarına bile izin vermiyoruz. Çok basit ama çok seveceğim bir göçmen ailenin çocuğu olduğumu çoğunuz bilirsiniz. İtalya'nın kuzeyinde bağlarla dolu bir yörede yaşıyorlardı. Bizi çok sade bir biçimde yetiştirdiler ama yaşamın dışında da tutmadılar. Her zaman her şeyin bir parçasıydık. Evdeki sevinç, evdeki müzik, evdeki güzellikler bizimdi. Ama evdeki acı ve umutsuzluk da bizimdi. Hiçbir şeyden soyutlanmıyorduk. Ailemiz çok garip bir aileydi. Çünkü bazen bulutlarda dolaşırdık. İstediğimiz her şeye sahip olurduk. Bazen de hiçbir şeyimiz olmazdı. Öyle durumlarda kocaman bir polenta yapardık. Polenta'nın ne olduğunu bilir misiniz? Polenta İtalya'nın kuzey yörelerine özgü, mısır unuyla yapılan çok doyurucu bir bulamaçtır. 5 altı lokma yediniz mi, tıkanı verirsiniz. Ama hiç olmazsa midenizin gurultusu diner. Ancak acıdan hiç soyutlanmadık. Çünkü babam ne zaman eve asık bir yüzle gelip paralar suyunu çekti, ne yapacağız şimdi gibilerden bir şeyler söylese hepimiz biz olarak bir araya geliverirdik. Kız kardeşim ben pazara gidip tavşanlar için yere düşmüş yaprakları toplarım derdi. Ben de dergi satardım. Kapı kapı dolaşıp dergi sattığımız günleri anımsıyor musunuz? Ne güzel bir eğitimdi o. Evde herkes bir katkıda bulunmaya çalışırdı. Böylece birliktelik olgusunu yaşardık. Böyle günlerde annem harikalar yaratırdı. Çünkü babamın somurtmasıyla nasıl başa çıkılacağını bilirdi. Can kurtaran şişesi dediği bir şişesi vardı.'' Bir şişeye biraz para koyar, parasız kaldığımızda kullanmak amacıyla şişeyi bahçeye gömerdi. Sonra bu parayla akıl almaz bir şey yapardı. Söz gelişi birdenbire içeriye kocaman bir tavukla girerdi. Ama umutsuzluk bize çok şey öğretti. Açlık da çok şey öğretti. Bize katılmaktan, ailenin bir parçası olmaktan da çok şeyler öğrendik. Bazen sahip olmanın temel olduğunu zannederiz. Büyük evlere, yığınla paraya başka insanlara. Erekler, büyük ve önemli erekler temeldir. Yaşamlarımızı kapımızın hemen dışında bizi beklediğine inandığımız kötü yazgıya karşı korumaya çalışmakla geçiriyoruz. Böyle davranarak içinde bulunduğumuz anı yaşayamıyoruz. Eğer seven bir insan varsa tek gerçeğin şu an olduğunun bilincine varabilen bir kişidir bu. Dün geçip gitmiştir artık. Yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. İyi de bir şeydir bu. Çünkü sizi şu anda bulunduğunuz yere getirmiştir. Başkaları size ne söylemiş olursa olsun bulunmaya değer bir yerdir burası. Ama dün konusunda yapabileceğiniz bir şey yoktur artık. Gerçek değildir çünkü. Yarın mı? Yarın çok güzel bir düştür. Yarını düşlemek güzeldir. Ama o da gerçek değildir. Zamanınızı, dünü ve yarını düşlemekle geçirirseniz, tam şu anda bende ve kendinizde olanları göremezsiniz. Asıl gerçek budur. Şu an yaşamaktır. Yarın ise çok uzaktır. Geçenlerde okulumuzda iki öğrenci öldürüldü. Çok eğlendikleri bir toplantıdan ayrıldıktan sonra kampüste yürürken çok anlamsızca ikisinin de kafalarına ateş edilmiş. Bunu kimin, neden yaptığını hala bilmiyoruz. İkisi de bir zamanlar benim öğrencim olmuşlardı. Biri güzel bir genç kız, ötekisi de yakışıklı bir delikanlıydı haberi okuduğumda çok sarsıldım. Düşünebildiğim tek şey onlara hiç olmazsa sahip oldukları zamanı gerçek anlamda yaşamayı öğretmiş olmayı dilemek oldu. Yaşamak için yarını beklememiş olmalarını diledim. Birçok insanın yarına bu denli büyük yatırım yapması çok üzücü. Bir dakika sonra ne olabileceğini hiçbirimiz bilmiyoruz ve bu dakika sonsuza dek yitirilebilir. Bana bir genç kız bir şiir vermişti. Sizinle paylaşmama da izin verdi.'' size bu ilginç şiiri okumak istiyorum. Çünkü sürekli geç kalmamızdan, özellikle gerçekten sevdiğimiz kişilere ilgi göstermekte gecikmemizden söz ediyor. Genç şair adının bilinmesini istemiyor ama şiirine yapmadığın şeyler adını vermiş. Şiir şöyle. Anımsıyor musun yeni arabanı ödünç alıp çarptığım günü? Öldüreceğini sanmıştım beni. Öldürmedin oysa. Anımsıyor musun seni zorla sahile götürdüğüm, Yağmur yağacağını söylediğim ve yağmurun yağdığı günü. Söylemiştim sana demeni beklemiştim. Demedin oysa. Anımsıyor musun kıskandırmak için seni başka oğlanlarla oynaştığım ve senin kıskandığın günleri. Terk edeceğini zannetmiştim beni. Terk etmedin oysa. Anımsıyor musun çilekli pasta düşürüp arabanın paspasını kirlettiğim günü. Tokatlayacağını zannetmiştim beni. Tokatlamadın oysa anımsıyor musun dansın resmi giysili olduğunu söylemeyi unuttuğum ve senin kot pantolonla geldiğin günü. Bırakacağını sanmıştım beni. Bırakmadın oysa. Evet, yapamadığın çok şey vardı. Ama dayandın bana, sevdin beni ve korudun beni. Çok şey vardı benim de senin için yapmak istediğim Vietnam'dan döndüğünde. Dönmedin oysa. Evet, sizi bilmem ama ben temel olanın bedenim olduğu düşüncesinde değilim. Sizi bilmem ama ben temel olanın öğrenimim olduğunu da zannetmiyorum. Benim için temel olan şeylerin evim, arabam ya da giysilerim olduğunu da düşünmüyorum. Nedir öyleyse benim için temel olan? Kanımca temel olan yaşıyor olmam ve yaşama tam da şu anda bulunduğum yerde sarılmamdır. Yaşamı kollarımla sımsıkı tutuyorum. Dün için ağlamakla zaman harcamayın. Dün geçip gitmiştir artık. Ben geçmişimi bağışlarım. Beni üzen kişileri de bağışlarım. Yaşamımın geri kalan yıllarını parmağımı uzatıp sağa solu suçlamakla geçirmek istemiyorum. Anne ve babaların kendilerine neler yaptıklarını yakınarak anlatan kişileri dinlemek içime sıkıntı veriyor. Hasta ediyor beni. Anne ve babalarını size ne yaptılar biliyor musunuz? Yapabilecekleri en iyi şeyi. Nasıl olduğunu bildikleri en iyi şeyi. Çeşitli konularda nasıl olduğunu bildikleri tek şeyi. Eğer akıl hastası değilse hiç kimse çocuğunu bile bile üzmeyi amaçlamamıştır. Bağışlayabilir misiniz? Unutabilir misiniz? Tamam aldırma diyebilir misiniz? Onlar da insan deyip insanları kollarınıza alıp kucaklayabilir misiniz? Bunları yapabilirseniz kendinize de sarılın öyleyse. Özel olduğunuzu, benzersiz olduğunuzu, olağanüstü olduğunuzu, bütün dünyada tek olduğunuzu yeniden öğrenin. Kucaklayın kendinizi. O tatlı eski dostu kimi zaman sinirlenir kimi zaman saçma şeyler yapabilir ve insan olduğunuzu unutabilirsiniz kuşkusuz ama varlığınızın en güzel yanı nerede olursanız olun gelişmek için gerekli gizli güce sahip olmanızdır daha yeni başlıyorsunuz şu anda varlığınızın yalnızca şu andaki bölümünü biliyorsunuz oysa bulup aydınlığa çıkartacağınız sonsuz sayıda özelliğiniz var zamanınızı yakınmakla geçirmeyin başkalarını bağışlayın, kendinizi bağışlayın, kusursuz olmamanızı bağışlayın ve kendi yaşamınızın sorumluluğunu kabullenin. Nikos Kazancakis, fırçanız var, boyalarınız var, bir cennet resmi yapın ve girin içerisine diyor. Turuncuyu, kırmızıyı, maviyi, moru, yeşili, sarıyı alın ve oluşturun cennetinizi. Yapabilirsiniz bunu. Hemen şimdi yapabilirsiniz. Temel olan yaşamınızdır. Arthur Miller'ın Düşüş adlı güzel oyununu kaç kişi okumuştur bilmem. Bu oyun, Amerikan yazınının hak ettiği değerin en azını gören yapıtlardan biridir. Arthur Miller, bir zamanlar evli olduğu Merlin Morlu'nun intiharından hemen sonra yazdığı bu oyunda benim daha önce kendi kendime sorduğum ve belki sizlerin de kendi kendinize sorduğunuz bir soruyu sormaya çalışıyor. Yaşamımda bir insanı kurtarabilmek için neler yapabilirdim? Bağışlamayı öğrenmem gerek hem başkalarını hem kendimi diyen bir oyun bu. Sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel bir bölümü var. Sağlıklı karakterlerden birisi şöyle der. İnsanın kendi dışında umut araması yanlış bence. Eviniz bir gün taze ekmek kokabilir, bir başka gün duman ve kan. Bir gün bahçıvan parmağını kestiği için bayılabilirsiniz. Bir hafta sonra metroda bombalanmış çocukların cesetlerine basabilirsiniz. Gerçek buysa ne umudumuz olabilir ki? Savaşın sonlarına doğru ölmeye çalıştım. Her gece aynı düşü görüyordum. Sonunda uyumaktan korkar oldum ve hastalandım. Bir çocuğumun olduğunu görüyordum düşümde. Düşte bile çocuğun benim yaşamım olduğunu seziyordum. Çocuk geri zekalıydı. Kaçıyordum ondan. Ama o eteklerime tutunarak kucağıma tırmanıp duruyordu. Sonunda onu, onda bana ait olan şeyi öpebilirsem yeniden uyuyabileceğimi düşündüm. O zavallı yüze eğildim. Çok korkunç bir şeydi ama öptüm onu. Quentin, sanırım insanın eninde sonunda kendi yaşamını kollarına alarak öpmesi gerekiyor. Olağanüstü güzel bir önerme. Kimi üzmüş olursanız olun, bir daha üzmemeyi öğrenirsiniz, önemi yoktur. Nasıl hatalar yapmış olursanız olun, aynı hataları yinelemezseniz önemi yoktur.'' Öğrendiğiniz sürece, yaşamınızı avuçlarınıza alıp öperek sürdürmeye istekli olduğunuz sürece önemi yoktur bunların hiçbirinin. İşte o zaman gelişme var olacaktır. İşte o zaman yaşam var olacaktır. Temel olan bir başka şey ölümü kabullenmemizdir. Sizi ürkütmek istemem ama yaşamı kabul etmenin tek yolunun ölümü kabul etmek olduğu düşüncesindeyim ben. Ölüm bir sınır olduğunu öğretir bize. Sınıfta bazen bir ödev veririm. Yalnızca beş günlük yaşam süreniz kalsa bu beş günü nasıl geçirirdiniz, kimlerle geçirirdiniz diye sorarım. Aldığım yanıtlar genellikle çok basit olur. Ben de ödev kağıtlarına uzun notlar, uzun uzun mektuplar yazarım. Bunları neden şimdi yapmıyorsunuz diyerek. Yalnızca beş günlük yaşamım kalsa filanca kişilere onları sevdiğimi söylerdim. Ben de onlara şimdi söyleyin bunu diyorum. Beş günlük yaşamım kalsa sahilde bir yürüyüşe çıkıp gün batımını izlerdim. Bunu yapmak için ne bekliyorsunuz diyorum. Ama yaşamdan uzak tutulduğumuz gibi ölümden de uzak tutuluyoruz. Çoğumuz ölüm karşısında nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Çoğumuz ölüm karşısında nasıl davranacağımızı bilmeyiz ve her an ağlamaya hazır bir halde bu albatrosu yaşamımız boyunca boynumuzda taşırız. Ölümün yalnızca yaşamın bir başka görünümü olduğunu öğrenmek zorundayız. Ölüm bedenden ayrılıştır yalnızca, sürekliliktir. Ölüm devam etmeyi öğretir bize. Biliyorsunuz annem daha iki yıl önce öldü. Son gününe dek bana çok güzel şeyler öğretti. Doktor annemin komada olduğunu söylediğinde ona inanamadık. Onun için üzülmeyin, sizin yanınızda olup olmadığınızı anlayacak halde değil. Hastanede boşuna bekleyip durmayın. Ayak altında dolaşmış olursunuz yalnızca." dedi. Nasıl bilebilirdi bunu? O hiç ölmemişti ki. Hepimiz sırayla, saatlerce, günlerce ölünceye dek yanında oturduk. Sürekli olarak elini tuttuk. Hiç kimse yalnız ölmemeli bence. Bir gece nöbet sırası bendeydi. Odada annem ve benden başka hiç kimse yoktu. Annem birdenbire gözlerini açtı. Çok güzel kocaman kahverengi gözleri vardı. Biraz önce onu çok özleyeceğim, olağanüstü bir hanımefendiydi. Birlikte her zaman mutluyduk. Her zaman bana verecek bir gülücüğü ya da çikolatası olurdu. Her zaman şaşırtıcı şeyler yapardı. Sarımsağını da özleyeceğim diye düşünüyordum. Söylediğim her şeyde ben sözcüğü olduğunu fark ettiniz mi? Ben bunu yapacağım, ben şunu özleyeceğim ve terk etme beni.'' Annemin bana söylediği son sözler neydi biliyor musunuz? O kocaman, güzel İtalyan gözlerini açtı ve benim ağladığımı görünce, "Feliz, nedir vazgeçemediğin?" diye sordu. Düşünün, neydi vazgeçemediğim? Ölüm insana neler öğretebiliyor, görüyor musunuz? Ölüm korkunç bir şey değildir. Ölüm zamanın değerini öğretir bize. Zamanın nedenli değerli olduğunu anlarız ölüm sayesinde. Sonsuzluğa sahip olmadığımızı anlarız. Ölüm bize bakmayı ve görmeyi öğretir. Sevdiğimiz kişilerin her zaman aynı olmayacağını öğretir. Birbirimize bakmıyoruz artık. O denli yoğun uğraşlar içerisindeyiz ki durup birbirimize bakmak için zaman ayıramıyoruz. Sonsuza dek bu dünyada kalamayacaksınız. Yarın sabah aynı kişi olmayacaksınız. İçinizde Evlenme çağına gelmiş çocukları olan kim bilir kaç kişi, çocukları evden ayrılırken onların büyümelerini görmek için hiç zamanı olmadığını ya da onlar için çalışmaktan onlara bakmak için hiç zaman ayıramamış olduğunu fark etmiştir. Bunu bir konferansta söylediğimde iki kadın dinleyicim gözleri yaşlarla dolu birbirlerine bakmışlar ve birisi "Biliyor musunuz, çocuğuma o denli uzun bir süredir bakmıyorum ki şu anda yüzünü gözümün önünde canlandıramıyorum." demişti öteki hanım ben de hadi gidelim demiş ve ikisi de konferanstan ayrılıp arabalarıyla 65 kilometre uzaklıktaki evlerine dönmüşlerdi. Gecenin yarısında coşku dolu bir halde eve girip çocuklarını sarsarak uyandırmışlar. Çocuklar ne yapıyorsun ne var diye sorunca da bu anneler sus sana bakmak istiyorum demişler. Tanrım kaçırmayın böyle şeyleri yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Kaçırmayın bunu. Dışarıdaki ağaçlar olağanüstü şeyler yapıyorlar. Adım adım izleyin onları. Büyü gibi bir şeydir bu. Bir gün birisine ne güzel ağaçlarınız var demiştim de o hangi ağaçlar diye karşılık vermişti. Kaliforniya'da bir valimiz bir tane sekoya ağacı gördünüz mü hepsini gördünüz demektir demişti. Bu adamı Wisconsin'a götürmek isterdim. Tanrı esirgesin. İnanın beni en çok üzen şey birisinin ah keşke nokta nokta yapsaydım demesi. Oysa yapabilirsiniz. O adam şimdi yanınızda mı oturuyor? Bakın ona. O kadın şimdi yanınızda mı oturuyor? Bakın ona. Dokunun ellerine. Her şey farklı olacaktır o zaman. Neden korkuyorsunuz ki? Tanrım, hiç yaşamadan ölüm noktasına ulaşmış olmak der Toreo. Ölüm bunu öğretir bize. Ölüm bilinmesi gerekli bir şeydir. Asya'da ölüm sokaklardadır. Çocuklar ölümle burun buruna büyürler. Korkmazlar ölümden. Korkulacak bir şey değildir ölüm. Biliyorsunuz her şeye karşı sigorta var. Ama hiç kimse üzüntüye karşı bir sigorta oluşturmamıştır. Ölüme karşı sizi hiç kimse sigortalayamaz. Ölüm en kaçınılmaz olgudur ve herkesin, hepimizin kapısını çalacaktır. Ölüm sevginin ne olduğunu öğretir bize. Açılmış bir kucaktır sevgi, özgürlüktür. Kollarınızı açık tutun ve bırakın insanlar gelip gitsin. Zaten yapacakları budur. Denetleyemezsiniz bunu. Ölmene isim vermek istemiyorum. Nedir vazgeçemediğiniz? Yaşamı duyum sayın, acı çekin, bağırıp çağırın. Sonra salıverin gitsin acı. Öyleyse sanırım temel olan yaşamı coşku içerisinde yaşamaktır. Çevremizde bunca büyü var ama biz bunun yitip gitmesine izin veriyoruz. Asya'da yaşamın büyük bir ırmak olduğu, yaptıklarımız ve yapmadıklarımız ne olursa olsun bu ırmağın akmasını sürdüreceğine inanırlar. Irmakla birlikte ona koşut olarak akmaya karar verip, barış, neşe ve sevgi içinde ya da ona savaş açmaya karar verip, acı ve umutsuzluk içinde yaşayabiliriz. Ama ırmak umursamaz bunu, yaşamda umursamaz her iki koşulda da ırmaklarımızın tümü aynı denize dökülecektir. Karar sizindir. Son bir nokta. Temel olan yaşamdan yalnızca almak değil, aldığınızın karşılığında sizin de ona bir şeyler vermeniz gerektiğidir. Vermek sorumluluğumuzu unutmuşuz. Ben bazı bağışlar yapıyorum ama bunları başka ülkelere gönderdiğim için gelir vergimde indirim yapamıyorum. Bana sen delisin diyorlar. Ne üzücü bu nasıl verileceğini gerçekten unutmuşuz. Ben sevdiğim için sevgi veririm. Karşılığında sevilmeyi umduğum için değil. Sevgimi karşılık bekleyerek verirsem mutsuz olacağımdan hiç kuşkum yok. Birisine günaydın dediğinizde söylemek istediğiniz için söylersiniz bunu. Karşılığında bir şey umduğunuz için değil. Karşılık beklerseniz ve bu karşılık verilmezse canınız çok sıkılır. Biliyordum böyle olacağını. Günaydın demeseydim keşke dersiniz.'' ne hale gelmişiz bakın. Ara sıra dışarıya çıkıp karşılaştığım kişilere günaydın diyorum. Kimileri dönüp tanışıyor muyuz ki diye soruyor. Ben de hayır ama tanışsak iyi olmaz mı diyorum. Bazen hayır diyorlar. Bu onların hakkı aslında. Ama ben içimden geleni yapıyorum. Onlara selam veriyorum. Onlar da selamıma karşılık vererek ya da vermeyerek kendi içlerinden geleni yapıyorlar. Beklentilerimiz olmazsa her şeye sahip oluruz der Buda. Sevmek istediğiniz için sevin. Vermek istediğiniz için verin. Çiçekler açmaları gerektiği için açarlar. Onlara, sevgi gösterilerinde bulunan insanlara karşılık vermek için değil. Yaşamak ve sevmek istediğiniz için yaşayın ve sevin. Yaşamanız ve sevmeniz gerektiği için yaşayın ve sevin. Geçtiğimiz hafta bir Roma gelen bir kız öğrenci oturup yaklaşık bir saat boyunca ''Ben, ben, ben'' diyerek konuştu söylediklerinden biri şuydu Yaşamdan ne istediğimi bilmiyorum sonunda ben deniz bu iyi yaşlı güdümsüz danışman öfkeyle patladım Peki ama sen yaşama ne veriyorsun topraktan havadan güzellikten her gün bir şeyler alıyorsun dedim karşılığında sen ne veriyorsun Karşılık olarak ne verdiğimizi hiç düşünmüyoruz değil mi Danışmanlık konusunda bir kitap yazdığım dönemde Kaliforniya'nın kuzeyinde Küçük bir kulübede 3 ay tek başıma yaşamıştım. Her gün Simit Nehri boyunca sekoya ağaçlarına doğru saatler süren uzun yürüyüşler yapardım. Bir gün çok büyük sekoya ağaçlarından oluşan bir koruluğa girdiğimde, ağaçlardan birinde olasılıkla bir korucunun gerçekten nedenli güzel bir iş yaptığının bilincinde olmadan karaladığı ve bir sekoya'nın yaşam döngüsünü açıklayan bir levha gördüm. Levhada Sekoya şu uzunlukta olduğunda Buda'nın doğduğu, bu uzunluğa ulaştığında İsa'nın doğduğu, plan ölçüde büyüdüğünde Anibal'in Alp dağlarını aştığı vesaire anlatılıyor ve yazı böylece sürüp gidiyordu. Son paragrafta bir ağaç ölüp yere devrildiğinde bile her şey bitmiş demek değildir. Çözücüler yavaş yavaş ağacı parçalama işlevlerine başlarlar. Yıllar geçtikçe ağaç eriyerek toprağa karışır Böylece başka ağaçların yaşaması için topraktan aldıklarını geriye verir. Ne ilginç değil mi? Birdenbire bunun insanlara da uyarlanabileceğini düşündüm. En azından sonunda verecek bir şeyimiz olacaktı. O olağanüstü güzel sürekli döngüydü. Leo Rosten yaşamın amacının yalnızca önemli olmak, saygın olmak, boşuna yaşamamak olduğunu söylerken haklıydı belki. Temel olan da budur belki. Son olarak sözcüklerin beni çok eğlendirdiğini söylemek istiyorum. Sözcüklerle oynamayı çok severim. Temel olana yol gösterebileceğini düşündüğüm bir sözcük listesi oluşturdum. 1. Doğru bilgi Size yaşam yolculuğunuz için gerekli olan gereçleri sağlamak için. 2. Bilgelik Geçmişin bilgi birikimini, varlığınızı, şimdinizi bulmanızda en iyi biçimde kullanmanızı sağlamak için. 3. Sevecenlik Yolu sizinkinden farklı olan başka insanları kendi yolunuzda onlarla birlikte ya da onların yardımıyla ya da onların çevresinde ilerlerken incelik ve anlayışla kabul etmenize yardımcı olmak için. 4. Uyum. Yaşamın doğal akışını kabul edebilmek için. 5. Yaratıcılık. Yolculuk sürecinde yeni seçeneklerin ve bilinmeyen yolların varlığını anlayıp fark etmenize yardımcı olmak için. 6. Güçlülük bir güvence ya da bir karşılık olmadan korkuya karşı koyup belirsizliğe karşın ilerlemek için. 7. Barış, huzur içerisinde yaşamanız için. 8. Neşe, yaşam boyunca şarkı söyleyip gülmeniz ve dans etmeniz için. 9. Sevgi, insanın varabileceği en yüksek bilinç düzeyine ulaştıran sürekli yol göstericiniz olması için. 10. Birlik, bu bizi başlangıç noktamıza yani kendimiz ve dışımızdaki her şeyle bir bütün oluşturduğumuz yere döndürür. Böylece sevgiyi incelemem, yaşamı incelememe kaynaklık ediyor. Sevgi dolu yaşamak, yaşamı yaşamaktır. Yaşamı yaşamak ise sevgi dolu yaşamaktır. Ben yaşamın tanrının size bir armağanı olduğuna inanıyorum. Yaşamı yaşama biçiminiz de sizin tanrıya armağanınızdır. Öyleyse onu çok güzel bir yaşam haline getirin göz hiçbir şeyin özünü göremez. Işıkların tümünün yakılmasını istedim. Çünkü daha önce söyleştiğim kişiler bilir, göz bebeklerinize gereksinme duyuyorum ve nedendir bilmem, bu akşam onlara daha çok gereksinimim var. Çok büyük bir topluluk bu ve ben öyle güçlü bir sorumluluk duygusu içerisindeyim ki kendimi tümüyle size sunmak istiyorum. Her konuşmama adımla ilgili yeni bir öykü anlatarak başlamak hep hoşuma gitmiştir beni tanıyanlarınız her zaman yeni bir öyküm olduğunu bilirler. Şimdi anlatacağım öykü öyle ilginç ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bizemin yenilenmesi gerekiyordu ve bunun için de Tayland'dan Kamboçya'ya geçmem gerekiyordu. Çok gergin bir dönem yaşıyorduk. Hiçbir zaman tam olarak anlayamadığım bir nedenden dolayı Kamboçya'yı bombalıyorduk. Neyse, sınırı geçtim. Sınırdaki görevli çok şaşırmıştı. Çünkü turistler Genellikle Pet adındaki bu küçük kasabaya gitmek istemiyorlardı. Oraya gitmek için Bangkok'tan bir trene binip 6 saat yol almak gerekiyordu. Tam sınır üstünde küçücük bir kasabaydı. Görevliye pasaportumu gösterdim. O da bana çok garip bir kişiymişim gibi baktı. Yanlış sayfayı açtı ve bu çok resmi deftere adımı Mr. Scar Above Right Eye olarak kaydetti. Ben gerçekten çok şanslı bir insanım. Çünkü dünyanın her köşesinde birçok ülkeye gidebiliyorum ve olağanüstü ilginç şeylerle karşılaşıyorum. Sizlerle ülkemizin her yanında gördüğüm bir olguyu paylaşmak istiyorum. Kafalarımızda gerçekleşen bir şey gibi görünüyor bu. Görüyorum ki birçoğumuz dış yolculuklarda yitip gidiyoruz. Dışımızdaki bu yolculuk eşya edinme ve en zengin, en büyük, en iyi olma savaşı mıdır? Şimdi gönenç için gerekenlerin çoğuna sahibiz ama bunlar bize pek fazla şey kazandırmıyor. Gerçekte hala çok yalnızız. Birçoğumuz yetmiş ve çoğumuz şaşkın durumdayız. Oysa bir başka doğrultuya yönelme eğilimi de söz konusu sanırım. İç yolculuğa. Bana gerçekten coşku veriyor bu. Çünkü yaşamı boyunca çocuklarla çalışmış bir kişi olarak çocuklara verebileceğimiz en değerli şeyin sahip olduklarımız değil, kendi varlığımız olduğunu anlıyorum. Oysa genellikle onlara yalnızca dışsal şeyler veriyoruz. Ama yaşlanıp akıllandıkça bunların en önemli şeyler olmadığını öğreniyoruz. Çocuklarla ilişkilerimizde onlara vermek zorunda olduğumuz en gerekli şey kim ve ne olduğumuzdur. Bunun anlamının ne olduğunu bulmaya çabalayan insanlarla karşılaştığımda sevinç duyuyorum. Dolayısıyla bu akşam konuşmam istenince göz, hiçbir şeyin özünü göremez başlıklı bir konuşma hazırlamaya karar verdim. Bu başlığı duyunca çoğunuzun gözleri parıldadı. Tanıdınız çünkü, hatırladınız çünkü. Saint Exupéry'nin yazdığı Küçük Prens adlı o güzel kitaptan bir alıntı bu. Kitap, bir yıldızda yaşayan küçük bir erkek çocuğunun öyküsü. Yıldızda büyük bir baobab ağacı ve birkaç yanardağdan başka hiçbir şey ve hiç kimse yoktur. Çok ince, duyarlı, Olağanüstü bir çocuktur bu. Söz gelişi hem güzel hem de biraz hüzün verici olduğu için gün batımlarını çok sever. Gezegen çok küçük olduğu için sandalyesini her oynatışında dışında bir başka gün batımı görebilmektedir. Böylece günde 44 gün batımı izleyebilmektedir. Ne güzel değil mi? Günlerden bir gün küçük bir tohum gelir gezegene. Çocuk tohumun bir güle dönüşmesini izler bitkinin tomurcuklanıp göz kamaştırıcı bir güle dönüşmesini bütün dikkatiyle gözlemler. Yaşamında hiç gül görmemiştir. Gül güzelleştikçe kibirli olmaya da başlar. Gül kendisini sürekli över ve çocuğa beni güneşten koru, beni rüzgardan koru gibi şeyler söyler. Çocuk çok kızar buna ve sonunda gülü hiç anlayamadığı sonucuna varır. Çiçeği terk eder. Sevgiyi, yaşamı, ve insanları öğrenerek bilgelik kazanmak amacıyla başka gezegenlere uçar gider. Oldukça ilginç şeylerle karşılaşır. Yeryüzünde çok akıllı biriyle, bir tilkiyle karşılaşır. Küçük tilki, küçük prense beni evcilleştir der. Küçük prens, iyi ama bunun ne demek olduğunu ben bilmiyorum ki, evcilleştirmek ne demek diye sorar. Bunun üzerine tilki ona insanların arasına nasıl karışılacağını, onlarla nasıl bağlantı kurulacağını, nasıl sevileceğini anlatır. Yeterli zamanımız olsaydı özellikle bilgelikle ilgili bu güzel bölüm üzerinde durmak isterdim. Ama nasılsa kendiniz de okuyabilirsiniz. Küçük prens, eğer seni evcilleştirirsem unutma ki seninle uzun süre kalamayacağım, uzaklara gitmek zorundayım der. Tilki, doğru, Gittiğin zaman çok üzülüp ağlayacağım diye yanıt verir. Prens, peki ama sana acı verecekse seni evcilleştirmemi neden istiyorsun diye sorar. Tilki, buğdayların rengi yüzünden der. Prens anlamadığını söyler. Ben ekmek yemem. Buğday benim hiç işime yaramaz. Buğday tarlaları bana hiçbir şey anımsatmaz. Üzücü bir şey bu ama senin altın renkli saçların var. Onun için sen beni evcilleştirdiğin zaman çok güzel bir şey olacak. Tıpkı saçların gibi altın renginde olan altın taneleri bana seni anımsatacak ve ben Başaklardaki rüzgarın sesini çok seveceğim. Tilkinin bu sözlerinden sonra böylece evcilleştirme törenine başlarlar. Güzel bir yakınlaşma törenidir bu. Uzun bir süre arkadaşlık ettiği küçük prensin ayrılma zamanı gelince tilkinin prense söylediklerini anlatan küçük bir bölüm okumak istiyorum size. Bunun üzerine küçük prens tilkiyi evcilleştirdi. Ayrılma zamanı yaklaştığında ah dedi tilki ağlayacağım. Suç senin dedi küçük prens ben sana kötülük etmek istemiyordum ama seni evcilleştirmemi kendin istedin. Evet doğru dedi tilki ama şimdi ağlayacaksın dedi küçük prens. Evet doğru dedi tilki. Öyleyse bir şey kazanmış olmadın. Kazandım dedi tilki buğdayların rengi yüzünden ve sonra ekledi. Git, güllere bir daha bak. Göreceksin ki senin gülün dünyada bir tanedir. Sonra vedalaşmak için geriye dön. Ben de sana bir giz armağan edeceğim. Küçük Prens gidip güllere bir kez daha baktı. Siz hiç de benim gülüme benzemiyorsunuz dedi. Daha hiçbir şey değilsiniz. Kimse sizi evcilleştirmiş değil. Siz de kimseyi evcilleştirmemişsiniz. Benim tilkim, onu ilk tanıdığımda nasılsa öylesiniz siz. O da yüz bin başka tilkiden değişik bir yanı olmayan bir tilkiydi. Ama ben onu kendime dost edindim ve şimdi dünyada bir eşi daha olmayan bir tilkidir. Güller çok utanmışlardı. Sizler çok güzelsiniz ama içiniz boş diye sürdürdü sözünü küçük prens. İnsan ölemez sizin için. Evet, rastgele gelip geçen birisi benim gülümü sizlerden ayırt etmeyebilir. Ama benim gülüm tek başına sizin tümünüzden önemlidir. Çünkü o benim suladığım çiçektir. Çünkü o benim kavanozun altına koyduğum çiçektir. Çünkü o benim paravanla örttüğüm çiçektir. Çünkü o benim tırtıllarını ayıkladığım çiçektir. Çünkü o benim yakınmalarını ya da böbürlenmelerini, hatta arada susuşlarını dinlediğim çiçektir. Çünkü o benim gülümdür. Sonra tilkiyle vedalaşmak için geriye döndü. Allah'a ısmarladık dedi. Güle güle dedi tilki. İşte sana vereceğim sır. Hem de çok basit. Kişi ancak yüreğiyle görür. Göz hiçbir şeyin özünü göremez. Küçük Prens unutmamak için tekrarladı. Göz hiçbir şeyin özünü göremez. Birkaç yıl önce kormana giderken yanımda götürmek için bulabildiğim kutsal kitapların tümünü satın aldım. Bu kitapları aylarca inceleyip aralarındaki ortak noktaları bulmaya çalıştım. Tümündeki ortak nokta şuydu: Yaşamın ve insanın sadece dış görünümüne bakarsanız temeldeki özü göremezsiniz. Yine söylüyorum. Ben bir öğretmenden söz ettiğim zaman yalnızca bir sürü sıkıcı ders gördüğünü belirten bir diploması olan bir kişiden söz etmiyorum. Anne ve babalardan söz ediyorum. Sorumlu kişilerden söz ediyorum. Köşede dondurma satan kişiden söz ediyorum. Herkes her zaman bir şeyler öğretir. Dolayısıyla hepimiz özü bilirsek neyin olanaklı olduğunu bilebiliriz. Bütün bunların güzel yanı, özün çok engin ve görkemli, oysa gözle görülebileceklerin çok sınırlı ve küçük olmasıdır. Hayran olduğum kişilerden biri Buckminster Fuller'dır. Bu küçük yaşlı adam geçenlerde üniversitemize geldi. Görülmeye değer bir insandır. Kocaman, ağır bir gözlük takar. İki kulağının arkasında da işitme aygıtı vardır.'' Ama o denli yaşam dolu bir insandır ki bir yazı tahtası ve bir parça tebeşirle herkesi büyüleyebilir. Bunu nasıl başardığını insan merak ediyor doğrusu. Daha geçenlerde o da başka birçok değerli kişi gibi aynı soruyu soruyordu. İnsanın özü nedir? Bedenimiz mi, aklımız mı, kollarımız mı, bacaklarımız mı yoksa parmaklarımız mı? Gerçekten temel olan nedir? Kimim ben? Benim özüm kimdir? Fuller'ın Saturday Review Board'da çok güzel bir yazısı yayımlandı. 78 yaşında bile insanın neyin eşsiz ve olağanüstü kıldığı sorusuna ilgi duyan Fuller'a özgü bir yazıydı bu. Hepimizin neden bu denli büyüleyici olduğunu, neden insanı gerçek anlamda tanımaya başladığımızda nedenle eşsiz, benzersiz olduğunu görünce onu sevmeden yapamadığımızı merak ediyor Fuller. Yaşamınıza katılmasından kaçındığınız bir kişinin benzersizliğini bir başkasında kesinlikle bulamazsınız. Söz gelişi ben sizlerin yaşamıma girmenizi istiyorum. Çünkü siz olmadan yaşamım hiçbir zaman bütünlüğe ulaşamayacaktır. Ama benim kendi gerçek benliğimi bulmak zorunda olduğum gibi siz de ancak kendi gerçek benliğinizi bulduğunuzda bana verecek bir şeyleriniz olacaktır. Ben neden okuyorum? Neden gezilere çıkıyorum? Neden dinliyorum? Neden ilgileniyorum? Sizlerle gittikçe daha çok paylaşacak şeyim olsun diye. Bir şeye sahip olmanın tek amacıdır bu. 78 yaşında olmasına karşın gözleri hala ışıl ışıl yanan Fuller bu yazısında o kendine özgü biçemiyle şöyle diyor. 78 yaşındayım. Bu yaşa kadar bin tondan fazla su, besin ve hava tükettiğimi hesap ettim. Bunlar değişik zaman süreleri boyunca kıl, deri, et, kemik, kan ve benzeri olarak kullanılıp sonra vücuttan atılmışlardır. Önce 3 kilo ağırlığındaydım. Sonra 33, sonra 77 ve hatta 99 kilo bile oldum. Sonra 30 kilo zayıfladım ve o zaman kendi kendime şunu sordum. Ben burada olduğuma göre bu giden 30 kilo kimdi acaba? Üzerimden attığım bu 30 kilo, 1895 yılında bedenimde bulunan et ve kemik yığınının 10 kat fazlasıydı. Bir bölümü ayda iki kez kestireceğim saçlarıma dönüşecek. En son yediğim yemeklerin tartı birimi olmadığımı eminim. Bu 30 kiloluk organik kimya kesinlikle ben değildi. Tıpkı şimdilik geriye kalan birleşik atomlarında ben olmamaları gibi. Ben ve seni bu gerçekten geçici ve dolayısıyla duyusal açıdan saptanabilir kimyalar olarak tanımlamakla büyük bir yanlışlık yapmaktayız. Birçok kişinin ölürken ağırlıkları ölçülür. Birçok kanserli, yoksul hasta yataklarının tartı aletine konmasına razı olur. Ölüm öncesindeki ve sonrasındaki tek belirgin ağırlık farkı akciğerlerden atılan hava ve vücuttan boşaltılan idrardan kaynaklanmaktadır. Yaşam her neyse hiçbir ağırlığı yoktur. Fuller yazısını aklımızdan söz ederek sürdürüyor. Düşüncelerimizin sürekli değiştiğini söylüyor. Bir çocuğun aklı yetişkin bir kişinin aklı değildir. Bu geceki aklınız gelecek hafta ya da ondan sonraki hafta sahip olacağınız aklın aynı olmayacaktır. Dolayısıyla değişken aklınızın temel öğe olmadığı açıkça ortadadır. Nedir kişiliğinizin özü? Fuller'ın ölümsüz dediği bu olağanüstü, belirsiz şey nedir? Ve Fuller yazısını şöyle bitiriyor. İnsanlığın evrende önemli bir işlevi vardır. Büyük bir tasarımın makro ve mikro alanlarıyla bunun zaman içerisinde gerçekleştirilmesinde. Bireyin bütünlük ve ölümsüzlüğüne yönelik bir sezgi oluşur içimizde. Bilinç sınırlıdır ama bilgi ölümsüzdür. Beyin geçicidir, akıl ölümsüzdür. Bilinçli olmak ve anlamak geçici ve sınırlıdır. Oysa Kavramak ve bilmek ölümsüzdür. Küçük çocuklar bunu sezgisel olarak bilirler. Çocuklarla çalışanlar, kendi özlerini yalnızca bu küçüklerle paylaşmak amacıyla bulmaları gerektiğini bilmelidirler. Onların da kendi özlerini bulmaları, bu özü geliştirip başkalarıyla paylaşmaları için onlara yardımcı olmalı, onları özgür kılmalıdırlar. Ancak kendi özünüzle ilgilendiğiniz zaman çocukların özünün ne olduğuna karar verebilirsiniz. Şu da bir gerçektir ki biz profesyoneller çocukları genellikle kendilerinin dışa vurmuş parçaları ve bölümleri olarak görmek eğilimindeyiz. Onları sınıflara ayırmak eğilimindeyiz. Birbirimizi de dışımızdaki bütünümüz yerine kendi parçalarımız ve bölümlerimiz olarak görmek eğilimindeyiz. Çocuklara bakma biçimimiz öteden beri ilgimi çeker. Yaşamım boyunca anımsayabildiğim ilk günden bu yana eğitim alanında bulunuyorum. Bu süreç içinde şunları gördüm. Dil patoloğu çocuğu bir peltek, bir kekeme ya da bir dil sorunu olarak görmektedir. İşle iyileştirme uzmanı devimsel bir sorun olarak görür. Okul ruh bilimcisi bir öğrenme ya da duygu sorunu olarak görmektedir. Fizik tedavici bir kas sorunu olarak görür. Sinir uzmanı bir merkezi sinir sistemi bozukluğu olarak görür. Davranış bilimci bir davranış tepkisi olarak görür. Okuma danışmanı bir algılama sorunu olarak görür. Okul yöneticisi bir örgütsel sorun olarak görür. Öğretmen de bir bilmece, hatta sık sık sinir bozucu bir kişi olarak görür. Öte yanda onu tam bir bütün olarak görmeye çalışan anne ve baba vardır. Biz onları kısa bir süre içerisinde böyle olmadığına inandırırız. Sonra onlar da çocuğun olağanüstü gizil gücünü göremez olurlar ve çocuk onların gözünde bile bir sorunlu çocuk haline gelmiştir. Bana kalırsa bu, gerçekten özü görememek demektir. Bu insanların tümü özü görmek için yalnızca gözlerini kullanmaktadırlar. Oysa göz, gerçekte vücudumuzun en çok yanılan, en tutarsız ve en ön yargılı organıdır. Bu kişiler çocuğa bakarlar ama aslında onu görmezler. Çocuk belki de kesinlikle gördükleri her şeydir. Ama o bundan çok daha değerlidir. Çocuğun özü gerçekten gözle görülmez. Dikkatli davranmazsak Maslow'un çok sevdiğim şu sözleri gibi davranmış oluveriyoruz. veriyoruz. Sahip olduğumuz tek araç bir çekiçse her şeyi bir çivi olarak görmeye başlarsınız. Eğer çocuğu göreceksek onu birçok yönüyle görmek ve kullanacak çok araca sahip olmak zorundayız. İşte makinelerle çalışmanın tersine İnsanlarla çalışmanın coşkusu, savaşımcılığı ve olağanüstülüğüdür bu. Özü görmemize engel olan etkenlerden bazıları nelerdir? Birincisi sanırım öğrenimimizdir. Öğrendiğimiz şeyler, dilimiz, algılama yetimiz ve merkezi sinir sistemimizin bizim için yaptığı işlerdir. Duran aklımızdır. Geçenlerde algılama konusunda ilginç bir kitap dizisi okudum ve sonunda kendi kendime Merkezi sinir sisteminin asıl amacının bizim öğrettiğimiz biçimde algılamak değil, eleyip dışlamak olduğu sonucuna vardım. Buna seçmeli algılama deniyor. Bu nedenle çevremizdekilerin yalnızca küçük bir bölümünü görebiliyoruz. Kuşkusuz, ilgilenmek için yabancı uyarıları eleyip dışlamak yetisine gereksinimimiz vardır. Şu anda bu odada birçok şey olmakta. Siz istençli olarak dikkatinizi bana yöneltmeyi seçebilirsiniz. Çok güzel bir davranış olur bu. Çünkü birbirimizle iletişim kurmamız çok önemlidir. Böylece öksürükleri, içeri giren kişileri ve yanınızdaki kişinin midesinin guruldayıp acıktım, şu adam biraz acele etse demesini duymazsınız. Bunların tümünü duymazsınız. Çünkü istençli olarak dikkatinizi bana yöneltip başka her şeye duyularınızı kapatmışsınızdır. Böyle yapmazsanız düşler kurabilir, evinizi, sevdiklerinizi düşünebilir ya da istediğiniz başka herhangi bir şeyi yapabilirsiniz. LSD konusunda yapılan son araştırmalar, LSD kullananların bu maddeyi nasıl bir zarar göreceklerini hiç düşünmeden, duyularının tümünü açıp her şeyi bir anda algılamalarına yol açan, böyle bir deneyime hazır olmadan kullandıklarını ve sonunda akıl hastanesine gitmek zorunda kaldıklarını göstermektedir. Ama işte, merkezi sinir sistemimiz, eğittiğimiz biçimde eleyip dışlamak, dışarıya atmak eğilimindedir. Dolayısıyla öğrenimimiz gerçekten çok sınırlıdır. Şu anda sizinle benim aramda sadece bu çılgın sözleri üreten hava titreşimlerinden başka şeyler de oluyor. İnanıyorum ki bir gün birçoğumuz o denli güçlü titreşimler gönderebileceğiz ki ben ya da bir başka konuşmacı kürsüden sizlere sizi sandalyelerinizde sallayacak güçte titreşimler gönderebilecektir. Sözcükler gerekmeyecektir artık. Ne mutlu. Umarım bir gün olur bu. Bildiğiniz gibi dünyada sahip olduğumuz en büyük engellerden birisi sözcüklerdir. Nasıl olup da iletişim kurabildiğimizi hep şaşıyorum zaten. Söz gelimi sevgi gibi bir sözcük kullansam ve size lütfen bunu tanımlayın desem farklı tanımlar oluştururuz. Ev, ilgilenmek, korku, merak sözcüklerinde de aynı şey olur. Demek ki aklımız çok sınırlı olup Yalnızca önceden süzgeçten geçirilmiş deneyimlerin deposudur. Gerçek olarak algıladıklarımızın her şeyi kapsadığına inanıyoruz gerçekten. Oysa nerede olursanız olun, işin başındasınız henüz. Evreni ve kendinizi henüz bulmaya başlıyorsunuz. Duyarlı birkaç kişiyle birlikte olduğunuzda, birkaç dakika içinde hiç düşleyemediğiniz duygulara ve algılama yetisi, koklama yetisi, tat alma yetisi gibi sizde hep var olan ama daha önce hiç açığa çıkmamış olağanüstü yetilere sahip olduğunuzu fark edersiniz. Ama bu yetilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Büyüsel bir şey değildir bu. Bunları öğrenmek ve geliştirmek zorundasınız. Ama bilgisiz ve sınırlı dünyamızda her şeyin bu kadar olduğunu zannediyoruz. Algılama konusunda babamdan dünyanın en iyi dersini aldığımı o zamanlar anlayamamıştım. Babamdan sık sık söz ediyorum. Çünkü büyük bir insandı o. Çocukken bize şarabın tadına nasıl bakılacağını öğretmişti. Ne kadar güzel değil mi? Özellikle Amerika'da bir lokantada otururken garson gelir ve şarabın tadına bakmak ister misiniz diye sorar. Biz de utana sıkıla teşekkür ederim deriz. Garson kadehe birazcık şarap doldurur ve biz de alıp bir yudum içeriz. Sonra kadehi masaya koyup nefis deriz. Aslında sirke de olabilir bu. Babam şarap bir törendir, kutsal bir ayin gibidir derdi. Şarap bütün duyuları uyarır. Önce ışığa doğru kaldırıp tutun, rengine bakın. Değişik şarapların değişik renkleri vardır. Garsonu şaşırtın. Ah şu renge bakın, ne güzel değil mi deyin. E sonra kadehi herkesin görmesi için dolaştırın. Garsonlar şarabı hemen içmemize alışmışlardır. Üstünü doldurmak için beklemezler bile. Siz şarabı tatmadan onlar masada oturanların kadehlerini doldurmuşlardır bile. Şarabın kokusuna da doyum olmaz. Kadehi şöyle biraz döndürüp burnunuzu yaklaştırdığınızda o nefis üzüm kokusunu alırsınız. Sonra dilinizi, ama dilinizin tam ucunu şaraba değdirin. Dil son derece duyarlı olduğundan şarabın değdiği yerin önce ya da arkada olması değişik tepkiler uyandırır sizde. Dilinizi ağzınızın içinde döndürün. Ancak o zaman şarabın iyi olup olmadığını anlarsınız. Böylesine ilginç çok yönlü bir deneyimdir bu. Benliğimizin kendi oluşturduğumuz bu kişiliğin de özümüz olduğunu zannederiz. Ama bu kişiliği sizin oluşturmadığınızı söylememe izin verin lütfen. Onu birisi oluşturmuştur sizin için. Kim olmanız ya da olmamanız gerektiğini, nasıl davranmanız, nasıl koklamanız gerektiğini ve yaptığınız birçok şeyi nasıl yapmanız gerektiğini size hep çevrenizdeki insanlar söylemiştir. Şöyle biraz duraklayıp Asyalıların dediğini yapmak ne güzel olur. Benliğinizi masanın üzerinde bırakın. Kimliğinizin dışına çıkın. Onu ardınızda bırakın. Sen burada bekle biraz deyin ona. Yeni iletiler alabilmenin tek yolu budur. Kimlik kimliğini korumak için çevresinde kocaman duvarlar örer. Bunlara gerçeklik adını verir. Bu duvarlar Kafes içerisinde kimliğe uygun olmayan bir şeyin içeriye alınmasına izin vermez. Dolayısıyla yeni bir algı içeriye girdiğinde kimliğin istediği biçime dönüşür. Böylece çoğumuz yaşamımızı görmek istediğimizi görerek, duymak istediğimizi duyarak, koklamak istediğimizi koklayarak geçiririz ve başka her şey görünmez olur. Oysa her şey oradadır. Onları görebilmek için yapmamız gereken onların içeri girmesine izin vermek. Onlara dokunmak, onları tatmak, çiğnemek, kucaklamak, kısacası duyumsamaktır. Ayrıca alışkanlıklarımızda da özümüz gibi görürüz. Bunlara alışkanlıklarımız diyorum çünkü birçok saçma düşünceye gerçekten alışıyoruz. Kendimizi bunlardan nasıl kurtaracağımızı da asla bilemiyoruz. Her çeşit garip kavram var kafalarımızda. Bir gün lapaz yakınlarında bir sahilde tek başıma otururken, bütün öz yıkıcı alışkanlıkların bir listesini oluşturdum. Ben de insanım ve benim de alışkanlıklarım var. Kusursuz değilim elbette. Ben de yalnızım, ben de ağlarım. İnsanların beni dinlemeye gelmesi çok etkiliyor beni. Her zaman şaşarım buna. Birinin New Jersey'den uçağa binerken telefon edip Leo orada mı? Çünkü değilse gelmek istemiyorum dediğini söylediler. Ne korkunç bir sorumluluk bu benim için. Ne diyebilirim ki? Bu konuşmayı 17 kez baştan yazmamın nedeni bu zannediyorum ki. Sahilde 73 tane öz yıkıcı alışkanlık saptadım. Bunlara Paul Reps'in dediği gibi karşıt kişiliğin araçları adını veriyorum. Ne ilginç değil mi? Bu öz yıkıcı kişilikle bize öğretilen ve bizim de inandığımız bu saçma düşüncelerle yaşayıp yeni şeyler oluşturmaya çalışırız. Ama bu düşünceler izin vermezler buna. Bunların yanı sıra özü görmemize engel olan en kötü şey duyumsamazlıktır. Hiç aldırış etmiyorum. Ben halimden memnunum. Titreşimler kimin umurunda? Leo Buscaglia duysun titreşimleri. Kim umursar ki? Çiçek çiçektir. Ağaç ağaçtır. 44 gün batımını kim görmek ister ki? Sevgi adlı kitabımda dediğim gibi, sevginin karşıtının nefret değil duyumsamazlık olduğuna inanıyorum.'' İnsanları duyumsamazlıktan uyandırmak için her şeyi, gerçekten her şeyi yapabilirim. Çünkü ölümden de kötü bir durum bu. Nefretle savaşabilirim, öfkeyle savaşabilirim. Bir şeyler duyabilen herhangi bir kişiyle iletişim kurabilirim ama hiçlikle uğraşamam. Geçen gün gerçekten çok üzücü bir mektup aldım. Şöyle diyordu. Yabanil Palmiyeler adlı yapıtından söz ettiğiniz bir bantınızı dinledim. Eğer acı ile hiçlik arasında bir seçim yapmak zorunda kalsam acıyı yeğlerdim diyorsunuz. Mektup şöyle sürüyordu. Bana çok saçma geldi bu. Ben kesinlikle acıyı hiçbir şeye yeğlemem. Sık sık sözünü ettiğim ruh bilimci R.D. Leng, doğduğunuz andan başlayarak insan olmak için programlanırsınız. Ama her zaman içinde yaşadığınız kültürün, anne ve babalarınızın, eğitimcilerinizin saptadığı biçimde diyor. İşin korkunç yanı bizim de bu öğrenimin tutsağı olup bunu kendimizde özdeşleştirmemizdir. Kişiliğimize aslında bize değil, ailelerimize, kültürümüze, arkadaşlarımıza özgü olan binlerce şey yükleriz. Bunları benimseriz ve sonra bunlar bizimle özdeş olurlar. Biz de bu kişiyi ölürcesine savunup yeni bir kişilik oluşturmanın getireceği savaşımdan kaçınmak için duyumsamazlığa sığınırız. Kusursuzluk örnekleri de yaratırız yaşamımız boyunca dış dünyayı kafamızdaki kusursuzluk kavramına uydurmaya çalışırız. Gerçekten böyle yapıyoruz. Örneğin kusursuz bir gün nasıl olur bizce? Gereksinmelerimizin tümünün karşılandığı, tam bizim istediğimiz gibi geçen bir gün değil mi? Tatsız bir gün nasıldır peki? Bizim istediğimiz gibi geçmeyen bir gündür. Eh, işimiz oldukça güç. Eğer gün istediğimiz gibi olmazsa çok kötüdür. Oysa aslında gün kusursuzdur. Kusursuzluğu bozan bizizdir. Bu beklentiler bir yandan da kendi kendilerini beslerler. Bunlar alışkanlıklarımıza uymayan yeni bir şeyin bize ulaşması olasılıklarının tümüne kapıyı kapatırlar. Buna milyonlarca kez tanık oldum. Anne babalar çocuklarına güzel bir yuva sağlamak için gece gündüz demeden çabalarlar ama onların bu güzel yuvada yaşamalarına izin vermezler. Koltuğa oturma Salonda oturma, ayakkabılarını çıkar, hayır o odada yapma. Alışkanlıklar, herkesin üniversiteye gitmesi gerektiğini söyler. Gidilmemesi çok utanç verici bir şeydir. İşte böylece insanları bu değirmene girmeye zorlarız ve bunun öncesinde yok olmazlarsa mutlaka sonrasında yok olacaklardır. Bir kez bir aileyle çok üzücü bir deneyim olmuştu bu benim için.'' 16 yaşındaki erkek çocuklarının önemli ölçüde öğrenme yetersizliği vardı. Okuyamıyordu ama tanıdığım en güzel çocuklardan biriydi. Her gün bütün gücüyle çalışıyordu. Bedensel olarak aslında çok güzel bir çocuktu. İnsanları seviyordu. Dünyaya sürekli bir ilgi ve merak duyuyordu. Bütün gücüyle öğrenmeye çalışıyordu gerçekten. Eğitimciler ona okumayı öğretemiyorlardı ama anne ve babası öğrenmesi gerektiğinde diretiyorlardı. Sürekli diretiyorlardı çünkü herkesin okumak zorunda olması olgusuna tutsaktılar. Çocuk için asıl temel olanı önemsemiyorlardı. Çocuk şimdi akıl hastanesinde bulunuyor. Gerçekte aklımız bir deneyim aracından başka bir şey değildir. Bu çocuk günde alışkanlıklarımızın 20 tanesini hoşnut etse bile hoşnut etmediği bir tek alışkanlık bizi kuşkulandırır, mutsuz kılar. İşte gerçekten böyle davranıyoruz. Gün boyu bize güzel, olağanüstü ve her şeye değer bir insan olduğumuz söylense bile sonradan birisinin çıkıp bizden hoşlanmadığını söylemesi bizi hemen yıkıveriyor. Geçenlerde Orenstein'ın bilinç üzerine yazdığı kitabı okudum. Gerçekten okumanız gerekir bu kitabı. Çok güzel bir yapıt. Kitapta Orenstein ilginç bir şey söylüyor. Bizi Duygularımız sınırlar, merkezi sinir sistemimiz sınırlar, kişisel ve kültürel sınıflarımız sınırlar. Bu seçimlerin ötesinde bilimsel kurallar da bizi doğru bilgi seçimi yapmaya yöneltir ve bu bilgi de bizi sınırlar. İşte hangi yöne baksak her şey bizi sınırlıyor ama içinizdeki programlamayı değiştirebilirsiniz. Çok da kolay bir iştir bu ama bu kararı siz vereceksiniz. Hemen şimdi şu anda kendinize doyumsamaya başlayacağım artık. Yediklerimin tadına varmaya başlayacağım. İnsanları duyumsamaya, gökyüzüne bakmaya, havayı koklamaya, nesneleri duyumsamaya, yatağa hemen girip uyumak yerine çarşaflarımı duyumsamaya, bedenimi duyumsamaya, başka insanların duygularını anlamaya, komşuma dokunmaya, değişimin, gelişimin, varlığımın bilincine varmaya başlayacağım deyin. Bu denli çok şey olması ama bizim bu denli az şeyle doyuma ulaşmamız çok korkunç bir şey. Böylesine küçücük bir boşluğun bilincindeyiz yalnızca. Her şeyin bu kadar olduğuna inanmak bize yetiyor. Bedenimizin de özümüz olduğunu düşünüyoruz. Olamaz. Bedensel kimliğimizin bakımı için dünyadaki başka her şeyden daha çok zaman harcarız. Sabah kalktığımızda duş yaparız, parfümler sürünürüz, tarınıp saçlarımıza biçim veririz deodorantımızı sürer giyiniriz. Bütün bunları yaptıktan sonra günün bitiminde de bu kez tam karşıt işlemleri yapmaya başlarız. Tam bir çılgınlık bu. Asya'ya gitmeden önce çok zamanımı aldığı için bedenime çok kızdığım anlar olmuştu. Çok sevimli öğrencilerle yürüttüğüm seminer çalışmalarım var. Bu öğrencilerle benim evimde oturup söyleşiyoruz. Bir akşam onlara bedenime nasıl büyük bir öfke duyduğumu anlattım. Bazıları çok kaygılandılar. Çünkü bedenimi yok etmek istediğimi söylemeye çalıştığımı zannetmişler. Asla. Ben kendimi severim. Çok ilginç bir kadın yoga öğretmenim vardı. Bana, "Hey, biraz dur bakalım. Bu beden senin aracındır. Eğer doğru yere, doğru zamanda ve doğru biçimde ulaşmak istersen, onu en iyi biçimde korumalısın. Saygı göster bedenine. Çünkü bedenin en azından şimdilik özünü taşıyan bir araçtır." demişti birdenbire kendime bambaşka bir gözle bakmaya başlamıştım. Şimdi ara sıra kendimi okşuyorum bile. Paul Reps'in sözleri her şeyi özetliyor. İnsan eskiden aklını sürekli olarak işine verirdi. Şimdi ise aynasında yitiriyor. Dolayısıyla özümüz bedenimiz değildir. Kuşkusuz bedenimiz, düşüncelerimiz ve programlanmamız önemli şeylerdir. Şu anda nerede olduğumuz önemlidir. Nerede olursanız olun, bulunduğunuz yeri sevin. Çünkü her şey orada başlar. Kendimi bulunduğum yerde bütün alışkanlıklarım ve sınırlamalarımla birlikte seviyorum. Ama bu yarın da mutlaka burada olacağım anlamına gelmez. Yalnızca kendimi şu anda bulunduğum yerde seviyorum anlamına gelir diyerek başlamalısınız işe. Bunları söylemezseniz yolunuzda ilerleyemezsiniz. Elimde büyülü bir değneğim ve tek bir dileğim olsaydı değneğimi hepinizin üstünde dolaştırıp kendimi şu anda, tam da şu anda bulunduğum yerde seviyorum. Olağanüstüyüm ben demenizi ve buna inanmanızı sağlardım. Asya'da olduğum sırada Lao Tzu'nun Tao mezhebinde önde gelen bilge kişilerden biri olan Doktor Wu ile çalışma şansını elde ettim. Doktor Wu bana insanlara daha büyük bir saygı duymamı sağlayan çok güzel bir şey öğretti. Bu olağanüstü, kibar, bilge insan herkesin kendi kusursuz biçim olduğunu söyledi. Biz zaten kusursuzuz, dünya zaten kusursuzdur. Kusursuzluğu biz kurcalayıp bozuyoruz ve sorunlarımız da bundan kaynaklanıyor. Kendi kusursuz biçimimiz olduğumuz gerçeğini bir benimseyebilsek ne güzel olur. Çok mantıksal bu değil mi? Kim sizden daha kusursuz bir sizdir? Komşunuz mu? Sizin kusursuz biçiminizin ne olduğunu başkaları nasıl söyleyebilir size? Kusursuz biçiminizi yalnızca siz bilebilirsiniz. Siz kusursuz sizsiniz. Siz dünya tarihine bu biçimde geçecek tek kusursuz sizsiniz. Başkaları sizi kusurlu yapmaya çalışacaktır belki. Ama biz E.E. Cummings'in önerdiği gibi davranmalıyız. Sonsuza dek ben olma savaşını verin. Çünkü bu yaşamınız boyunca vermek zorunda olacağınız en büyük savaşımdır. Savaşmaya değecek tek şey de budur aslında. Dolayısıyla başlangıçta da söylediğim gibi insanların kendilerini önemsemeyi, gerçek kimliklerinde zaten var olan kusursuzluğa sevgi duymayı amaçlamaya başladıkları bir süreçten geçmekteyiz. Özün, hiç durmayan zihinsel ve bedensel etkinliklerimiz olduğunu zannediyoruz. Ben buna ne ad vermeye başladım biliyor musunuz? Durallık. Gerçekten de birçoğumuz sadece durallık doluyuz. Paul Reps, bir adlı kitabında aynı anda 5 ya da 6 düşünceyi düşünerek sürekli olarak gergin olmayı öğretiyoruz. Gerginlik eğitimini her yerde bulabiliriz. Ama rahatlık ve mutluluk eğitimini hiçbir yerde bulamıyoruz. Bütün canlılara yardım etmek için yaratılan zavallı insan kendine bile yardım edemiyor diyor. Sürekli yarışır, çözümleriz, sürekli düşünürüz. Yatağa kafamız bir sürü düşünceyle dolu olarak gireriz. Bu düşünceleri kafamızdan nasıl atacağımızı bilmediğimiz için de bir türlü uyuyamayız. Bundan ötürü şimdi gitgide daha çok kişi bu durallığı azaltmaya çalışıyor. Ama kimi kişiler de uzaktan izleyip alıklar diyor. Zihninizi nasıl boşaltacağınızı öğrenmeniz gerekir. Yoksa durallık yüzünden aklınızı yitirebilirsiniz. Günün 24 saatini oturup oğlunuz için kaygılanmakla geçiremezsiniz. Ara sıra her şeyi doğal akışına bırakmalısınız. Böyle yaptığınızda çok güzel bir şey de olur. Hiçlikten çok her şeyi bulursunuz. Ancak bu kez süzgeçten geçirilmemiş bir halde ve çaba harcamadan elde edersiniz bunu. Hiç benzeri olmayan bir duygu verir insana bu. Bugün artık yitirme korkusu duymadan zihnimizi özgür kılmayı öğreniyoruz. Öneri bilim gibi şeyler öğreniyoruz. Biliyor musunuz? demir perde ülkelerinde yeni bir bilim dalı oluşturulmuş. Zihin boşaltılınca öğretmenin bütün ders bilgilerini iki ya da üç hafta içinde boşaltılan zihne yerleştirebileceğini ortaya çıkartmışlar. Şimdilik bir sır gibi saklanıyor bu ama yakında açığa çıkarılacaktır. Asya'da olduğum sıralarda bir manastırda çok ilginç bir deneyim yaşadım. Yaptıkları ilk şey bana Zen Budizmine özgü Zen Zihin Boşaltma uygulamasını öğretmek oldu. Zen zihin boşaltma ne midir? Bu, tümüyle karanlık ve dış etkenlerden uzak bir odaya tek başına kapatılarak öğrenme yöntemidir. Bu odada kendinizle baş başa oturursunuz. Ancak yaşamınızı sürdürmeye yetecek kadar yiyecek getirilir size. Tam bir karanlık ve boşluk içinde yaşarsınız. Ne okuyacak bir kitabınız, ne seyredecek bir televizyonunuz, ne de konuşacak birisi vardır odada. Yalnızca siz oradasınızdır salt değişiklik amacıyla insanın kendisiyle karşılaşması ve olacakları gözlemlemesi ne büyük bir sevinç kaynağı. Odada otururken ilk düşündüğüm şey neydi biliyor musunuz? Düşünmeyi sürdürmeliyim. Durallığıma sıkı sıkıya tutunmalıyım. Kendi kendime durallığım burada işte demeliyim diye düşünmeye başladım. Böylece kendi kendimle konuşmaya başladım. Gerçekten oturup Mary'nin küçük bir lambası vardı gibi şeyler söylemeye başladım. Çünkü susarsam çıldıracağımı zannediyordum. Bazı kutsal kitaplar şöyle diyor. Kimliğinizi bulmanız için kimliğinizi yitirmeniz gerekir. Üzerinde düşünün bu sözün. O odada bir süre sonra e boş ver gitsin deyip zihnimi başı boş bırakarak arkama yaslanıp her şeyi oluruna bırakınca ne kadar keyiflenmiştim. Dinginlik içinde bir süre için kafamdan soyutlanmak, yorgun zihnimi dinlendirmek, huzur dolu bir an yaşamak ne kadar güzeldi. Siz de bir deneyin bunu. Olağanüstü ilginç bir teknikte öğrettiler bana. Zamanınız olduğunda siz de denemek istersiniz belki. Şöyle diyorlar. Düşüncelerini tümüyle burnuna yönelt. Gözlerini kapat, zihnini ve bütün gücünü burnunun tam ucunda topla. Kafandaki her şeyi sil. Sonra bırak, burnunun ucu düşsün. Ne büyürü değil mi? Bir gece yatmadan önce deneyin bunu hemen uykuya daldığınızı göreceksiniz. Neyse, öz olduğunu düşündüğünüz bu sonsuz durallık aslında çok saçma bir şey. Kurtulun bu durallıktan. O zaman nedenli çok yeni şeyin size ulaştığını görünce şaşırıp kalacaksınız. Kabala adlı çok güzel bir kitap buldum. Gizemsel bir İbrani kutsal kitabı bu. Bu kitap bana çok ilginç bir şey öğretti. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle deniyor kitapta. İnsan Hiçbir şeyin gerçek olmadığını, her şeyin sürekli olarak oluştuğunu ve değiştiğini anlamalıdır. Her şey doğar, büyür ve ölür. Her şey doruğuna ulaştığı an gerilemeye başlar. Uyum yasası sürekli etkinlik içindedir. Gerçeklik diye bir şey yoktur. Hiçbir yerde süreklilik, durağanlık ya da gerçeklik yoktur. Hiçbir şey kalıcı değildir. Her şey değişir. İnsan her şeyi başka şeylerden evrimleşen ve onu başka şeylere yönelten sürekli bir eylem ya da tepki, iç akış ya da dış akış kurmak ya da yıkmak, yaratmak ya da yok etmek, doğum, büyüme ve ölüm olarak görmelidir. Hiçbir şey gerçek değildir. Hiçbir şey sürekli değildir. Her şey değişir. Bunu kabul etmek için durallığı ardımızda bırakmak zorundayız. Kendinizi bulmak için kendinizi yitirmelisiniz. Aklınızı bulmak için aklınızı yitirmelisiniz. Güvenlik gereksinmelerimizin de öz olduğunu düşünüyoruz. Kültürümüzde çok önemli bir şeydir bu. Birçok güvenlik gereksinmesini öz olarak kabul ederiz. Bu alışkanlıkları kendileri de bu gereksinmelere tutsak olan başka yetişkin kişilerden öğreniriz. Nesne biriktirmenin gerekli olduğunu zannederiz. İnsanları etki ve yetkiyle çevremizde toplamanın gerekli olduğunu zannederiz. Ereklerimizin olması bize güven verir. Para çok para bize güven verir. Asya'ya gitmeden önce çok ilginç bir şey geldi başıma. Evim iki ay içinde üç kez soyuldu. İlkinde polis çağırdım. Bir memur gelip evi inceledi. Birlikte çalınan şeyleri saptadık. Ben, eh bu eşyaları o adamların benden daha çok gereksinimi vardır belki dedim. Bunu duyan memur bana çok öfkelendi. Baş belansısın sen, ne biçim bir düşünce bu diye çıkıştı. Ben de bir daha böyle bir şey söylemedim. İki hafta sonra bir gün evet döndüğümde bu kez saatlerimin çalınmış olduğunu gördüm. Bundan üç ya da dört hafta sonra evim yeniden soyuldu. O zaman oturma odasının ortasında yere oturup eh her gelişlerinde bir şey alıyorlar ve böylece benim de gitgide çalınacak daha az şeyim kalıyor. Belki de her şeyi alırlarsa çalınacak hiçbir şey kalmaz.'' ve ben de böylece tek başına bir suça son vermiş olurum diye düşündüm. Ve para, The Way of the Bull adlı kitabımın yayınlanmasından sonra Asya'ya ilk gidişimde günde 35 sentle geçiniyordum. Bu son gidişimde ise 20 dolarla geçiniyordum. Ama koşullarım hiç de düzelmiş sayılmazdı. Yalnızca biraz kilom artmıştı. Para gerekli değildir. Para tatlıdır ama gerekli değildir. Tek güvence kaynağınız sizsiniz. Hepsi bu kadar. Para her gün değer yitiriyor. Bu nedenle herkes altın alıyor. Ama bakın, Budistlerin ilginç bir sözü daha var. Melek olarak uyanıyor, gün boyu güvenlik içerisinde koşuşturduğumuz için şeytan olarak uykuya dalıyoruz. Sürekli çabalıyor, koşuyoruz çünkü böyle yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü korku içerisindeyiz, ya da durup neyin gerçekten öz, neyin önemli olduğunu düşünmek aklımıza gelmiyor. Güvenlik kendi içinizdedir. Tek güvenceniz kendinizsiniz. Duyumsal gereksinmelerinizin doyurulmasının da öz olduğunu zannediyorsunuz. Nedenli çok şeye sahip olursanız, o denli çok şeye daha sahip olmanız gerekmektedir. İyi bir şeye hiçbir zaman doymazsınız. Size yöneltilen ilgiyi hiçbir zaman yeterli bulmayacaksınız. Size verilen gücü, desteği hiçbir zaman yeterli görmeyeceksiniz. Bunlarda doyum aramak sizi sürekli uğraş içerisinde tutar. Ancak nedenle çok şey alırsanız alın, kendiniz yeterli oluncaya kadar hiçbir şey size yeterli olmayacaktır. Sürekli olarak üstünlük arayışı içerisindeyiz. Acı çekmek istemeyiz. Oysa acı çekmenin bize öğreteceği çok şey vardır. Kuşkusuz ben de neşe içerisinde öğrenip öğretmeyi yeğlerim. Ama acı çekmenin değerini yansımak çok büyük bir yanlışlık olur. Ne acıya sımsıkı sarılın ne de acı çekme isteği duyun. Acıyı önce duyun, avuçlarınızın içerisine alın ve sonra salıverin gitsin. Ama gerçekten tadın acıyı çünkü çok şey öğretebilir size. Hiçbir şey öğrenmeden acı çekmek tam bir aptallıktır. Birçoğumuz için yaşamın anlamı güzel, dengeli bir konuma ulaşma çabasıdır. Üstünlük olgusunu yaşamak çok güzel bir şeydir ve olabildiğince sık gerçekleştiremeyiz bunu. Gizil gücünüze dayanarak üstünlükler üzerine kurun yaşamınızı ve gitgide daha çok üstünlük kazanıp geliştirin. O zaman güçsüzlükleriniz bile yalnızca üstün güçsüzlükler niteliği alır ve onları kabullenip dışlamak kolaylaşır. Öyleyse biz ne değiliz? Biz zihinsel durallığımız değiliz, bedenlerimiz değiliz programlanmamız değiliz, öğrenimimiz değiliz, şu anda var olan aklımız değiliz, bedensel kimliğimiz değiliz, duyularımız değiliz, algılarımız değiliz, gücümüz değiliz, var olan duygularımız değiliz, var olan tepkilerimiz de değiliz. Evet, bunlar bizim bir parçamız ama aslında bunlardan daha çok şeyiz biz. Ama bunlara alışmışsanız sonsuza dek onlarla birlikte yaşayacaksınız demektir. Şunu iyice anlayın. Bunlar şu anda siz olabilirler ama olabileceğinizin yalnızca küçük bir bölümüdürler. Henüz anlaşılmamış yönleriniz anlaşılmış olanlardan daha çoktur. Aslında anlaşılmış olan anlaşılmamış olana oranla yok denecek kadar azdır. Hayranlık duyduğum bir başka kişi Doug Hammersholt'tur. Söylediği şeyler benim söylediklerime tümüyle uyuyor. Her an kendinizi seçersiniz. Ama gerçekten kendi kimliğinizi mi seçiyorsunuz? Beden ve ruh birçok ben oluşturmanızı sağlayacak binlerce olanak içerirler. Ama bu olanakların yalnızca birinde seçen ile seçilen arasında bir uyum vardır. Merak, şaşkınlık ya da açgözlülük yüzünden önemsemediğiniz yaşam gizemine, size bağışlanan yeteneğin bilincine, gerçekten içinizdeki beniniz olan olağanüstülüğünüze ulaşmanızı, bunlarla bağlantı kurmanızı engelleyen bütün bu yüzeysel var olma ve eylem olasılıklarını duygularını dışlayıncaya dek hiçbir zaman anlayamayacağınız tek olanaktır bu. Bu sözler Hamas Jold'un İmler adlı yapıtında yer alıyor. Öyleyse kendimizle nasıl bağlantı kurabiliriz? Her şeyden önce bilincine vararak, ne güzel sözcükler değil mi bilincine varmak? sorunun tam can alıcı noktasını belirtiyor değil mi? Bilincine varmak. Her şeyin bilincine varmak. Yaşamın bilincine varmak. Büyümenin bilincine varmak. Ölümün bilincine varmak. Güzelliğin bilincine varmak. İnsanların, ağaçların, çiçeklerin, varlığının bilincine varmak. Açık zihninizi görmeye ve duymaya başlayın. Duyumsayıp denemeye başlayın ve yaptığınızdan utanmayın. Daha önce hiç yapmadığınız gibi dokunun. Çiğneyin, duyumsayın, sürekli büyüyün, hiç duraklamadan büyüyün hem de. Büyüdüğünüz her dakika değişeceksiniz. Kafanızı açın, yüreğinizi açın, kollarınızı açın ve her şeyi içinize alın. Sürekli olarak alabilir, alabilir ve alabilirsiniz. Ama yine de alacağınız şeyler hiç bitmeyecektir. Her zaman alacağınız bir şeyler mutlaka vardır. Bir ağaçta nedenle çok şey görürseniz daha o denli çok görülecek şey vardır. Beethoven'ın bir sonatını dinlemek sizi sonsuzluğa ulaştırır. Bir şiir kitabı sizi güzelliğe ulaştırır. Seveceğiniz bir kişi sizi binlerce başka sevgiye ulaştırır. Sürekli büyüyün, seçenekler bulun. İçinde bulunduğunuz düzen olanakların yalnızca bir tanesidir. Her şey için binlerce olanak vardır.'' Buster diye birinden telefon bekleyen genç kızın öyküsünü sık sık örnek olarak anlatırım. Genç kız telefon beklemektedir. Buster saat 4'te telefon edeceğini söylemiştir. Ama onun yüreği daha saat 1'de telefon beklemeye başlar. Yurttaki kız arkadaşlarının hepsine telefondan uzak durmalarını söyler. Bekler, bekler. Saat 4 olur ama telefon çalmaz. Genç kız beklemeye devam eder saat dört buçuk olur, beş olur, altı olur ama bastırdan telefon gelmez. Saat dokuz olduğunda genç kız iyice umutsuzluğa kapılmıştır. Banyoya gider ve bileklerini keser. Neden? Çünkü o bunun tek seçeneği olduğunu zannetmektedir. Ben, belki de gerçekten akıl sağlığı en güçlü olan kişinin en çok seçeneğe, en geçerli seçeneklere sahip olan ve bu işe yaramazsa başka ne, başka ne başka ne olabilir diye sorabilen kişi olduğuna inanmaya başlıyorum. Örneğin bu genç kızı ele alalım. Başka ne yapabilirdi? Düşünün biraz, yaratıcı olun. Bileklerini kesmesinin dışında başka neler yapabilirdi? Bastır'a telefon edebilirdi. Ona telefon edip, ne oldu Allah aşkına Bastır, parmağın mı kırıldı yoksa diye sorabilirdi. Peki başka ne yapabilirdi? Hadi düşünün. Daha iyi bir şey. Evet, bir pizza yapabilirdi kendine, soğuk bir duş alabilirdi ya da bana telefon edebilirdi. Yalnızca bir tek seçeneği olduğunu düşünmesi çok üzücü. Binlerce seçeneğin yanı sıra daha düşlenmemiş niceleri vardır. İyi, kötü, doğru, yanlış, normal, anormal ve benzeri gibi ikili öbeklendirmeler vardır. Ne saçma, sadece sınıflandırmalar, olasılık ve yaratıcılık ürünleridir bunlar. Sınıfımda gözleri görmeyen bir kız öğrencim var. Benden çok daha normal bir insan. Gerçekte görüyor. Kesinlikle görüyor. Bana benim kör olmam sizin görmeniz kadar normal bir şey diyor. Normal olan nedir? Doğru olan nedir? Peki yanlış olan nedir? Özgür olduğunuz sürece ve özgür olmanın sorumluluğunu kabul etmeye istekli olmanız koşuluyla seçenekler denemekte özgürsünüz. Seçeneğinizi denediğinizde işler umduğunuz gibi gitmezse beni suçlamayın. Kendi seçiminizi suçlayın ve bir başka seçeneği deneyin. Kararı siz verin, boya fırçanızı siz alın, renklerinizi siz seçin, cennet resminizi siz yapın. İçinde siz yaşayın ya da isterseniz cehennem resmi yapabilirsiniz ama bunun için de beni suçlamayın. Var olmamanızın tek sorumlusu yalnızca kendiniz olabilirsiniz. Geçmişte olanı unutun, şu anda olana sımsıkı sarılın. Yaşam soyut bir görüngü değil, evrensel yaşamın her an sürekli olarak etkileyen ve etkilenen bir parçasıdır. Bulunduğunuz yeri sevmiyor musunuz? Öyleyse değiştirin yerinizi. Başka bir kişi olun, bir değişiklik olsun diye ara sıra içinizden geleni yapın ve o zaman olacaklardan bir şeyler öğrenin. Bir şey daha, olumsuz koşullardan kaçınmayın olumsuz koşullar size çok şey öğretebilirler. Siz de olumsuz koşullar yaratan kişilerden kaçınmayın. Genellikle böyle kişilere arkamızı dönüp uzaklaşma eğilimimiz vardır. Oysa bu kişiler size kendinizi yeniden değerlendirip değişik bir gözle görme gereğini duyuracaklardır. Sizi filan kişi üzmez aslında. Sizi siz kendiniz üzersiniz. Filanca kişi sizi olumsuz bir koşula sürüklerse sizin beklentilerinize uygun davranmadığı içindir bu. Eh, işiniz hiç de kolay değil. Üzüntünüzün kaynağı o kişi değil sizsinizdir. Olumsuz koşullarınızdan da bir şeyler öğrenin. Asya'da öğrendiğim ve şimdi size söylemek istediğim bir şey daha var. Kimilerinize çok aşırı ve olanaksız gelebilir. O zaman önemsemeyin isterseniz. Şöyle bir söz bu. Kendinizi beklentilerden kurtarın. Bu da çok ilginç bir şey söylemiş. Buda'nın kendine özgü, olağanüstü şeyleri çok yalın bir biçimde söyleme biçemi var. Ummaktan vazgeçtiğiniz zaman her şeye sahip olursunuz diyor. Çok güzel sözler bunlar. Ummaktan vazgeçtiğiniz zaman her şeye sahip olursunuz. Beklentileriniz olmadan kendi içinizden gelen şeyleri yaparak yaşarsanız zaten gereksindiğiniz her şeye sahipsiniz demektir karşılık olarak size bir şey verilirse kollarınızı açarak kabul edin bunu. Böyle bir şey her zaman bir sürpriz olarak karşılanmalıdır. Ama hep karşılık umar ve umduğunuz karşılığı alırsanız sürpriz niteliği olmaz bunun. Sonra can sıkıcı bir şey olur. Beklentileri bir yana bırakın ve her şeye sahip olun. İnsanlar size ne verirse onu alın. Verileni beğenirseniz sevinç içinde kucaklayıp öperek alın onu. Ama ummayın. Eğer acı çekmek isterseniz beklentiler edinin. İnsanların görevi sizin beklentilerinizi gerçekleştirmek değildir. Son söz olarak gereksindiğiniz her şey zaten içinizdedir. Bunu anlamak için bütün yapacağınız şey bunu sadece kabul etmektir. Siz kendi kusursuz biçiminizsiniz. Kusursuzlukla oynamak acı getirir. Kusursuzluğunuza ulaşın. Sözlerime Weiner'ın çevirdiği La Tuzun'un Yol adlı yapıtından bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Bu kitap benim söylemeye çalıştığım şeyleri özetliyor ama çok daha güzel bir biçimde. Bilgelikle ilgili kitapların tümünün her zaman çok küçük boyutlarda olması ne kadar ilginç değil mi? Benim bir saat, 15 dakikada anlatmaya çalıştığım şeyleri birkaç tümcede özetliyor. Varoluş, sözcüklerin tanımlama gücünün çok ötesindedir varoluşu tanımlamak için birçok terim kullanılabilir ama hiçbiri yeterli değildir. Gökyüzünün ve dünyanın başlangıç evresinde hiç sözcük yoktu. Sözcükler maddeden kaynaklanırlar. Bir insan ister dinginlikle yaşamın özünü görsün, isterse tutkuyla salt yüzeyi görsün, öz ve yüzey aynıdır. Sözcükler bunları yalnızca dış görünüşlerini değiştirerek farklılaştırırlar. Eğer bir at gerekiyorsa, Mucize olsun bu. Böylece mucizeden mucizeye varoluş doğacaktır. İçinizdeki öz sınırsızdır. Onlara ne ad verirsek verelim, birlikte çalıştığımız çocukların içlerindeki ölümsüz öz sınırsızdır. Çocuklarla çalışmış olanlarınız ne kadarını anlamış olursa olsunlar, onların sınırsız bir gizil güçleri olduğunu bilirler. Bizim bütün yapmamız gereken şey, onların bunu kendilerine özgü biçimde tanımalarına olanak sağlayıp, yardıma, desteğe ve yüreklendirilmeye gereksinme duyduklarında yanlarında olmaktır. Eğer bu at mucize olursa hepsi başarıya ulaşacaktır.